Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Bu videoda türevin hem geometrik yorumunu göreceksiniz, hem türevin fiziksel yorumunu göreceksiniz. Eğimlerden başlayalım. Evet arkadaşlar, eğim ne oluyor? Eğim demek türev demektir. Bunu bir defa aklınızın bir köşesine koymanızı istiyorum. Fx'in x eşittir a noktasında teğet doğrunun eğimi. Arkadaşlar bu bizim fx'imiz olsun. Bu verilen fx'in grafiği. X eşittir a noktasında bir tane teğet çizdik. Şu teğet doğrunun eğimi nasıl bulunur? Hocam ya bize fonksiyon verilmişse türevini alıp yerine a yazarsınız. Bitmiştir. Ya da. Sizlerin teğetin pozitif yönlü açı, yani x eksenine kestiği sağdaki açıya biz pozitif yönlü açı diyoruz arkadaşlar. Yani şurası. Buraya alfa dersem, tanjant alfayı bulursanız soru bitmiştir. Ya verilen fonksiyonun türevini alıp yerine a yazarsınız. Grafik verilmişse, eğer bir tane teğet çizilmişse gerçekten, a noktasında çizilen teğetin eğimi pozitif yönlü açı sağdaki açıdır. Bak soldaki açı değil, sağdaki açı. Sağdaki açının tanjant alfasını bulursanız soru bitmiştir. Güzel. Ben burada aslında tanjanttan da özür dilemek istiyorum. Niçin? Trigonometride ben size alttan ifade öğrettim. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosekant. Ben size dedim ki orijinal olan sinüs ve kosinüstür. Hatırladınız mı? Dedim ki tanjant diye bir şey yoktur. Sin bölü kos. Kotanjant diye bir şey yoktur. Kos bölü sin. Sekant diye bir şey yoktur. 1 bölü kos. Kosekant diye bir şey yoktur. 1 bölü sin. Hatırladınız mı? Orijinal olan sinüs ve kosinüstür. Aslında tanjant türevin kendisiymiş. Çünkü türevini al, yerine yazılan tanjant alfa aynı şeydir. Haberiniz olsun. Her ikisi de sana eğimi verir. Bunu unutmayın. Güzel. Hocam tamam. Teğet zaten belli. Bu normal tam mteğet, teğetin eğimi zaten. Bunda bir sıkıntımız yok. Hocam mn ne oluyor? Bu da arkadaşlar normal doğrunun eğimidir. Yani şöyle bir şey. Çizilen teğete o noktada dik geçen doğruya biz normalin eğimi diyoruz. Arkadaşlar yani bu normalin denklemi. Normali. Normal. Bu teğet. Bunda bir sıkıntımız yok zaten. Belli zaten teğet. Teğet ile normalin eğimleri çarpımı neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. Bunu da bir kenara not edelim. Hocam bize bir fx vermiş. Tamam. Diyor ki x eşittir 1 noktasında teğet doğrunun eğimi nedir? Kolay. Türevini al. Yerine 1 yaz. Bitti bu kadar. Fonksiyon belliyse türevini alıp yerine o değeri yazarsanız o noktadaki eğimini bulmuş olursunuz. Hadi bunu bana bunun türevini alır mısınız? Hocam hemen alalım. 3 öne düştü. 3x kare. 2 öne düştü. Eksi 8x artı 6. Tamam. Yerine 1 yazdınız mı eğim bulmuş olursunuz. Ama kimin eğimini bulmuş olursunuz? Teğetin eğimini bulmuş olursunuz. İlk sene 1 yazdık. 3'ten 8 çıktı. Eksi 5. 6 1 ile artı 6 ile topladık. Cevap 1 oldu. Hocam normalin eğimi nedir? Ben bunu biliyorum. Teğetin eğimi ile normalin eğiminin çarpımının eksi 1. Teğetin eğimi zaten 1'di. O zaman normalin eğimi nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Demek ki bize bir fonksiyon verildiği zaman x eşittir 4 noktasındaki teğetin eğimi. Türevini al 4 yaz. 5 noktasındaki teğetin eğimi. Türevini al 5 yaz. 10 noktasındaki teğetin eğimi. Türevini al 10 yaz. Türevini al yerine yaz. Eğimini bulursun arkadaş. Türevini al yerine yaz. Eğimini bulursun arkadaş. Neyini? Eğimini bulursun arkadaş. Eğimini bulursun arkadaş. Eğimini bulursun arkadaş. Eğimini bulursun. Demek ki türevini al yerine yaz. Eğimini bulursun arkadaş. Hocam tamam da fonksiyon belli değil ama grafik belli. O zaman tanjant alfa. Aynı şey. Ha türevini al yerine yaz. Ha tanjant alfa. İkisi de zaten sana türevi verir. Yani eğimi verir. Hocam f3'ü istiyor. F3'ün gittiği yer zaten belli. 6.
f'in türevi 3'ü istiyor. X eksene yapmış olduğu pozitif yönlü açıya alfa dersem, tanjant alfayı bulursanız soru bitmiştir. E hadi şu üçgende arkadaşlar bana tanjant alfayı bulur musunuz? Karşı 6 birim, komşu 2 birim. 6 bölü 2'den cevap ne olur? 3 olur. Hocam artı 3 mü? Eksi 3 mü? Öğrenciler genelde burada takılıyorlar. Bunun bulunuşunda arkadaşlar bir sürü yöntem var. Birincisi, şu açı dar mı geniş mi? Hocam açımız dar açı. O zaman tanjant alfa %100 pozitiftir. Çünkü dar açı. Hocam ikincisi, çizilen teğet soldan sağa yukarıya mı çıkıyor, aşağıya mı iniyor? Vallahi hocam yukarıya doğru çıkıyor. Pozitiftir. Ya da çizilen teğetin sağ ucuna bakılır. X ekseninin üstünde mi altında mı? Vallahi hocam üstünde. Pozitiftir. Ben sadece sana 3 tane yöntemi gösterdim. Hadi. F1 nedir? F1 zaten 4'tür. Geç bu işleri. Bu kolay zaten. Hocam F'in türevi 1 isterse X eksene yapmış olduğu pozitif yönlü açı. Aa, açımız çok geniş. Eksi. Eksi. Ben buraya da arkadaşlar teta dersem. Alfa ile tetanın toplamı 180 ya. 180'de isim değişmezdi. O zaman eksi, yani aslında orijinali şudur. Tanjant alfadır. Tamam. Şimdi pozitif yönlü açımız alfa. Tanjant alfa demek eksi tanjant teta demektir. Doğru. Çünkü arkadaşlar 180'de isim değişmezdi. Bir tek sinüsler artıydı. Trigonometriyi hatırlayalım da. Sinüs 10, sinüs 170'tir. Sinüs 20, sinüs 160'tır. Sinüs 30, sinüs 150'dir. Ama diğerleri hepsi eksilisidir. Mesela kosinüs 10, eksi kosinüs 170'tir. Tanjant 10, eksi tanjant 170'tir. Kotenjant 10, eksi kotenjant 170'tir. Bir tek sinüsler artır, bunu unutmayın. O zaman tanjant alfa eksi kotenjant tetadır. Güzel. Karşı bölü komşu işte. Karşı 4, komşu 6. Cevap eksi 4 bölü 6. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Ya da x eksenine yapmış olduğu açıya şuraya da alfa dersiniz. Ama sonucun eksi olduğunu bilinen. Niçin? Çizdiğiniz teğet soldan sağa nereye doğru iniyor? Aşağı doğru iniyor. O zaman sonuç eksi olacak. Ya da sağ ucuna bakın. X eksenin altında mı üstünde mi? Altında olduğu için sonuç %100 negatiftir. Bunu unutmayın. Geldik buraya. Hocam f'in türevi 3'ü istiyor. X eksen yapmış olduğu açıya alfa dedim. Evet. Bana tanjant alfayı bulursanız soru biter. Tanjant alfayı ben nasıl bulacağım? Valla hocam karşı 4 ama komşu ben değil. Bunu uzatalım. Çok mu zor? Bu da alfa değil mi arkadaşlar? Bana tanjant alfayı bul da nereden buluyorsansa bul. Umurumda değil ki. Hadi. Karşı kaç birim oldu? 7. Bölü komşu kaç birim oldu? 3. Cevap 7 bölü 3'tür. Bak. Dar açı. Artı. Soldan sağa teğet yukarı doğru çıkıyor. Artı. X ekseninin neresinde sağ ucu? Üstünde. Artı. Yani cevap artı 7 bölü 3'tür. Geldik buraya. F'in türevi eksi 2'yi istiyor. Tamam. Şimdi eksi 2'de teğet çizilmiş. X eksene yapmış olduğu açıya alfa değil. Tanjant alfayı bul, soru biter. Şu minik üçgene odaklanın. Karşı 4, komşu. Şurası tabii ki eksi 4 olacak altta kaldığı için. Ama uzunluk 4'tür. 4 bölü 3. Cevap 4 bölü 3. Ama nasıl 4 bölü 3? Artı 4 bölü 3. Çizdiğiniz teğet nereye doğru çıkıyor? Hocam yukarıya doğru çıkıyor. Tabii ki cevap artı 4 bölü 3'tür. Hadi buna benzer bir tahtada soru çözelim. Sonra 2022'de nasıl bir soru geldi? Üçüncü tahtamızda ona değiniriz. Haydi. Evet arkadaşlar, iki tane güzel soru. Bunlardan yolumuza devam edelim. Buyurun arkadaşlar. Bizden G'nin türevi 1'i istiyor. Ama burada bizim bir tane çarpma işlemimiz var. Burada çarpmaya göre türev alacaksınız. Buna dikkat edin. Öncelikle arkadaşlar bu grafiği biraz yorumlayalım sizinle birlikte. Bana F1'i bulun desem F1 neye eşittir? Vallahi hocam 1 bizi 3'e götürüyor. Güzel. Arkadaşlar bana bir de F'in türevi 1'i bulur musunuz? Hocam X ekseninden pozitif yönlü açımız bu. Açımız alfa olsun. Bu geniş açı o zaman negatif. Buraya alfa desem şurası da arkadaşlar bizim betamız değil midir? Evet. Tanjant alfa eksi tanjant betadır. İşte bakın eksi. Hadi karşı 3 birim, komşu 3 birim. O da 1 oldu. Bakın karşı şu üçgene odaklanalım. Evet. Karşı bölü komşu. Süper. O da eksi 1. Tamam kocam. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi sen benden ne istiyorsun? G'nin türevi 1 istiyorsun. Hadi bulalım. Hadi G'nin türevini nasıl alacaksınız arkadaşlar? Önce birincinin türevi alınır. 3. Diğerine el vurma olduğu gibi yaz. Artı. Bu sefer ikincinin türevi alınır.
baştakine el vurma olduğu gibi yazın. Hadi x yerine 1 yazalım mı? Hocam tabii ki yazalım. Hadi f1 x yerine 1 yazıyorsunuz ya. X yerine nerede o? X yerine 1 yazıyorsunuz ya. X yerine 1 yazıyorsunuz ya. Hocam f1. F1'imiz neydi? 3'tü. Hocam f'in türevi 1. F'in türevi 1 eksi 1'di. Tamam 3 kere 3 9. Biz g'nin türevi 1'i bulduk ha. 3 kere 3 9. Şurası 4. Eksi 1'den çarptık. Eksi 4 mü oldu? Cevap ne oldu arkadaşlar? Cevap 5'tir. Cevap 5'tir. Evet arkadaşlar cevap 5. Aklıma espri geldi. Logaritmadaki cevap 5'tir. Nokta 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 5'tir. Nah 5'tir yani. Cevap burada gerçekten 5. Hadi geldik bizim bu sorumuza. Hocam önce bu grafiği bir yorumlayalım. Tamam hadi yorumlayalım. Allah'ım bir daha cevap 5 bulmayacağım ya. Hocam dur. 3 bizi nereye götür? Onu merak ettim. Hocam şurası şurasına eşitse temel benzerlik oranı 3'ün 6 oranı, 1'in 2 oranı. Şurası 2'dir arkadaşlar. Şurası şurasına eşitse bu 1 ise burası 2 birimdir. 3'ün 6 oranı, 1'in k'ya oranı. K 2 çıkar. Tamam hocam. Demek ki F3'ümüz neymiş? F3'ümüz 2'ymiş. F'in türevi 3'ü bulalım. Vallahi hocam çizdiğim teğetin sağdaki açı şu açımız. Alfa dar açı o zaman artı. Karşı. Karşı bölü komşu böyle de olur. Karşı bölü kompleks de olur. Sıkıntı değildir. Şu üçgene odaklanalım arkadaşlar. Tanjant alfa karşı bölü komşudan 1 bölü 3. Bu bir kenarda kalsın. Ha belki bunları kullanmayacağım. Aslında kullanacağım. Hadi belki kullanmayacağım. Tamam hocam kullanmayacağız. Hadi. Sorumuzu çözelim. Genin türevi 5'i mi istiyorsun? Hadi genin türevini alalım. Parantezin içine ne diyorduk? Çocuk diyorduk. Parantezin içine ne diyorduk? Çocuk diyorduk. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hadi. Genin türevi. İçindeki çocuğa el vurma. Çarpı içindeki çocuğun türevi eşittir. Evet 3x kare. Burada bir çarpma işlemi var. Önce birincinin türevi alınır. 2x. Diğerine el vurma olduğu gibi yaz. Artı. Şimdi bunun türevini alacağız. Tamam. F'in türevi 2x artı 1 çarpı 2. Evet. Çarpı. Baştakini olduğu gibi yazın. Soru bitti arkadaşlar. Adam genin türevi 5'i mi istiyor? 5 istiyorsa sen x'e ne yazman lazım? 1 yazman lazım. Hadi. G'nin türevi 5 çarpı x'e 1 yazınca ne olur? 3 olur. X'e 1 yazdım. 2. X'e 1 yazdım. F3. X'e 1 yazdım. F'in türevi 3. Evet. Çarpı 2 çarpı 1. Süper. F3'ü ben daha önce biliyordum. Kaç bulmuştuk arkadaşlar? 2 mi bulmuştum? F'in türevi 3'te neye eşitti? 1 bölü 3'e eşitti. Soru bitti. Hadi. G'nin türevi dur. G'nin türevi 5 çarpı 3 eşittir. Şu 5'i niye biçimsiz yazdım ya? G'nin türevi 5 çarpı 3 eşittir. 2 kere 2 4 artı 1 bölü 3'ü 2'ye çarptım. 2 bölü 3 mü oldu? 3 kere 2 6 evet 8 bölü 3 oldu. Şu 3'ü de alta gönderelim. G'nin türevi 5 neye eşit olur arkadaşlar? 3'e böldüğünüz zaman 8 bölü 9 mu olur? Şıklardan 8 bölü 9'u bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım arkadaşlar? Öncelikle F3 nereye gider? 2'ye gider dedim. F'in türevi 3 tam da 3'te bir tane teğet verilmiş. Tanjant alfa işte karşı bölü komşu o da 1 bölü 3. Hadi çarpmaya göre türev alalım. Ama daha önceden parantezin içine çocuk diyorduk hatırlayalım bir. G'nin türevi. İçindekine karışma çarpı içindekinin türevi. Çarpmaya göre türev alacaksınız. Birincinin türevi. Diğerine el vurma artı bunun türevi budur. Karışmasın maksat. Şunun türevi budur. Çarpı baştakine karışma. X yerine 1 yazdığımız soru biter. X yerine 1 yazdım. X yerine 1 yazdım. 1 yazdım. 1 yazdım. 1 yazdım. Yani G'nin türevi 5 çarpı 3 eşittir. 2 çarpı F3 artı F'in türevi 3 çarpı 2 çarpı 1. Soru bitmiştir. Buyurun. Ne diyor arkadaşlar? X eşittir 2 noktasında teğet doğrunun denklemi nedir? Arkadaşlar denklem nasıl bulunurdu? H
Hocam x'imiz 2 ya. Y'yi de bulalım. Yani y dediğimiz fx oluyor ha. Hadi x'e 2 yazalım mı? 2'nin karesi 4. Eksi 2 kere 10 20 artı 3. 7 eksi 13 mi oldu arkadaşlar? Evet. Eksi 13. Ya bu niye ya? Ha, dur. Eksi 13 bile yazamıyorum ya. Tamam. Eksi 13. İşte bu bizim y'miz. E bir de eğimi bulalım. Arkadaşlar teğet doğrunun denklemi bulunurken geçtiği noktaları bilmek zorundasınız. X'e y noktasından geçiyormuş. E bir de eğimi buldunuz mu? Denklem çok rahatlıkla ortaya çıkar. E hadi eğimi ben nasıl bulacağım? Türevini alacaksınız. Hadi türev alalım. Arkadaşlar türevi nedir bunun? 2x eksi 10. E x yerine 2 yazalım. O da eksi 6 mı oldu? Evet hocam. Tamam. Eğim belli. Geçtiği noktalar belli. Bana denklemi nasıl buluyordunuz? Hocam denklem y eksi y 0. X eksi x 0 çarpı m teğettir. Evet. Yani y eksi y 0 dediği bu ha. Pardon y 0 dediği bu ha. İşte y 0 dediği o y'nin bulunan değeri. Yani y artı 13. X eksi x 0 yani 2 çarpı m teğet yani eksi 6. Soru bitti. Sonra bu eksi 6'yı dağıtırsınız. Belki şıklarda bu vardır bilmiyorum. Hadi y eşittir. Eksi 6 x artı 12. 13'ü de karşıya attım. Eksi 1. Denklem ortaya çıktı. Olayı anlaşıldı mı arkadaşlar? X eşittir 2 noktasında teğet doğrunun denklemi nedir dediği zaman x'e 2 yazalım. Y'yi de bulalım. Hocam y'yi de buldum. Eksi 13. Tamam eğimi de bulalım. Türevini alıyorsunuz. Yerine 2 yazıyorsunuz. Y eksi y 0 eşittir. X eksi x 0 çarpı m teğet. Formül de budur arkadaşlar. Hocam bilmiyordum. Bilmiyorduysan öğrendiniz. Y eksi y 0 dediğimiz bu bulduğumuz y değeridir. Hadi geldik alttaki sorumuza. Güzel bir soru arkadaşlar. Şık bir sorudur. Çözümünü de hemen sağ tarafa yapalım. Evet. Bakalım ne diyor. Örneğimiz buydu. Ne diyor arkadaşlar? 1'e 5 noktasındaki. Arkadaşlar 1'e 5 denklemi ne yapar? 1'e 5 denklemi sallar. E hadi. X'e 1 yazalım. Y'e de 5 yazalım. Kendisi diyor 1'e 5 noktasındaki demek. 1'e 5 noktası bunu sallıyor. Çözüm. X'e 1 yazalım. 5 eşit diyelim. Hadi. 1 eksi A artı B 5'ten. 1'i karşıya atalım. Eksi A artı B neye eşit oldu? 4'e. Bu bizim birinci denklemimiz. Bir de arkadaşlar teğet doğrunun eğimi 4'müş. Eğim nasıl bulunurdu? Türevini al. Yerine yaz. Eğimini bulursun arkadaş. Türevini 4'e eşitliyorsunuz. Hadi türevini alır mısınız? Hocam valla 2x eksi a eşittir. Eğimi 4 olduğu için 4'e eşitledim. Çünkü türev demek eğim demektir. E tamam da burada x var. X'imiz neymiş? 1. Y olsa y yerine 5 yazacağım. Hadi 1 yazdım. Eksi a'yı bu tarafa, 4'ü bu tarafa attım. A ne oldu? Hocam a eksi 2 oldu. E a'ya eksi 2 yazdım. Eksiden çıkardım. Artı 2 karşıya attım. B de 2 oldu. A eksi 2, b 2. Sonra bizden b istiyor. Cevap 2'dir. Demek ki ne yaptım arkadaşlar? 1'e 5 noktası dediği için 1'e 5 denklemi sallar. Hadi x'e 1 yazdım. fx'e 5 yazdım. Birinci denklemimiz. E diyor ki teğetin eğimi. Teğetin eğimi türev demektir. Türevini al 4'e eşit. Ben de türevini aldım. 2x eksi a eşittir 4'ten. E burada y varsa y'ye 5 yaz. E x var burada. O zaman x'imiz 1 ise x'e de 1 yazdım. Soru bitti. Hadi yola devam. Evet arkadaşlar 2022 sınav sorusu buna benziyordu. Buyurun önce burayı size bir özetleyeyim. Sonra sorularımıza giriş yapalım. En önemli yeri burasıdır eğimlerin haberiniz olsun. Fx ve gx birbirine paralel veya en yakın noktası derse sadece türevler eşittir. Yani sadece eğimler eşittir. Arkadaşlar bize bir tane eğri bir tane de doğru versin. Bu eğrin hangi noktasındaki teğeti buna paraleldir dendiği zaman tabii ki buna yani buna paralel bizim bir tane doğru çizmemiz lazım. İşte en yakın nokta bu noktada diyeceksiniz. Ondan dolayı bunların eğimleri birbirine eşit olacak. Yani sadece türevler eşit olur. Çünkü arkadaşlar bunlar teğet geçmiyor. Teğet demek
sürtmek demektir. Bunlar sadece diyor ki paralel. Alakasız iki yer paralel veya en yakın nokta. Aynı şeydir bunlar. Sadece ve sadece türevler eşittir. Hocam fx ve gx, x eşittir a noktasında birbirine teğet. Yani sürtüyorlar. Arkadaşlar sürtüyorsa hem kendileri, çünkü sürtüyor ya. Sürtüyorsa o noktada üste geliyorlar. Demek ki hem kendileri hem de türevleri birbirine eşittir, haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Bakın bir daha özet geçiyorum. Fx ve gx birbirine paralel derse bunlar kendileri eşit olmaz ki. Çünkü sürtmüyorlar. Sürterse bunlar birbirine eşit olur. Paralel veya en yakın noktası ibaresini gördüğünüz zaman sadece ve sadece türevler eşittir. Hocam fx ve gx, x eşittir a noktasında birbirine teğet. Teğet. Yani sürtüyor. O zaman x eşittir a noktasında bunlar birbirine eşittir. Bir de türevler eşittir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Hadi önce bu soruya bakalım. Hangi noktasındaki teğet şu doğrusuna paraleldir diyor. O zaman sadece türevler eşittir. Bitti bu kadar. Aa, sadece türevlere eşitse türevini al. Türevini al. Birbirine eşit değil. Hadi türevini aldık. 2x eksi 3 eşittir. Türevini al 7'ye. X'i kaç bulduk? 5 bulduk. Hocam ben y'yi de bulmak istiyorum. Üstteki denklemde. Çünkü hangi noktasındaki teğet derken bundan bahsediyorum. Hadi x'e 5 yazalım. 5'in karesi 25. 15 çıktı. 10. 10 daha 20. O zaman bu 5,20 noktasındaki teğet şuna paraleldir. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Çözümünde bu şekilde yapmış olduk. Demek ki paraleli gördüğüm zaman türevini aldım. Türevini aldım. Birbirine eşitledik. Bitti bu kadar. Sadece türevler eşittir. X'i 5 buldum. X'e üstteki denklemde 5'i yazdım. Y'yi de buldum. 5,20 noktasındaki teğeti şu doğruya paraleldir. Geldik. Önce sağdakini halledelim. 2022'yi halledelim. Yani benzeri gelmişti zaten. Soru ne diyor arkadaşlar? Soruyu önce bir adam akıllı okuyalım. Y eşittir 5x eksi a doğrusu fx fonksiyonuna x eşittir eksi 1 noktasında teğet ise. Teğet ise hem kendileri hem de türevler eşittir. Hadi kendilerine eşitleyin. Ya da kendilerine soramı eşitleyin. Neyse hadi kendilerine eşitleyin bir. 5x eksi a eşittir. Korkma söyle. X küp artı x kare artı bx artı 1. 1. Bir de türevler eşittir. Türevini al. Türevini al birbirine eşit. Türevini al. Korkma. 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 5 eşittir. Türevini al. 3x kare. 2x artı b. X'e de ne yazmamı istiyor? Eksi 1. Alasın eksi 1. Alasın eksi 1. Buradan b'yi kaç bulduk? Aa b'yi buradan. Yok yok yok. Eksi 1'in karesi 1'dir. 3 olur. Eksi 2 çıktı. 1 karşıya attık. B'yi 4 buldum. Eksi 1'in karesi 1. 3'ten çarptım 3. 2 çıktı. 1. 1'i karşıya attım. B'yi 4 buldum. Tamam. Şimdi B'yi 4 bulmuştuk. Aa. X'imiz de neydi? Eksi 1'di. Buradan da A'yı bulacağız. Aa. Aa. Hadi bakalım. Bakalım kaç çıktı. Eksi 1'den 5 çarptık. Eksi 5. Eksi A eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Artı 1. X'e eksi 1 yazıyorduk. Eksi 4 artı 1. Tamam. Burada A kaç çıkar arkadaşlar? Artı 1 eksi 1'i götürdü. Şurası eksi 3. Karşıya attım. Artı 3'ten eksi 2 kaldı. Eksi A'yı da karşıya attım. A'yı da eksi 2 buldum. Olay anlaşıldı mı? Bakın ne yaptım. Ne diyor? Fonksiyonuna x eşittir eksi 1 noktasında teğet ise. Ben sana bunu 1000 defa dedim. Teğet diyorsa hem kendileri hem de türevleri eşittir. Paralel derse sadece türevleri eşittir. En yakın noktası derse sadece türevleri eşittir. Ama hocam teğet. Teğet demek sürtmek demektir. O zaman sürtüyorsan sürttüğü noktada yani x eşittir a noktasında hem bunlar birbirine eşittir hem türevler eşittir. Olay anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Hocam x eşittir eksi 1 noktasında teğet hem kendileri hem türevler eşittir dedim. Türevlerinden x yerine eksi 1 yazdım b'yi buldum. B'ye 4'ü yazdım. X'e eksi 1 diyordu kendilerini de eşit deyince arkadaşlar zaten. Buradan da A'yı buldum. A'yı istiyor. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Ha hocam. Teğette. Bakın. Şurası şurasına teğetmiş. Bakın. X eşittir A noktası. Bunlar birbirine eşit. Doğru mu? Doğru. Ben buradan çizdiğim teğet.
Tamam da hem bunun teğeti hem bunun teğeti. Aynı teğetten bahsediyoruz. Doğru değil mi? Ondan dolayı da türevler değiştirir. Yani oradan geliyor. Hocam şu alttaki soru benden B istiyor. Tamam, bizden B istiyor arkadaşlar. Yani şuradaki B'yi bizden istiyor. Anladık. Tamam. Ne diyor? Teğet doğrunun denklemi şuymuş. Tamam, teğet doğrunun denklemi buysa. Hem kenarı hem türevler eşittir. Hadi. Önce türevlerini mi eşitleyelim? Hadi türevlerini eşitleyelim. Hadi önce kendilerini eşitleyelim ya. Hadi kendilerini eşitleyin. Korkmayın. Korkma, 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 korkma. Kendilerini eşitle, kendilerini eşitle. Yani x kare eksi 4x artı 1 eşittir. Abuna. Söyle bana, korkma. 6x artı b. Çizgi. Bir de türevlerini eşitleyin. Türevi nedir? 2x eksi 4 eşittir. Türevi nedir? 6. Aa, x'i buldum buradan. X buradan kaç çıktı? 5 çıktı. X'e 5 yazdım. X'e 5 yazdım. X'e 5 yazdım. Buradan da b'yi bulduk. Orayı anlaşıldı mı? Çünkü ne diyor? Teğet. Doğrunun denklemi direkt buymuş. Hem kendilerine eşitledim. Hem türevini aldım. Türevini aldım eşitledim. Türevi 2x eksi 4. Türevi 6. Buradan x'i ne bulduk? 5 bulduk. X'e 5 yazdım. B'yi de bulduk. Bitti. Hadi 25, 20 çıktı 5. Bir de burada var 6 mı? 6 kere 5, 30 artı B'ye. B kaç çıktı arkadaşlar? Korkmayın, söyleyin. Eksi 24. Umarım anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. Ne diyoruz? Yola devam. Evet arkadaşlar, muhteşem 3 tane soru. Buradan başlayalım. Ne diyor arkadaşlar? 1'e 2 noktasındaki. Bir defa 1'e 2 denklem ne yapar? Hocam sağlar. Hadi x yerine 1, y yerine 2 yazalım. Hocam yazalım. X yerine 1 yazdım, y yerine 2 yazdım. Çünkü 1'e 2 denklemi sağladım. Çok iyi biliyorum. Yani m artı n neye eşittir? 2'ye. Bu bir kenarda kalsın. Tamam hocam. Ne diyor? Teğet doğrusu. Arkadaşlar bana teğet doğrusunu bulur musunuz? Hocam bulurum. X'imiz ne? X'imiz 1. Y ne? Y de 2. Bir de eğimi de bulalım. Hocam teğetin eğimi türevini alıp yerine yazıyorduk. Hadi türevini alır mısınız? Bu ifadenin türevi arkadaşlar 2mx artı n. Hocam x yerine 1 yazalım. Yani 2m artı n. Süper. X yerine 1 yazıyorsunuz ya. Hocam x yerine 1 yazdım. 2m artı n. Tamam hocam. Eğim de belli. Hadi bana bunun denklemini oluşturur musunuz? Hocam tabii ki oluştururum. Y eksi y sıfır. X eksi x sıfır çarpı m teğet. Yani 2m artı n. Evet. Teğetin denklemini arkadaşlar bulmuş olduk. Şimdi ne diyor? Y eksenini sıfıra bir noktasına kesiyormuş. O zaman sıfıra bir denklemi sağlar. Evet. Hadi. X'e 0, Y'ye de 1 yazdım. Soru bitmiştir. Hadi. X'e 0 yazdım. Şu eksi 1'i dağıtır mısınız? Hocam, hocam. Hiç eksi 1'i dağıtmayalım. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Şurada da eksi 1 var. Eksi 1, eksi 1'i götürdü. Hocam ne dağıtması ya? İşte 2M artı N neye eşit olur? 1'e. Bu da ikinci denklemimiz. Arkadaşlar, soru bitmiştir. 2m artı n 1, m artı n 2. Adam m eksi n istiyor. Tamam, üst tarafı eksiyle çarpalım mı? Alt alta bunları toplayalım. Eksiyle çarptım, n n'i götürdü. 2m'den m çıktı, m. 1'den 2 çıktı, m'i eksi 1 buldum. M'e eksi 1 yazalım, karşıya attım. N'de ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Tamam, m eksi 1, n 3. M eksi N cevap eksi 4'tür. Şıklardan eksi 4'ü bulurum ve işaretlerim. Ne yaptım arkadaşlar? 1'e 2 denklemi sağlardım. X'e 1 yazdım. Y'ye 2 yazdım. Birinci denklem bu. Sonra diyor ki teğet doğrusu. Bana da doğruyu bulsana. Doğru X'imiz 1. Y'imiz 2. Eğimi de bulalım. Türevini aldım. 2MX artı N. Yerine 1 yazdım. Çünkü X'e 1 yazmam istiyor. Tamam. Türevini al. Yerine yaz. Eğimini bulursun arkadaşlar. Eğim de belli. Denklem oluşturdum. Diyor ki sıfıra bir noktasına kesiyormuş y'yi. O zaman sıfıra bir şu teğet doğrusunun denklemini sağlar. X'e sıfır, y'ye bir yazdım. Şu eksi bir, şu eksi bir götürdü. 2m artı n bir çıktı. İki tane denklem elimde var. İki bilinmeyen var. Soru bitti. Geldik buraya. Diyor ki y eşittir x küp fonksiyonu 2'ye 8 noktasına çizilen teğet eğriyi başka bir b noktasına kesiyormuş. Dur. Ben diyorum ki bana bu teğet doğrusunun denklemini bulur musunuz? Hocam tabii ki bulurum. Önce bir türevini alalım. Türevi nedir arkadaşlar? 3x kare. Yerine 2'yi yazınca eğimi bulurum. Tamam hocam. Eğimimiz ne çıktı? Eğim 12 çıktı. X belli. X 2. Y de belli. Y de 8. Tamam, bana teğetin denklemini bulur musunuz? Hocam denklem ortaya çıktı.
y eksi y sıfır. X eksi x sıfır çarpı m teğet. Al sana denklem bu. Hadi dağıtalım. Y eşittir 12x eksi 24 eksi 8'i karşıya attım. Eksi 16 mı oldu? Ah hocam teğet denklemimiz bu. Tamam, bu denklemle şunu birbirine eşleyelim ki kesim noktalarını bulalım. E hocam birbirine eşleyelim. X küp eşittir 12x eksi 16'ya. Arkadaşlar diyor ki başka bir B noktasında kesiyormuş. İşte kesim noktaları iki denklem birbirine eşleyerek biz buluyoruz. Hocam kesim noktası buradan çıkacak. Zaten bir tanesi 2'ymiş. 2'ye 8 noktası dediği için. 2'ye yazınca evet doğru. 24, 16 çıktı 8. 2'nin kütü 8. Doğru. Arkadaşlar diğeri nedir acaba? Şıklara bak. Ben ne uğraşıyorum ki? Çarpanlarıma da ben ne uğraşayım ki? Arkadaşlar eksi 1 yazınca eşit çıkıyor mu çıkmıyor? Eksi 2 yazınca eşit çıkıyor mu çıkmıyor? E hocam bir defadan eksi 4 yazalım. Eksi 4'ün küpü eksi 64 eşittir. Eksi 4'ü 12 ile çarptım eksi 48. Eksi 16 daha eksi 64. Aa birbirine eşit çıktı. Demek ki arkadaşlar kestiği diğer noktanın apsisini istiyor. B'yi istiyor. Cevap eksi 4'tür. Şıklardan eksi 4'ü bulurum ve işaretlerim. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu bizim birinci çözüm yöntemimiz. Hocam ikinci çözüm yöntemini de bize gösterir misiniz? Tabii ki gösteririm. Arkadaşlar olay anlaşıldı değil mi? 2'ye 8, x'imiz 2 yerine 8. Türevini aldım, yerine yazdım. E'yimi de 12 buldum. Denklem buldum. Hocam denklemimiz bu. Denklem bulduktan sonra benden kesim noktalarını istiyor. Bir önceki soruda denklem bulduktan sonra diyor ki y'yi sıfıra bir bana kestiği noktayı vermiş. Kestiği nokta olan denklemi sağlar dedim. Soru bitti. Şimdi bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunları birbirine eşledim ki kesim noktalarını bulayım. Tamam birbirine eşledim. X'imiz bir 2 çıktı. Zaten 2'yi kendisimize vermiş. 2 sağlıyor mu? Hocam 2 sağlıyor. 2'nin kümü 8. 24, 16 çıktı 8. Diğer kesim noktasında şıklardan gidin. Şıklarda eksi 1 var. Eksi 2 var. Eksi 3 var. Ne uğraşıyorum? Bu birinci çözüm yöntemimiz. Hocam ikinci çözüm yöntemimiz ne? Şimdi izle beni. Şimdi arkadaşlar. Bu bir eğriymiş. Y eşittir. X küp eğrisi arkadaşlar. Şöyle bir eğri. Tamam hocam. Şöyle bir eğri. Diyor ki 2'ye 8 noktası. Şu bizim 2 noktası. Şu bizim 8 noktası. Çizilen teğet. Evet bir tane teğet çizelim. Eğriyi diyor ki başka bir B noktasında kesiyormuş. Evet. Başka bir nokta kesiyor. Doğru. Diyor ki bu B noktasının diyor ki apsisi nedir? Ayistesi. Hadi A ise burası ne olur arkadaşlar? A küp olur. Evet A'nın gittiği yer A küptür. Şimdi eğimini bulalım mı? Eğim türevini aldınız. 3x kare yerine 2 yazdınız. Eğimi 12 çıktı. Eğim demek tanjant alfa demek değil midir? Hocam x eksenine yapmış olduğu açıya alfa diyorum. Tanjant alfa. Ben bu alfayı buraya taşıyabilir miyim? Taşıyabilirim. Aynı alfa çünkü. Hadi uzatalım bunu. Tanjant alfa demek karşı bölü komşu demek değil mi? Evet. Karşın ne? 8 eksi a küp. Yazalım. 8 eksi a küp bölü komşu. 2 eksi a. 2 eksi a. Eşittir neye? 12. Soru bitti. 8 eksi a küpü. 2 eksi a çarpı. 4 artı 2 a artı a kare yazabilir miyim? Bölü 2 eksi a eşittir 12. Pişt, bunlar birbirini götürdü. 12'yi bu tarafa atalım. A kare 2 a. Eksi 8 sıfırdan. Çarpanlarını ayıralım. 4'e eksi 2. Hocam valla A buradan ya 2 çıkar ya da A eksi 4 çıkar. Zaten 2'yi kendisi bize vermiş. Diğerini istiyor. Bu da arkadaşlar ikinci çözüm yöntemimizdir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Nasıl? Evet. Ben bunda işim kalmadı değil mi arkadaşlar? Bakın. Bir tane eğri çizdim. Y'dir. X küp eğrisi bu. Maviyle çizdiğim. Diyor ki 2'ye 8 noktasına bir tane T çiziliyor. Eğriyi başka bir B noktasına kesiyormuş. B noktasının apsisini istiyor. 1. Türevini alıp 3x kare yerine 2 yazdım. Eğimi 12 buldum. Eğim demek x eksenine yapmış olduğu pozitif yönlü açıdır. Yani sağdaki açı. Alfa ise bu da alfadır. Karşı bölü komşudan soru bitti. Hadi geldik sağdaki sorumuza. Bakalım sağdaki soru ne diyor arkadaşlar? Diyor ki y eşittir 2 kök x parabolu hangi noktasındaki teğet doğrusu? Arkadaşlar bana o teğet doğrusunun denklemi bulur musunuz? Çünkü teğet doğrudan bahsediyorum. Denklemini bulun ya. Hangi noktası dediği? Arkadaşlar x'e y diyelim. Dur. Şöyle diyelim.
X'imiz A kare olsun. Niye? Kendisini kökün dışına atabilsin diye. Y'miz ne olur? 2A olur. Evet. X'i bulduk, Y'yi bulduk. Ne diyor? Hangi noktasındaki? İşte A kareye 2A. X virgül Y noktası. X'e A kare yazdım ki kökten uğraşmak istemedim. Y'miz 2A oldu. Güzel. Bir de eğimini bulalım. Eğim. Bana bunun türevini alır mısınız? Hocam tabii ki alırım. 2 ile senin işin yok. Kök X'in türevi 1 bölü 2 kök X değil midir? 2'ler gitti. X yerine A kare yazalım. Hocam eğimiz de 1 bölü A. Tamam. Hadi denklem oluşturduk. Y eksi Y sıfır. X eksi X sıfır çarpı eğim. İşte teğet doğrunun denklem budur. Teğet doğrunun denklemi Y eksenini bilmem hangi noktada kesiyormuş. O zaman bu nokta bu da teğet denklemini sağlar. X'e 0, Y'ye 2 yazar mısınız? X'e 0, Y'ye 2 yazdım. Tamam. Hadi 2 eksi 2A. Dur. Heyecan yaptım. Eşittir. Tamam. 2 eksi 2A işte. Eksi A kareyi 1 bölü A ile çarpınca ne olur? Eksi A olur. Eksi A kareyi karşıya attım. A niye eşit oldu? A 2 oldu. A'ya 2 yazınca X'imiz neymiş? 4'müş. Y'miz neymiş? 4'müş. 4'e 4 noktası. Kafamıza yatmayan bir yer var mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Teğet doğrusu diyorsa hemen denklem oluşturalım. Tamam hocam hangi noktası diyor? A'ya 2 kök A da diyebilirsiniz. Ben de X'e A kare diyelim. Y'de 2A olsun. Eğimini buldum. Eğimi de 1 bölü A çıktı. Denklemi oluşturdum. 0'a 2 denklemi sallar. Soru bitmiştir. Hadi minik bir yerim var. Onu da size göstereyim. Ha minik yere geçmeden önce bunu grafiksel bir önce çözdüğüm gibi çözebilir miyim? Onu da size göstereyim. Tabii ki çözebiliriz arkadaşlar. Nasıl çözeceğim? Bakın izleyin. İzleyin. Şu y eşittir 2 kök x dedi arkadaşlar. Şöyle bir şey. Çünkü şöyle bir parabolümüz. X eksenine yavşamış bir parabol gibi düşünün arkadaşlar. Ne diyor? Hangi noktasındaki? A. Şurasına A kare diyelim. Gittiği yer arkadaşlar ne olur? 2A olur. Diyor ki çizilen TYT. Böyle bir tane TYT çizerim arkadaşlar. A. Diyor ki Y'yi 2 noktasında kesermiş. Soru bu. Doğru değil mi? Evet. Şimdi eğim demek X eksenine yapmış olduğu pozitif yönlü açıya biz alfa demiyor muyduk? Tamam. Yani M teğet. Şimdi türevini aldık. Türevi zaten buydu. 1 bölü kök x'ti. X yerine a kare yazınca bu 1 bölü a olur. O da eşittir. Bir de tanjant alfayı bulalım. Arkadaşlar şurası alfaysa şurası da alfa değil midir? Evet açıyı taşıdım. Karşı. Karşı ne arkadaşlar? 2a eksi a. 2a eksi 2. Karşımız bu. Bölü komşu. Komşumuz şu işte a kare. Şu A'lardan bir tanesi gitti mi? Evet. Buradan eksi 2'yi karşıya attım. İşler dışlar çarpmaya attım. A eşittir. 2A eksi 2'den. Yine A'yı ne buldum? Yine A'yı 2 buldum. Bunu da grafiksel çözdüm. Soru bitti. Hadi minik bir yerim var. Onu da size göstereyim. Artan azalan ekstramıma giriş yapalım. Haydi. Evet arkadaşlar küçük bir yerim kalmıştı. Onu da göstereyim. Yola devam. Buyurun. Ax kare bx artı c parabolu x eksenini kesmiyor mu yoksa x eksenini kesiyor mu? Bu çok önemli arkadaşlar. Yok kesmiyorsa x eksenini o zaman orijinden çizdiğin, kollara çizdiğin teğetler birbirine dik dendiği zaman deltası eksi 1'dir. Bitti bu kadar. Demek neymiş? Orijinden çizilen teğetler birbirine dik ise deltası eksi 1. Yok hocam x eksenini kesiyor. O zaman x eksenini kesiyorsa arkadaşlar orijinden teğet tabii ki çizemezsiniz. O zaman kestiği noktalardan çizdiğiniz teğetler birbirine dikse o zaman arkadaşlar deltasına da 1 diyoruz. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bir tane C noktası varmış. C noktasından kollara çizilen teğetler birbirine dikmiş. C noktasından parabola çizilen teğetler dik ise. Diyor ki C noktası nedir diyor. Benden bu C noktasını istiyor. Ben neyi biliyorum? Ben orijinden çizilen teğetlerin birbirine dik olduğu zaman deltanın eksi 1 olduğunu biliyorum. O zaman bu parabolu komple arkadaşlar C noktasıyla birlikte C birim aşağı kaydıralım. Hocam C birim aşağı kaydırdığımız zaman şu C tam orijine denk gelir. Amacım zaten orijine denk getirmek. Orijine denk getirdik. Hocam yine parabolumuzu çizdik. Tamam hocam parabolumuzun ismi neydi? C birim aşağı kaydırınca artık parabolumuzun ismi 2x kare. Niye x küp yaptım ki? 2x kare
artı 3 eksi c oldu. Evet, c birim aşağı kaydırdık ya arkadaşlar. C birim aşağı kaydırınca o zaman c birim çıkaracaksınız. Tamam hocam, çıkardık. Bunun deltasının ne olduğunu biliyorum. Artık eksi 1 olduğunu biliyorum. Deltanın formülü neydi? Hocam b kare eksi 4 ac eşittir eksi 1'e. Burada b yok ki. X'in katsayısı yoksa b yoktur. O zaman eksi 4 çarpı a 2'dir. C'miz de a budur işte. Sabit sayı. 3 eksi c. Bu ifade eksi 1'e eşittir. Bana buradan c'yi bulduğumuz soru biter. Şu eksi 8'i dağıtalım. Tamam, dağıtalım hocam. Eksi 24 mi olur burası? Evet, eksi 8'i 3'ten çarptık. Eksi 24. Eksi 8'i eksi c ile çarptık. Artı 8 c eşittir eksi 1'de. 24'ü karşıya attım. Hocam valla 8 c eşittir 23'e. C'yi kaç bulduk arkadaşlar? 23 bölü 8 bulduk. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Umarım anlaşıldı olay. Ne diyor? Parabolün C noktasından kollara çizilen teğetler birbirine dikmiş. Ben bunu orijine denk getirirsem delta'nın eksi 1 olduğunu biliyorum. C birim aşağı kaydırdım. Delta'yı eksi 1'e eşitledim. Soru bitmiştir. Hadi geldik şu sağdaki sorumuza. Arkadaşlar bakın ne diyor? F fonksiyonu A noktasındaki şu A noktasındaki teğeti AB doğrusuymuş. Şu AB doğrusuymuş. Yani şu teğetmiş aslında. Tamam hocam. Normali ise AC doğrusudur. Şu AC doğrusu arkadaşlar normali ise bunlar birbirine diktir. Evet hocam bunlar birbirine diktir. Bunu çok iyi biliyorum. Tamam bunlar birbirine dikse arkadaşlar. Dur. Bunun hemen eğimini bulalım. Eğimi arkadaşlar biliyorsunuz x ekseninin pozitif yönlü açımız şurası. Buranın tanjant alfasını bulursak soru biter. Şurası 6 birim. Tamam. Ben diyorum ki şu üçgene bir odaklanalım. Bir defa bunun eğimi yani M normal. Burası geniş açı olduğu için eksi. Buranın alfasını bulacağım ama burayı bulurum. Daha mantıklı. Çünkü 180'de arkadaşlar isimler değişmezdi. Sadece sinüsler artıdır. Diğerleri zaten eksidir. Zaten tanjant alfayı bulacağım. O da karşı 4, komşu 2, eksi 2 oldu. Bunun eğimi ne çıktı arkadaşlar? Bunun eğimi M normal eksi 2 çıktı. Bunlar birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1 değil mi? O zaman şunun eğimi ne olur arkadaşlar? Eğer çarpımları eksi 1 olacaksa bunun eğimi de 1 bölü 2'dir. Tamam çarpım eksi 1 olduğunu görürsünüz. Tamam eğim nasıl bulunurdu? Şuraya alfa dersen tanjant alfayı buldunuz mu soru biter. Karşı 4 birim. Hadi şurası zaten 4 birim. 4 olduğu için. Şurasına da x diyelim. Şurası da zaten 4 birimdir. Eğimin de 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Tamam. Karşı 4. Komşu 4 artı x. Eşittir 1 bölü 2'den. Evet. X zaten 4'tür belli. Arkadaşlar x'e 4 yazın. 4 bölü 8'den cevap 1 bölü 2 olur. Demek ki burası 4 birimse şu b noktası ne oldu arkadaşlar? Eksi 4 oldu. Tamam sen benden ne istiyorsun? Taralan istiyor. Taban 10 birim. Evet taban arkadaşlar 10 birim. 10 çarpı yükseklik 4 bölü 2. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Şimdi bunlar eğer biri teğet, biri de normal ise eğimler çarpımı eksi 1'dir ve bunlar birbirine diktir. Teğet ile normal birbirine dik olan ikiden doğru gibi düşünün arkadaşlar. Şunun eğimi belli. Karşı 4, komşu 2. Yani 4 bölü 2'den 2 ama bazıları diyor hocam aşağı doğru indiği için eksi 2. Bazıları diyor hocam pozitif yönlü açı şu geniş açı. Şu geniş açı arkadaşlar tanjantı negatiftir. Ondan dolayı eksi 2. Şu eksi 2 ise şurası 1 bölü 2'dir eğimi. Niye? Çünkü eğimler çarpımı eksi 1'dir. Hocam burası 1 bölü 2 ise ben buraya x birim dersem uzunluğuna. Eğim demek karşı bölü komşu demek değil mi? 4 bölü 4 artı x. X'i 4 buldum. Şu uzunluk eğer 4 birimse şurası eksi 4 olur. Tamam alanı istiyorsun. 10 çarpı 4 bölü 2'den cevap 20 olur. Soru bitmiştir. Evet ne duruyoruz? Hadi artan azalan ekstremuma giriş yapalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz artan azalan ekstremum. Neyin nesi? Birlikte inceleyeceğiz. 2022'de geldi mi? Tabii ki geldi arkadaşlar. Her sınıf fix bir tane soru buradan gelir. Haberiniz olsun. Hocam
artan azalan ekstra ne oluyor? Arkadaşlar, eğimleri zaten öğrendiniz. Eğim demek türev demek diye. Yani türevini al, yerine yaz. Eğimini bulursun arkadaş. Eğimin sıfırdan büyük olduğu yerlere artan olduğu noktalar diyeceğiz. Nasıl yani? Arkadaşlar, şu fx'in grafik eğer verildiği zaman soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa biz eğimine pozitif demiyor muyduk? İşte biz buna artan diyeceğiz. Hocam bize fonksiyon verildi. Türevini al, sıfırdan büyük yap. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Demek ki grafik verildiği zaman soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artan. Yok hocam bize grafik verilmemiş. Direkt fonksiyon vermiş. Ve artan olduğu aralığı istiyor. Tamam, artan olduğu aralığı mı istiyorsun? Türevini al, sıfırdan büyük yap. Soru bitti. Hocam grafik verildi. Azalan olduğu aralığı istiyor. Soldan sağa aşağı doğru iniyorsa biz buna azalan diyeceğiz. Hocam fx'in grafiği tabii ki bu. Hocam fonksiyon verdi. Grafik orta yok. O zaman türevin sıfırdan küçük olduğu yerlere de azalan olduğu aralık diyeceğiz. Mesela burada azalan olduğu aralık istiyor ya. Türevini al, sıfırdan küçük yap. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Demek ki grafiklerde soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artan, azalan. Artan, azalan. Her yukarı çıkış artan, her aşağı doğru iniş azalan. Yok hocam bize grafik verilmemiş. Bize direkt fonksiyon verilmiş. Fonksiyon verilmiş, fonksiyon verilmiş. Artan olduğu aralığı istiyor. Türevini al, sıfırdan büyük yap. Azalan olduğu aralığı istiyor. Türevini al, sıfırdan küçük yap. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Hocam ekstra mum ne oluyor? Türevinin sıfıra eşit olduğu yerler. Yani eğimin sıfır olduğu yerler. Nasıl yani? Tepelik ve çukurluklar. Mesela bu bir ekstra mumdur. Bu bir ekstra mumdur. Bu bir ekstra mumdur. Bu bir ekstra noktadır. Ekstra noktadır. Ekstra noktadır. Ekstra noktalar da tepelik ve çukurluklar. Birer ekstra mum noktalardır. Tabii ki verilen fx'in grafiği ise. Arkadaşlar biz fx üzerinden çalışıyoruz. Haberiniz olsun. Hocam f'in türevinin grafiği verildiği zaman onu ilerleyen kısımda zaten size anlatacağım. Şimdi bize fx'in grafiği verildi. Soldan sağa artan, azalan, artan, azalan tepelikler ve çukurluklara ekstra mum nokta denir. Tepelikler maksimum, çukurluklar minimum. Bunu da ayrıyeten bir başlık adı altında size anlatacağım. Haberiniz olsun. Hocam ekstra noktalar -5, -4, 2, 3, 4 ve 5. Hangileri maksimum? -4 noktası bir maksimumdur. 3 bir maksimumdur. 5 bir maksimumdur. Hangileri minimum? -5, 2 ve 4. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Ve türevin sıfır olduğu noktalardır. Ha hocam her türevi sıfır olan ekstra mumudur? Tabii ki değildir. Ya da her tepelik türevi sıfır mıdır? Tabii ki değildir. Onu da ilerleyen safhada zaten size bunu göstereceğim. Ama genel tanımı bu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Sana fx'in grafiği verildiği zaman soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artan, azalan, artan, azalan, artan. Tepelikler maksimum, çukurluklar minimum, genel ismi ekstra mum. Hocam artan olduğu aralığı istiyorum. Türevi sıfırdan büyük olacak. Hocam azalan olduğu aralığı istiyorum. Verilen fonksiyonun türevi sıfırdan küçük olacak. Hocam ekstra mum noktalarını istiyorum. Türevi sıfır eşit olacak. Bitti bu kadar. Hadi buyurun. Artan olduğu aralık nedir diyor. Artan olduğu aralığı mı istiyorsun? Türevini aldım, sıfırdan büyük yaptım, soru bitti. Hadi bana bunun türevini alır mısınız? Hocam 3x kare türevini alalım. -12 mi? Büyüktür 0. Evet. 3x kare -12. 3 parantezini alalım. Sadeleştirin. Zaten 0'ı 3'e bölün, 0 kalır. Yani x kare -4 büyüktür 0 oldu. Doğru mu arkadaşlar? 3 parantezini aldım. 3'e 3'e böldüm. Zaten 3'ün bir önemi yok ki. X kare -4 büyüktür 0 oldu. Bu da x eksi 2 x artı 2. Hocam x 1 eksi 2 çıktı. Bir de x artı 2 çıktı. Evet. İşarete gelelim. X karenin ne var? Artı var. Artı, eksi, artı. Ben sıfırdan büyük olan artan olduğu aralığı istiyorum. Bir şurası, bir de şurası. Soru bitmiştir. Yani eksi sonsuz ile eksi 2 aralığı. Açık mı kapalı mı? Arkadaşlar önemi yoktur. Bunu kapalı da yapabilirsiniz, açık da yapabilirsiniz. Bazı yıllar açık diye gelmiş, bazı yıllar kapalı diye gelmiş. En son 2021'de kapalı aralık diye gelmişti, haberiniz olsun. Açık veya kapalı bir önemi yoktur.
Hocam bir de 2'den sonsuza. Birleşim 2 ile sonsuz aralı. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Hocam artan oldu aralı. Türevini aldım, sıfırdan büyük yaptım. Tamam, 3 parantezini aldım, 3'e böldüm. X kare eksi 4 büyüktür 0 çıktı. Bundan sonrası eşitsizlik konusu. X eksi 2'ye x artı 2. Hocam x bir 2 çıkar, bir eksi 2 çıkar. Tamam, kökleri oluşturdum. Artı eksi artı. E ben sıfırdan büyüğüm diyor. Bir burası, bir burası. Eksi sonsuz eksi 2 aralı, 2 ile sonsuz aralı. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Geldik buraya. Azalan oldu aralık. Güzel. Türevini aldım. Sıfırdan küçük yaptım. Bitti bu kadar. Hadi türevini alır mısınız? Burada bir sıkıntınız var mı arkadaşlar? Burayı sileyim. Ben buradan bir işim kalmadı zaten. Evet, burayı siliyorum. Fazla da yer kaplamasın. Hadi türevini alalım. 4x küp artı 24. Söyleyin bana, x kare mi? Evet, 24 x kare. Evet, bitti. Azalan dediği için küçüktür sıfırdan. Şunu bir x kare parantezine alayım. Hatta 4x kare parantezine alayım. Daha mantıklı. X kalır artı 6 mı kalır? Küçüktür sıfırdan. Hocam x bir 0 çıkar, bir de eksi 6 çıkar. Sayı doğrusunda eksi 6'ya 0'ı gösterdim ama 0'ın üstünde, hani burayı 0 eserseniz 0 çıktı ya, bu çift katlı köktür. Çift katlı kökümüzü de yazdık. Hocam geldik işarete. Şimdi işaret x küpün önünde ne var? Artı var. Dedim ki artı. Yine artı eksi. Olay anlaşıldı mı? Ne diyor? Azalan oldu aralık. Azalan oldu aralık arkadaşlar. Şurasıdır. Yani cevap eksi sonsuz ile eksi 6 aralı. Açık veya kapalının önemi yoktur. Şıklarda hem açık hem kapalı verilmez. Ya hepsini açık verir ya da hepsini kapalı verir. Genelde dediğim gibi en son gelen sınav sorusu kapalı olduğu için kapalı yapıyorum. Cevap eksi sonsuz eksi 6 arasıdır. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Güzel. Hadi geldik buraya. Şimdi ne diyor? F'in türevinin artan olduğu aralık. Dur. Önce bir F'in türevini bulacaksınız. Hadi. F'in türevi neye eşittir? Hadi bana bunun türevini alın arkadaşlar. 3 öne düştü. 3'e böldüm. X kare bölü 2 mi kaldı? Evet. Artı 4 x eksi 6. Tamam. Bunun artan olduğu aralık istiyor. Tamam, bunun artan olduğu aralık istiyorsa ben sana demedim mi? Artanlarda verilen fonksiyonun türevini alıp sıfırdan büyük yapacaksınız. Verilen fonksiyon bu. F'in türevinin artan olduğu aralığı istiyorum. O zaman bana bunun türevini alıp sıfırdan büyük yapacaksın işte. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bana bunun türevini alıp sıfırdan büyük yapar mısınız? 2 öne düştü, 2'ler gitti. X artı 4 büyüktür 0. O zaman X ne oldu? Büyüktür eksi 4 oldu. Yani cevap eksi 4 ile sonsuz arası. Kapalı açık önemi yoktur. Dediğim gibi eksi 4'ten sonsuz aralı cevap bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Bakın. Fx'in artan olduğu aralığı isteseydi direkt fx'in türevini alıp sıfırdan büyük yapardınız. Ama bu soru diyor ki f'in türevinin artan olduğu aralık. Önce türevini buldum. Fonksiyon bu. Bunun artan olduğu aralığı istiyorsam türevini al, sıfırdan büyük yap. Soru bitti. Ve geldik buraya. Şimdi arkadaşlar ben bir şey dikkatimi çekti. Ne dikkatimi çekti? Mesela en sonki sorulardan bir tanesini size çözeyim. Şimdi artanda ve azalanda aralık bulunurken mesela eksi sonsuzdan eksi 6 arası demiştiniz. Şu eksi 6 türevi sıfır yapan değerdir. Çünkü artan da derse türev alacaksın. Azalan da derse türev alacaksın. Evet, artan da dese türevini alıp sıfırdan büyük yapıyorsunuz. Azalan da dese türevini alıp sıfırdan küçük yapıyorsunuz. Bulduğunuz aralıktaki kökler kime aittir? Türevine aittir. Nasıl yani? Arkadaşlar şimdi ne diyor? Azalan olduğu en geniş aralık. Bana bunun bir defa türevini alır mısınız? Hadi türev alın. 8x eksi 24. Azalan dediği için bu sıfırdan küçük olmayacak mı? Bana bir aralık vermiş. O zaman bu aralık bunu sıfır yapar işte. Adam bu a'yı her de gökten zembille indirmedi. Bu a'yı nereden getirdi? Tabii ki buradan getirdi. Hani sıfıra eşliyorsunuz. Buradan x ne çıktı? 3 çıktı. Artı eksi. Azalan aralık burası değil mi arkadaşım? Yani eksi sonsuzdan 3 arası işte. Demek ki şu a türevini sıfır yapan değerdir. Yani a'yı kaç bulduk? A'yı 3 bulduk. Soru bitmiştir. Bakın bir daha anlatıyorum. Şimdi ne diyor? Azalan. Bir defa türev alınacak. %100.
Hocam artan deseydi yine türev alacaksın. Ekstrem derse yine türev alacaksın. Çünkü artan, azalan, ekstremum. Üçü de türevle ilgili. Artan türev sıfırdan büyüktür. Azalan türev sıfırdan küçüktür. Ekstrem türev sıfıra eşittir. Hocam artan olarak, azalan olarak diyor, türevini aldım, sıfırdan küçük yaptım. E tam bir aralık vermiş. E bu aralıktaki şu A. Adam bu A'yı nereden getirdi? Tabii ki buradan getirdi. Yani X yerine A yazdım. Beni sıfıra götür. Çünkü o bir köptür. Aralık çünkü bana vermiş. O zaman A, X yerine A yazıp sıfıra eş deyince A kaç çıktı? 3 çıktı. Soru bitmiştir. Aziz Allah ezan da okunuyor. Hadi buna benzer birkaç tane daha soru çözelim. Yola devam. Evet arkadaşlar, artanı, azalanı, bir de tanımlarını severeyim. Bilin yani. Bilmenizde fayda var, zarar yoktur. Basit zaten arkadaşlar. Şimdi soldan sağa en amatör tanımı. Fonksiyon yukarı doğru çıkıyorsa biz buna ne diyorduk? Artan diyorduk. E tamam da hocam, bunun profesyonel tanımı yok mu? Basit işte. Artan, azalan. Arkadaşlar profesyonel tanımı da şudur. Herhangi bir noktada çizdiğiniz teğet X ekseniyle pozitif yönlü yaptığı açı, yani sağdaki açı, alfamız eğer dar ise, 90'dan küçükse biz buna artan diyeceğiz. Evet arkadaşlar, herhangi bir noktasında teğet çizin. Bakın, dar açı. Herhangi bir noktasında teğet çizin. Bakın, dar açı. Olay anlaşıldı mı? Herhalde anladınız. Şimdi bir de x1, x2'den küçük olsun. Fx1 de fx2'den küçükse biz bunu arkadaşlar artan diyoruz. Nasıl yani? X1, x2'den küçük değil mi? X1'in gittiği yer, x2'nin gittiği yer. Şurası fx1, şurası fx2. Fx1, fx2'den küçük. Doğru. O zaman biz buna artan diyeceğiz. Şimdi geldik azalana. Azalanda arkadaşlar herhangi bir noktada çizdiğiniz teğet pozitif yönlü açı, yani sağdaki açı, x eksenine yapmış olduğu sağdaki açı eğer 90'dan büyükse biz buna azalan diyoruz. Esna aynı amatör tanımı da soldan sağa aşağı doğru iniyorsa azalan. Bir de x1, x2'den küçük olsun. Eğer değerleri, yani fx1, fx2'den büyük oluyorsa, tam tersi oluyorsa biz buna azalan diyoruz. X1, x2'den küçük ama x1'in gittiği yer, fx1, x2'nin gittiği yerden gördünüz mü? Daha büyük. O zaman biz buna azalan diyeceğiz. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. Devam edelim. Hocam bize bir tane fx veresin. Azalmış. En amatör tanımı. Artmış ve sabit gitmiş. Diyor ki artan oldu aralık. 3'ten 6 arası. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak 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 artmış. Azalan oldu aralık. Eksi sonsuzdan 3'e. Görüyor musunuz? Zaten sonra azaldığı bir yer yok. Sabit olduğu aralık 6'dan sonsuza. Var mı burada bir sıkıntı? Hocam ne sıkıntı olacak? Zaten artan belli, azalan belli, sabit belli. Tamam. F'in türevi 1. Arkadaşlar 3'e kadar fonksiyonum azalmamış mı? Evet hocam. E azalmışsa türevi 0'dan küçüktür. E hocam F'in türevi eksi 2. Eksi 2. Ya sonuçta 3'e kadar fonksiyonum ne oluyor? Azalıyor. O da 0'dan küçüktür. 0 ya 3'e kadar azalmıyor mu? O da türevi 0'dan küçüktür. F'in türevi 2. Ya sen 3'e kadar azalıyor demedin mi? O zaman bu da 0'dan küçüktür. F'in türevi 4. 3'ten 6 arasında fonksiyonum ne oluyor? Artıyor. O zaman türevi 0'dan büyüktür. 5. Türevi 0'dan büyüktür. 7. Sabit gidiyor. Türevi tabii ki 0'dır. Hocam F'in türevi 3. Yoktur. Arkadaşlar biz bunu önceki derste size göstermiştik. Hani türevin tanımında, grafiklerde. Grafiğin kırıldığı noktalarda türev olmaz. Niçin? Çünkü arkadaşlar türev demek teğet doğrunun eğimi demektir o noktadaki. E sen kırık olan yerde sonsuz tane teğet çizebilirsin. Doğru değil mi? O zaman sonsuz tane teğet çizilirse kusura bakmayın. F'in türevi 6'da yoktur. F'in türevi 3'te yoktur. Çünkü 3'te de sonsuz tane teğet çizebilirsiniz. Kırılan noktalarda sonsuz tane teğet çizilir. E hangisi 3'ün türevidir? Nereden bileceğim? Bu da yoktur. Bu da yoktur. Haberiniz olsun. Bir de F3'e sağdanı bulalım. Bir de F3'e soldanı bulalım. Hani pozitif mi negatif mi? Arkadaşlar 3'ten 6'ya kadar artmıyor mu? O zaman 3'ün sağı türevi 0'dan büyüktür. 3'ün solu
Sen 3'e kadar azalır dememiş miydin? O zaman 3'ün solu azalandır, türevi sıfırdan küçüktür. Zaten sağ sol birbirinden farklı çıktığı için biz türev yoktur diyoruz. Olay anlaşıldı mı? Mesela 6'da niye türev yoktur? 6'nın sağı 0. 6'nın solu soldan sağa 3 ile 6 arasında artmıyor mu? Tamam. 6'nın solu pozitif. 6'nın sağı 0. Birbirinden farklı çıkacak %100. Ondan dolayı 6'da türev yoktur diyeceğiz. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. Buyurun. Basit 2 tane daha soru çözelim. Yolumuza devam. Şimdi artan oldu aralık. Arkadaşlar artan oldu aralık türevi sıfırdan büyük olduğu yerler. Bana bunun türevini al sıfırdan büyük yapar mısınız? Hadi. Türevini al sıfırdan büyük yap. Türevi nedir? Eksi 3x kare artı 12 büyüktür sıfır. Herkese bir eksiyle çarpalım. 3x kare eksi 12 küçüktür sıfır. Yön değiştirdim. 3'e bölün. X kare eksi 4 küçüktür sıfır. X eksi 2, x artı 2. X bir eksi 2 çıkar. Bir de x 2 çıkar. Hocam artı eksi artı. Ben sıfırdan küçüğüm dediği için şu aralık değil mi? O zaman 2 ile eksi 2 ile 2 aralığı. Ah işte sana artan oldu aralığı bulduk. Artan oldu aralığı bulduk. Ne yaptım arkadaşlar? Artan diyor türevi sıfırdan büyüktür dedim. Türevini aldım sıfırdan büyük yaptım. Sonra eksiyle çarptım sıfırdan küçük oldu. Ne yapayım? 3'e böldüm. Böyle bir şey buldum. X eksi 2 x artı 2. X bir eksi 2 çıkar bir artı 2 çıkar. Tamam. Önde işarete bak. En son haliyle öndeki işarete bak. Hocam artı. Artı eksi artı. Ben sıfırdan küçüğüm dediğine göre şu aralıktır. Eksi 2 ile 2 aralık. Azalan olduğu aralığı bulunur. Hemen türevini al sıfırdan küçük yap. Bana bunun türevini alıp sıfırdan küçük yapar mısınız? 4 öne düşer. 4'ler gider. X küp. 2 öne düşer. Eksi 64 x. Küçüktür sıfır mı? Azalan dediği için. Bunu bir x parantezine alalım. X parantezinde x kare eksi 64. Yani x eksi 8'e x artı 8 küçüktür sıfır. Hocam kökleri bulalım. Hadi. X bir 0, bir 8, bir de eksi 8 çıkar. Eksi 8, 0 ve 8. Hocam işaret tabii ki artı. Artı, eksi, artı, eksi. Ne diyor? Ben sıfırdan küçüğüm diyor. Yani bir şu aralık, bir de şu aralık. Yani eksi sonsuzdan eksi 8 aralığı, bir de sıfırla 8 aralığı. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Demek ki grafiklerde artan derse soldan sağa, yukarı doğru çıkıyorsa artan, aşağı doğru iniyorsa azalan. Azalanda türev sıfırdan küçüktür. Artanda türev sıfırdan büyüktür. Ne duruyoruz? Yola devam. Evet şimdi size iki tane uyarı göstereceğim. Uyarı 1 ve uyarı 2. Uyarı 1'den başlayalım. Hocam hem altta x var hem de üstte x var. Artan, azalan, sabit dendiği zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. Yani A çarpı D işaretiyle birlikte B çarpı C. Eğer A, D, B, C'den büyük ise biz buna artan diyeceğiz. Yok A, D, B, C'den küçük ise azalan diyeceğiz. A, D, B, C'ye eşitse sabit diyeceğiz. Bitti bu kadar. Nasıl yani hocam? Yine üstte X var, altta X var. Şurada gözükmeyen birim var. Hadi içler dışlar çarpımı yapalım. Hocam şurası işaretiyle birlikte eksi 4a. Evet şunu da çarpalım eksi 13. Ne diyor? Daima azalan. O zaman azalansa şu birinci ifade ikinci ifadeden küçük olacak. Yani eksi 4a küçüktür eksi 13. Artan deseydi şu ifade şu ifadeden büyük olacaktı. Doğru mu arkadaşlar? Her tarafı eksi 4'e bölelim. A büyüktür. Ne oldu arkadaşlar? 13 bölü 4 oldu. A 13 bölü 4'ten büyükse. Benden en küçük tam sayı değerini istiyor. 13 bölü 4 kaç ediyor arkadaşlar? 3 küsür gibi bir şey mi? O zaman 3 küsürden büyükse alacağı en küçük tam sayı değer tabii ki 4'tür. Şıklardan 4'ü bulursunuz ve işaretlersiniz. Nasıl arkadaşlar? Anlaşıldı değil mi? Hadi buyurun uyarı 2. Fx 3. dereceden bir fonksiyon. Türevi de ikinci dereceden olur. Doğru değil mi arkadaşlar? Üstünü bir azaltın. Türevi ikinci derecedendir. Fx fonksiyonu daima artan ya da daima azalan derse ne yapacağız? Hocam daima artan diyorsa
şu A %100 pozitiftir. Çünkü artan olacak ya, A'nın pozitif olması lazım. Hah, soruda daima lafı varsa arkadaşlar, delta sıfırdan küçük eşittir. Bitti. Azalan mı diyor? Hocam şu A var ya, A sıfırdan küçüktür. Yani A negatiftir. Bunu unutmayın. A negatiftir. A, bunu da atalım bir kenara, karışmasın kalemler. Hocam daima lafını gördüm. Delta sıfırdan küçük eşittir. Arkadaşlar delta her zaman sıfırdan küçük eşittir. Daima lafını görürseniz. Ha, artar mı diyor? A pozitiftir. Azalan mı diyor? A negatiftir. Bitti bu kadar. E hadi buyur. Bize böyle bir denklem vermiş. Diyor ki daima azalan diyor. E daima azalansa A negatif olması lazım. E doğru, negatif. E azalan dediği için delta sıfırdan küçük eşittir. Ha, A'nın negatif olması lazım, zaten A negatif. Burası pozitif olsaydı o zaman daima artan derdi. Olay anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Şunu da negatif vermiş, ondan dolayı azalan diyor. Ya da bu soruyu şöyle de sorabilir. Birebir fonksiyon. Arkadaşlar birebir fonksiyonsa, bir fonksiyon nasıl birebir olurdu? Ya daima azalacak ya da daima artacak. Arkadaşlar bunlar birebirdir ha. Ya daima azalacak ya daima artacak ki bu birebir olsun. Arkadaşlar birebirlikte yatay çizgiler çizerdik. Fonksiyonu bir yerde kesmeli. Yatay çizgi çizin, fonksiyon bir yerde kesiliyor. O zaman birebir fonksiyonum diyorsa arkadaşlar ya bu daima artandır ya daima azalandır. E tabi delta sıfırdan küçük eşit yapacağız. Ya da f'in tersi x bir fonksiyondur dendiği zaman bunun anlamı şudur. Birebirim demek istiyor. O da daima artan ya da daima azalandır. Eğer tersi de bir fonksiyonsa. O zaman daima azalan birebir fonksiyon, f'in tersi de bir fonksiyon dendiği zaman hepsi aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Daima azalan. Artı olsa daima artan. Yine aynı şeyleri söyleyebilir. Sıkıntı değildir. E hadi delta sıfırdan küçük eşit dediniz hocam. Hemen delta'yı bulalım. Delta, önce bir türevini alalım hocam. Türevinin deltası. Türevinin deltası dedik sıfırdan küçük eşittir. Önce bir türevini alalım. E hadi hocam türevini alalım. 3 öne düştü. 3'ler birbirini götürdü. Eksi x kare. 2 öne düştü. Eksi 4x artı a. Tamam hocam türevini aldım. A bunun deltası sıfırdan küçük eşit olacak. Delta b kare. 16 eksi 4 a'sı eksi 1 c'si de a. A bu sıfırdan küçük eşit olacak. Hocam burası 4a olur. 16'yı karşıya attım. 4a küçük eşittir eksi 16'dan 4'e bölelim. A küçük eşittir eksi 4 olur. Sen benden ne istiyorsun? A'nın en büyük tam sayı değeri nedir? Tabii ki eksi 4'tür. Şıklardan eksi 4'ü bulurum ve işaretlerim. Ne yaptı arkadaşlar? Ama fx 3. dereceden bir fonksiyon olacak. Ona dikkat edin. 3. dereceden bir fonksiyonun türevini aldın. 2. dereceden olur. Sonra da fx fonksiyonunun daima artan diyorsa şu türevi sıfırdan küçük eşittir. Daima azalan derse de türevi sıfırdan küçük eşittir. Çünkü arkadaşlar kökün olmaması lazım. Kök olmaması lazım. Çünkü eğer delta sıfırdan büyük olursa iki tane kök olacak. Artı eksi artı. Artan yeri var, azalan yeri var, artan yeri var. Olmaz ki. Bu daima artanım veya daima azalanım diyorsa her zaman delta sıfırdan küçük eşittir. Haberiniz olsun. Tamam hocam. Ha. Daima artan, daima azalan demeyebilir. Birebir fonksiyon da diyebilir. O da daima artan veya daima azalan anlamına geliyor. F'in tersi x bir fonksiyon da diyebilir. Delta sıfırdan küçük eşittir. Ama kimin? Türevinin. Hadi. Şimdi biraz da grafik çalışalım. Evet arkadaşlar. Buyurun. Bize bir fx'in grafiği verilmiş. Şu aralıkta arkadaşlar. Tamam hocam. Kesilmiş yani. Diyor ki x nedir? Fx nedir? F'in türevi x hakkında yorum yapar mısınız? Yani pozitif mi? Negatif mi? Neyin nesi? Bir inceleyin. Arkadaşlar x'imiz zaten biliyorsunuz. Hepsi pozitif. Fx x'in gittiği yerlerdir. E hocam o da pozitif. Türevi soldan sağa mal aşağı doğru iniyorsa negatiftir. Bitti. Geldik buraya. Hocam x'imiz tık 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 tık. Bakın hep pozitif. Sıfırın sap tarafı ya pozitif. Fx'in, fx x'in gittiği yerler. Yani y. E o da pozitif. Türevi soldan sağa mal aşağı doğru iniyorsa negatiftir. Geldik buraya. X'imiz tık 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 negatif. Fx'in x'in gittiği yerler. Yani y'deki görüntüsü
pozitif. F'in türevi soldan sağa mal aşağı doğru iniyorsa negatiftir. Geldik buraya. X'imiz tık 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 tık. X'imiz pozitif. Fx, X'in gittiği yerler, yani Y'deki görüntüsü. Y'deki görüntüsü negatif. Türevi soldan sağa mal yukarı doğru çıkıyorsa pozitiftir. Niye sana bunları gösterdim arkadaşlar? Şunun için. İzleyin. Bize fx'in grafiğini vermiş. Eksi 6 ile eksi 1 aralığında. Tamam hocam. Bu fx'in grafiği. X'imiz negatiftir. Evet. Fx'in x'in gittiği aralık. Yani y'deki iz düşümü. Y'deki iz düşümü o da negatif. Türevi soldan sağa mal aşağı doğru iniyorsa negatif. Hocam bunların hepsi negatif. Tamam. Diyor ki hangileri daima artandır diyor. Tamam. Bütün şıkların hepsinin türevini alacağım. Hangisi sıfırdan büyükse biz ona artan diyeceğiz. Arkadaşlar artanlık türevini almıyor muydunuz? Tamam. Fonksiyonumuz bu. Şimdi bu artan olduğumuzu nasıl anlayacağız? Bana bunun türevini alacaksın. Çarpmaya göre türev alır mısınız? Birincinin türevi 1. Diğerine el vurma artı. İkincinin türevi baştakine el vurma. Bitti. Hocam, hocam, hocam. Fx'in dur negatifti. F'in türeviyle x'in şu ikisinin çarpımı pozitiftir. Pozitifle negatifin toplamı hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Hocam hiçbir şey söyleyemem. Geldik şuraya. Türevini alır mısınız? 4 öne düştü. 4x küp. Bir de artı f türev x. Hocam valla x'im negatifti. O zaman şurası negatif. Türevi de negatif. Evet. İki negatifin toplamı negatiftir. Ha, bu daima azalandır. Zaten biz artan arıyorduk. Bu da olmadı. Ama bunun azalan olduğunu gördüm. Hocam bölmeye göre türev alalım mı? Tabii ki. Üst tarafın türevi. Alttakine el vurma olduğu gibi yaz. Eksi. Alt tarafın türevi 1. Üsttekine el vurma olduğu gibi yaz. Bölü. Alt tarafın karesi. Hocam şurası pozitif. Şu ikisinin çarpımı biri negatif, biri negatif çarpımları ne olur? Pozitif olur. Fx negatif. Önde eksimiz var. Hocam o da pozitif oldu. Pozitif. Pozitif olur. Bu daima artandır. Geldik şuraya. Bana bunun türevini alır mısınız? Hocam iki öne düştü. Fx'e karışma çarpı Fx'in türevi. Evet. Şu negatif, şu negatif çarpımları ne olur? Hocam çarpımları pozitif olur. Bu da daima artandır. Hangileri daima artandır? Şu 3 ve şu 4 daima artandır. Birinin ne mal olduğu belli değil. İki de azalan olduğunu gördüm. Buyurun arkadaşlar. Geldik bizim bu sorumuza. Yine fx'in grafiği verilmiş. Bakın bir daha diyorum. Türevinin grafiği verildiği zaman onu daha incelemedim. Ona dediğim gibi en son bakacağım. Şimdi hocam fx'in grafiği verilmiş. Diyor hangileri daima azalandır? Bütün şıkların hepsinin türevini alacağım. Hangisi negatifse o azalandır. Hadi birinciden başlayalım. Hocam bunun türevini alalım. İki öne düştü. Fx'e karışma çarpı fx'in türevi. Ama hocam fx, x, f'in türevi x hakkında bilgimiz yok. Hadi onları da inceleyelim birlikte. Şurayı sileyim. Hadi bakalım. Hadi. Hocam x, fx, f'in türevi x'i birlikte inceleyelim. Hocam x, tık 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 tık, x'imiz pozitif. Hocam fx, x'in gittiği yani y'deki iz düşümü, y'deki iz düşümü negatif. Türevi soldan sağa, mal yukarı doğru çıkıyorsa artı. Soru bitti. Hadi. Şimdi fx'imiz negatif. Türevi pozitif. Çarptım. Hocam negatif oldu. Biz azalanı arıyorduk. Şu azalan çıktı arkadaşlar. Bakın iki öne düştü. Fx'e karışma çarpı fx'in türevi. Hocam fx'im negatif. Türevi soldan sağa yukarı doğru çıktığı için pozitif. Pozitif ve negatifin çarpımı negatiftir. Bu daima azalandır. Geldik buraya. Hadi. Üç öne düştü. Üstünü bir azalt çarpı f türev x. Hocam valla bu kare olduğu için bu daima pozitif. Türevi o da yukarı doğru çıktığı için pozitif. Çarpımları ne olur? Pozitif olur. O zaman bu daima artandır.
Biz azalanı arıyoruz. Bu olmadı. Geldik buraya. Türevini alır mısınız? Hadi 3 öne düştü. 3x kare artı f türev x. Hocam f türev pozitif. Evet. Türev soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa pozitif. E bu kare, bu da pozitif. Aa, toplam pozitif oldu. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Daima artandır. Bu da iptal. Biz azalanı arıyoruz. Geldik buraya. Bölmeye göre türev alır mısınız? Üstün türevi alttakine el vurma. Eksi. Altın türevi üsttekine el vurma. Bölü x kare. Hocam x kare pozitif. Geldik bu x'in çarpalım. F'in türeviyle x'in çarpımı pozitiftir. Hocam fx'in negatifti. Önde de eksimiz var. Pozitif olur. Aa, hepsi pozitif oldu. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Bu artandır. Bu da olmadı. Hangisi azalandır? Sadece bir azalandır. Hangileri artandır? 2 artandır. 3 artandır. 4 artandır. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. E hadi bunların hakkında biraz karma soru çözelim. Sonra türevinin grafiği verildiği zaman ne yapacağım? Onu inceleyelim. Haydi. Evet arkadaşlar, 2021'de buna benzer bir soru geldi. Hatırlarsanız. Diyor ki azalan olduğu. Arkadaşlar azalanlıkta türevini alıp sıfırdan küçük yapıyordunuz. Tamam. Diyor ki aralık şuymuş. He. Türevini alıp sıfırdan küçük yapınca şunlar arkadaşlar birer kökmüş. Anlamı bu. Çünkü arkadaşlar türevini sıfırdan küçük yapıyorsunuz ya. Hani artı eksi artı. Tamam, bu eksi 2'ye şu 4'müş. Azalan aralık şu aralık işte. E tam da eksi 2'ye 4. Şunu sıfır yapan değerdir ha. Hadi türevini alalım. Hadi. Nerede silgimiz? Silgimiz nerede? Hadi de bakalım. Türevini alalım. 3 öne düştü. 3'ler birbirini götürdü. Hocam türevi x kare artı 2ax eksi b. Tamam hocam, türevini aldım. Tamam. Eğer azalan olduğu en geniş aralık buysa şunun kökleri eksi 2'ye 4'tür. Evet. Eksi 2'ye 4 birer köktür. Kimin köküdür arkadaşlar? Aşının kökleri. O zaman kökler toplamından yola çıkalım. Hocam kökler toplamı x1 artı x2, bana bunları toplayın, 2 mi oldu arkadaşlar? Kökler toplamı eksi b bölü a değil miydi? Yani eksi 2a. A kaç çıktı arkadaşlar? A eksi 1 çıktı. Tamam hocam, a'yı eksi 1 buldum. Bir de kökler çarpımı. Kökler çarpımı arkadaşlar şu x'in çarpımı eksi 8. O da eşittir. Kökler çarpımı şu eksi arkadaşlar, sanki yokmuş gibi davranmayalım. Evet. O da c bölü a demek değil midir? Eksi b. Eksi eksiyi götürdü. B de 8 oldu. Adam x'ini çarp diyor. X'ini çarptın, soru bitti. Cevap eksi 8'dir. Aynı soru. Diyor ki fx'i vermiş. Artan oldu. Arkadaşlar artan türevini alıp sıfırdan büyük yapmıyor musunuz? E hadi buyurun türevini alalım. Fx'in türevi 3x kare artı 2ax artı b. Tamam hocam, türevini aldım. Tamam. Eğer aralıklar bunlar verilmişse şunlar bunun birer köklerdir. Evet, çünkü artanda türevini sıfırdan büyük yapıyordum. Kökleri buluyordum. Kökleri bulduktan sonra eğer eksi 2'ye 3 ise artı eksi artı, bir şu aralık bir şu aralık, işte bunlar şunu sıfır yapan değerlerdir. Köklerdir yani. E hadi hocam. 1. Köklerimizden bir tanesi eksi 2'ymiş. Köklerimizden bir tanesi de 3 imiş. Hemen kökler toplamı. Hadi topla bana bunları. 1. Kökler toplamı eksi b bölü a değil mi? Eksi 2a bölü 3'ten. İşler dışlar çarpımı yaptım. A'yı ne bulduk? Eksi 3 bölü 2 buldum. Güzel. E kökler çarpımı. Şu ikisini çarptık arkadaşlar. Eksi 6 kökler çarpımı c bölü a'dan. Yani b bölü 3. İşler dışlar çarpımı yaptım. B ne çıktı? B de eksi 18 çıktı. Adam a eksi b'yi istiyor. A eksi 3 bölü 2. Eksi. B de eksi 18'den artı 18 olur. 36, 33 mi oldu arkadaşlar? 33 bölü 2 şıklardan bulup işaret dersiniz. Ne yaptım arkadaşlar? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum.
Şimdi artan veya azalan dediği zaman türevini alıyorsunuz. Hocam artan demiş türevi sıfırdan büyüktür. Azalan demiş türevi sıfırdan küçüktür. Adam bir aralık vermişse bu aralık bunun kökleridir. Bir aralık vermiş. Eksi 2, 3 bunun kökleridir. Kökler toplamı, kökler çarpımı soru bitmiştir. Geldik bu sorumuza. Ne diyor? Azalan olduğu aralığı bulunuz. E tamam. Türevini alıp sıfırdan küçük yapacağım. E hadi türevini alalım. 3'e ne düştü? Eksi 3. Doğru değil mi arkadaşlar? 3'ü öne düşürdüm. Kırmızıyla da yazmayalım. Hocam 3 öne düştü. Eksi 3 çarpı. İçindekine el vurma üstünü bir azalt çarpı. İçindekinin türevi zaten 1'dir. Ama bu ifade sıfırdan küçük olacak. Tamam hocam. Sıfıra eş diyelim. Yani bu ifade sıfırdan küçük olacakmış. E hadi herkese eksi 3'e bölelim. X eksi 1'in karesi büyüktür 0 olur. Arkadaşlar her tarafı eksi 3'e böldük ya. Eksi 3 gider yön değiştirir. Tamam. Şimdi benden bunu istiyorsun değil mi? Tamam. 1 bizim kökümüzdür ama çift katlı kök. Artıya artı. E tamam. Artı demek artan yine artan değil mi? E bunun pozitif yani bunu benden istiyordu. Bunu istiyorsa bütün reel sayılır. Bazı arkadaşlarımız da olayı şöyle çözüyorlar. Hocam bunu boş ver diyorlar. Hocam diyorlar azalan olduğu aralığı istemiyor musun? Türevini alıp sıfırdan küçük yaptım. Bitti. Kökümüz 1'dir. Alasana 1. Ne? İşaretimiz ne? Eksi. Eksi ile eksi. Ben sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Bir şurası bir de şurası. Yani azalan azalan. E hocam 1. Arkadaşlar ben sandım ya sıfır yapan yerler kapalı kutu olarak alıyorduk. Dedik ya 3 sıfır yapıyor ama onu da kapalı, onu da dahil ediyoruz. Arkadaşlar çözüm hükmesi bütün reel sayılar. Ha bu soru deseydi ki artan olduğu aralık arkadaşlar her taraf negatif değil mi? Artan olduğu aralık tabii ki boş kümedir. Yok ki artan olduğu aralık. Ama azalanı isterse bütün reel sayılar. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Hiç biz ekstrem noktalara giriş yapmadık. Sadece girişte biraz bahsettim. Türevi sıfırdır dedim. E hadi. Ekstrem noktalara giriş yapalım mı? Tabii ki hocam yapalım. Bir de türevin yorumunu yapacağım. Grafiklerde türevin grafiği verildiği zaman ne yapıyoruz? Haydi yola devam. Evet arkadaşlar şimdi sıra ekstrem noktalara geldik. Ekstrem noktaları biz ikiye ayırıyoruz. Ya bu maksimum noktadır ya da minimum noktadır. Haberiniz olsun. Ya maksimum ya da minimum. Mesela A noktası arkadaşlar bir ekstra mum noktadır. Niçin? Tepelikler ve çukurlukların hepsi birer ekstra mum noktadır. Ekstra mum noktalarından ya maksimumdur ya da minimumdur. Arkadaşlar A noktası bir ekstra mum noktadır ama maksimum noktadır. A'nın gittiği yer FA da bir maksimum değerdir. Haberiniz olsun. Hocam A noktası bir ekstra mum noktadır. Niye? Tepelik olduğu için. Ha FA da maksimum değerdir ama türevi yoktur. Arkadaşlar türev bense dedim ya kırılan grafiğin kırıldığı yerde türev olmaz. Ama bir ekstra mum nokta mı? Ekstra mum noktadır. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? A ekstra mum nokta tepelik olduğu için gittiği yerde maksimum ekstra mum değeri oluyor. Ha A ekstra mumlardan maksimum mu minimum mu tepelik olduğu için maksimum noktadır. Geldik şuraya. A noktası bir ekstra mum noktadır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ekstra mum noktadan maksimum noktasıdır. Gittiği yerde değer oluyor. Geldik şuraya. A'da türev yok. Doğru. A'da türev yok. Çünkü sürekli olması lazımdı türevin hatırlayın. Tamam hocam. Türev yok. Önemli değil ki. A noktası bir ekstra mum noktadır. Hatta maksimum noktasıdır. Hocam yerel niye eklendi? Arkadaşlar bütün maksimum noktasından yerel ekleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu da yerel maksimum noktası. Bu da yerel maksimum noktası. Hepsine yerel ekleyin. Hiçbir sıkıntı değil. Hocam A noktası bir ekstra mum noktadır. Hatta maksimum noktadır. Gittiği yerde maksimum değerdir. Hocam A'da türev yok. Evet çünkü sürekli değil. Ama şu A noktası bir ekstra mum noktadır. Gittiği yerde ekstra mum değeridir. Yani maksimum değeridir. Şimdi A'da türev yok. Çok iyi biliyorum. Arkadaşlar ekstra mum nokta olabilmesi için türev olacak diye bir şartımız yok. Onu uyarılarda size anlatacağım zaten. Bir uyarı diyeceğim bu tahtadan sonra. Güzel 3-4 tane size uyarı göstereyim.
Tamam hocam. A noktasında türev yok. A noktasında türev yok ama A noktası bir ekstremum noktasıdır. Hatta maksimum noktadır. Gittiği yerde maksimum değeridir. Haberiniz olsun. Geldik buraya. Şimdi geldik minimumlara. Arkadaşlar çukurluklar birer minimumdur. Mesela B bir ekstremum noktadır ama minimum noktasıdır. Gittiği yerde minimum değeridir. Haberiniz olsun. Hocam A'da B'de türev yok. Çok iyi biliyorum çünkü grafiğin kırıldığı yerde türev olmaz. Ama B noktası bir ekstremum noktasıdır. Arkadaşlar X'teki iz düşümüne biz her zaman nokta diyoruz. B noktası bir ekstremum noktadır. Gittiği yerde ekstremum değeridir. Ha, ekstremumlardan maksimum minimum mu? Çukurluk olduğu için arkadaşlar yani dipte kaldığı için bu bir minimum noktadır. Haberiniz olsun. Tamam hocam geldik buraya. B noktası bir minimumdur. Şurası A noktası bir maksimum noktasıdır. FA maksimum değerdir. FB minimum değerdir. Hocam normalde B'de türev yok. Çok iyi biliyorum. Çünkü sürekli değil. Ama B noktası bir ekstremumdur. Hatta minimum noktasıdır. Gittiği yerde minimum değerdir. Haberiniz olsun. Hocam B kırıldığı yerde türev yok. Çok iyi biliyorum. Ama B noktası bir ekstremum noktadır. Hatta minimum noktasıdır. Gittiği yerde minimum değerdir. Haberiniz olsun. Aynı şekilde burada da geçerlidir. B noktası yerel minimum noktasıdır. FB'de minimum değeridir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi geldik uyarı meselesine. Hadi uyarıları da size birkaç tane uyarı göstereyim. Mesela biz size diyoruz ya arkadaşlar ekstremumda türev sıfırdır. Her türevi sıfır olan bir ekstremum mudur? Onu inceleyelim. Ya da türevi sıfırsa bu bir ekstremum mudur? Hayır. Bazen türevi sıfır oluyor ama ekstremum değil. İşte bunları teker teker bir inceleyelim. Hadi yola devam. Evet arkadaşlar birinci uyarımız. A noktası ekstremum nokta ise türevi sıfır mıdır? Hayır arkadaşlar. İzleyin beni. A noktası bir ekstremum mu? Evet. Bunun türevi yoktur. Türevi sıfırdır diyemezsiniz ki. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Tamam. A noktası bir ekstremum. Kırılmış ya grafik. Ama A noktasında türevi yoktur. Geldik buraya. Türevi sıfır ise A noktası ekstremum mudur? İzleyin ben arkadaşlar. Gelmiş. Tam şurada sıfırlanmış. Yukarı doğru çıkmış. Şurası da bizim A noktası. A noktasında türev var mı? Var. Sıfırdır. Ama A noktası bir ekstremum nokta mıdır? Değildir. Burada da türev yoktur. Olay anlaşıldı mı? Yani bunları da bilin. Adam der ki öncüllü soru sorur. A noktası ekstremum noktaysa türevi sıfırdır. A noktası ekstremum nokta ama türevi sıfır değildir. Türevi sıfırsa A noktası ekstremum nokta mıdır? Mesela bu soru. Türevini alalım sıfır eşittir. Mesela 1 türevini sıfır yapıyor. Ama 1 bir ekstrem nokta mıdır? Değildir tabii ki. Ha türevi sıfırsa A noktası ekstrem mıdır? Değildir. Bu sürekli artıyor. Hadi geldik bizim bu sorumuza. Diyor ki ekstrem nokta normalde. Ekstrem noktada biz türevini alıp sıfır eşitliyorduk. Doğru değil mi arkadaşlar? Hadi türevini alalım. Haydi. 5 öne düştü. İçindekine karışma. Üstünü bir azalt çarpı. İçinin türevi 1'dir. Yazmazsanız da olur. İçini 0 yapan x eşittir 1. Bir ekstrem nokta mıdır? Bakalım bir arkadaşlar. Problem şu. 1 çift katlı kök. O zaman çift katlı kökse önde ne var? Eksi. Eksiye eksi. Aa bu sürekli azalıyor. Azalıyor. Bu ekstrem nokta değil ki. Arkadaşlar azalıyor. Azalıyor. Bu türevinin işaret tablosu. Bu çizdiğim ise fx. Arkadaşlar işaret tablosunda negatife negatifse negatif demek azalan demek. Bu da azalıyor. Bu sürekli azalıyor. Bunun ekstrem noktası yok ki. Ekstrem noktası nedir? Kusura bakma. Yoktur. Çünkü bu sürekli azalıyor. Arkadaşlar türevini aldığınız zaman öndeki negatiften dolayı üstü çift ya. Çift olduğu için bu sürekli azalan işte sürekli eksi. Bunun ekstrem noktası yok. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Demek ki türevini aldıktan sonra hani sıfıra eşitliyorsunuz ya. Hocam x'i bir buldum, bir eksi bir buldum, bir beş buldum. Artı, eksi, artı. Artan, azalan, artan. İşte bunlar ekstremumdur. Ama sürekli azalıyorsa bu ekstremum nokta değildir.
Olay anlaşıldı mı? Bu sürekli azalan bir fonksiyondur, haberiniz olsun. Geldik şuraya. Ne istiyor benden? Kaç tane ekstra noktası vardır? Valla grafik çizeceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu x kare eksi 1'in normalde grafiği şudur. 0'a eşdeğin 1'e eksi 1. Bunun grafiği arkadaşlar şudur. Komplesinin mutlak değeri varsa alt tarafı kırt kesip üste katlamıyor muyduk? Evet. Normalde tık 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 tık. Şu alt tarafı kesip yukarıya katlıyorsunuz. Arkadaşlar bunun kaç tane ekstra noktası vardır? Bak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane ekstremum vardır. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Hadi ne duruyoruz? Fx'in grafiği verildiği zaman, f'in türevinin grafiği verildiği zaman ekstremum, ekstremumlar nasıl bulunur? Çünkü biz hep fx üzerinde çalıştık. Türevinin grafiği verilirse ne halt yiyeceğim? Ne duruyoruz? Yola devam. Evet arkadaşlar, şimdi geldik grafikleri ayrıntılı bir şekilde incelemeye. Fx'in grafiği verildiği zaman bunları pozitif aralık, negatif olduğu aralık, artan, azalan, yerel ekstremum, yerel maksimum, yerel minimum, mutlak maksimum, mutlak minimum, bunları biz nasıl buluyoruz? Hocam fx'in grafiği verildiği zaman soldan sağa, yukarı doğru çıkıyorsa artan, aşağı doğru iniyorsa azalan, artan, azalan, artan. Bitti, bu kadar. Hocam pozitif olduğu aralık, negatif olduğu aralık. Bu bizim 10. sınıfın fonksiyon konusu işte. 11. sınıfın fonksiyon konusu. X eksenin üstünde kalanlar pozitif aralıktır. Altında kalanlar negatif aralıktır. Hadi pozitif olduğu aralıklar eksi 4 ile eksi 1 arası. Hadi eksi 4 ile eksi 1 aralığı ve başka 7 ile 8 aralığı. 7 ile 8 aralığı. Bitti. Olay anlaşıldı mı? Negatif olduğu aralık x ekseninin altında kalanlar hepsi negatif aralıktır. Evet. Eksi 7 ile eksi 4 aralığı. Eksi 7 ile eksi 4 aralığı. Ve başka. Eksi 1 ile 7 diyelim, 4'ü çıkaralım. Eksi 1 ile 7 diyelim. Tamam hocam diyelim. Kimi çıkaracağız arkadaşlar? 4'te 0 oluyor ya. 4'ü çıkardık. Bitti. Bu bizim bildiğimiz arkadaşlar 10. sınıfın fonksiyon konusu. X ekseninin üstünde kalanlar pozitif olduğu aralıktır. X ekseninin altında kalanlar da negatif olduğu aralıklardır. Evet. Şurada mesela diyelim ki 3 bizi nereye götürüyor? Negatife. Şuradaki bizi nereye götürüyor? Negatife. Şuradaki bizi nereye götürüyor? Negatife. Bitti. Hacı hocam bunda da bir sıkıntımız yok. Şimdi geldik artan olduğu aralık. Arkadaşlar soldan sağa grafik yukarı doğru çıkıyorsa artandır. Yani şuraya kadar, aşuraya kadar fonksiyonum artandır. Hocam artansa eksi 7 ile eksi 3 arası. Eksi 7 ile eksi 3 arası. Başka. Evet. Eksi 7 ile eksi 3 arası artan. Sonra 3 ile evet 4 arası. 3 ile 4 arası. Biz sevdi ki artanda azalanlıkta. Hocam kapalı mı açık mı? Arkadaşlar herkesi kapalı alın. Milli Eğitim kitabında hepsi kapalı olarak geçiyor. Bazen de açık olarak geçiyor. Yani bir şıkta kapalı, bir şıkta açık vermez. Merak etmeyin. Ya herkese açık verir ya da herkese kapalı verir. Başka? Bir de 6 ile 8 arası. Hocam 6 ile 8 arası. Bunlar artan olduğu aralıklardır. Hocam azalanlar soldan sağa. Grafik aşağı doğru iniyorsa azalandır. Yani eksi 3 ile 3 aralığı. Eksi 3 ile 3 aralığı. Başka. Bir de 4 ile 6 aralı. Evet. 4 ile 6 aralı. Arkadaşlar bunlarda da azalan olduğu aralıklardır. Hocam yerel ekstrem noktalar arkadaşlar bütün tepelikler ve çukurluklardır. Nasıl yani? Mesela şu ve şu. Zaten ekstrem noktaları ben size ayrıntılı göstermiştim. Yani eksi 7. Hemen yazalım. Eksi 7. Kenara çekileyim ya. Dur. Eksi 7. Evet. Eksi 3. Yazıyorum. Eksi 3. Başka. 3. Başka. 4. Başka. 6. Başka. 8. İşte bunlar arkadaşlar yerel ekstremum noktalardır. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Demek ki yerel ekstremum noktalar bütün tepelikler ve bütün çukurluklar. Yani eğimin sıfır olduğu yerler. Arkadaşlar eğim sıfırdır. Ha, eksi 7'de
Hani devamı olsaydı sürekli mi deyim ona bakardık da. Arkadaşlar ben size bunu ekstramda ayrıntılı gösterdim. Ekstrem noktalarda hatırlayın bir. Şöyle bir şey yaptım, kestim, kestim. Bu bizim A noktası, burası bizim B noktası. A noktası bir maksimum noktadır. Gittiği yerde maksimum değerdir. B noktası bir minimum noktadır. Gittiği yerde minimum değerdir demiştim. Hatırladınız mı? Yani türev var mı yok mu biz bunu incelemiyoruz ki. Bütün tepelikler ve bütün çukurluklar birer ekstra mum noktadır. Eksi 7, 3, eksi 7, eksi 3, 3, 4, 6 ve 8. Hocam. Yerel nereden geliyor? Arkadaşlar genel isimler yerel ekstrem nokta denir. Hocam yerel maksimum noktalar hangilerdir? Bütün tepelikler hepsi birer maksimum noktadır. Yani eksi 3, 4 ve 8. Bitti. Eksi 3 yanına yazalım. Eksi 3, 4 ve 8. Bunlar arkadaşlar birer yerel maksimum noktalardır. Haberiniz olsun. Yerel minimum noktalar bütün çukurluklar. Yani eksi 7, 3 ve 6. Eksi 7, 3 ve 6. Bitti. Bütün çukurluklar da birer yerel minimum noktadır. Eksi 7, 3 ve 6. Hocam, bunların içerisinde mutlak hangisi? Tamam bu yerel maksimum noktaları bunlar. Bunların içerisinde bir tanesi belki mutlaktır. Mutlak maksimum noktası. Arkadaşlar en zirve olan kimdir? En zirve olan. Bu mu daha zirve? Bu mu daha zirve? O zaman 8 en zirveye gidiyorsa 8 mutlak maksimum noktasıdır. Haberiniz olsun. Hocam mutlak minimum noktası nedir? Şu minimumların içerisinde en diptekilerden en kötüsü, en dipte olan kimdir? 3 noktası. O zaman 3'te 1 mutlak minimum noktasıdır. Haberiniz olsun. Hocam mutlak maksimum değeri nedir? Arkadaşlar bunun önüne f'i getirirse değer oluyor işte. O zaman mutlak minimum değeri, mutlak minimum noktası 3 değil miydi? Önüne f'i getirirsem oluyor sana değer. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Grafiği hızlı bir şekilde bir daha yorumluyorum. X ekseninin altında kalanlar negatif olduğu aralıklar, X eksenin üstünde kalanlar pozitif olduğu aralıklardır. Soldan sağa. Grafik yukarı doğru çıkıyorsa artan. Eksi 7 ile eksi 3 arası artan. Eksi 3'ten 3'e kadar azalan. 3'ten 4 arası artan. 4'ten 6 arası azalan. 6'dan 8'e kadar artandır. Haberiniz olsun. Bütün tepelikler yerel maksimum noktadır. Bütün çukurluklar yerel minimum noktasıdır. Genel ismine de yerel ekstra mum noktası derler. Haberiniz olsun. Mesela bu bir yerel minimum nokta, yerel maksimum nokta, yerel minimum nokta, yerel maksimum nokta, yerel minimum nokta, yerel maksimum noktadır. Haberiniz olsun. Bunların içerisinde en zirvesi mutlak maksimum noktasıdır. En dibi de mutlak minimum noktasıdır. Haberiniz olsun. X eksendeki iz düşümüne nokta denir. Önüne F koyarsan F3 mutlak minimum değeridir. Haberiniz olsun. Bu bizim F3'ümüz. 8'in gittiği yerde F8, o da bizim mutlak maksimum değeridir. Haberiniz olsun. Bu FX'in grafiği verildiği zaman. Ya hocam F'in türevinin grafiği verilirse bunları istersek ne yapacağız? Haydi yola devam. Şimdi F'in türevinin grafiğini vereceğim. Ve yorumları birlikte inceleyeceğiz. Haydi. Evet arkadaşlar, f'in türevinin grafiği verilmişse bana artan, azalan, ekstra mum ya da pozitif olduğu aralıklar nasıl bulacağız? Hadi birlikte böyle bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bir daha hatırlayalım. Bu fx'in grafiği olsaydı soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artan, azalan. Tepelikler maksimum, minimum, maksimum, minimum. Olay anlaşıldı mı? Bu fx'in grafiği verildiği zaman. Ya hocam bize türevinin grafiği verildiği zaman ne yapacağım? Hocam f'in türevinin grafiği verilmiş. Fx ile ilgili bir tek sıralama isteyebilir. Bakın bu çok önemlidir. Yani f'in türevinin grafiği verilmiş. F0 sıfırdan büyüktür. F1 sıfırdan küçüktür. Bulunamaz. Bana bunu bulamazsınız. Bir tek bana burada sıralama yapabilirsiniz. F ile ilgili. Ona dikkat edin. Hocam türevinin grafiği verilmiş. Tamam verirsen.
fx ile alakalı bir tek senden sıralama isteyebilirim. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Sınavlarda çok geldi. Hocam tamam anladık. Bir tek fx ile ilgili sıralama isteyebilir. Tamam. Yani f'in türevi fx f0 sıfırdan büyüktür. F1 sıfırdan küçüktür. Pozitif, negatif bunları arkadaşlar bulamazsınız. Fx ile ilgili bir tek sıralama yapılabilir. Bunu zaten demiştim. Nerede demiştik? Madde 1'de demiştik. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi geldik buraya. Fx in artan azalan ve ekstrem noktalarını bulun desem ne yaparsınız? Şimdi geldik bu mesele. Arkadaşlar türevinin sana grafiği verilmişse hemen bana bunun işaret tablosunu oluşturunuz. Hiç affetmeyin. Artan da isteyebilir, azalan da isteyebilir, ekstremi da isteyebilir. Bana hemen bunun işaret tablosunu oluşturur musunuz? Hocam tabii ki oluştururum. Ne var ki? Hadi buyurun işaret tablosunu oluşturalım. İşaret tablosu arkadaşlar. Şimdi eksi 4'te sıfırlanmış. Alasana eksi 4. Hocam eksi 1'de sıfırlanmış. Alasana eksi 1. Hocam 4'te sıfırlanmış ama çift katlı kök. Çünkü arkadaşlar poposunu sürtüp de geçmiş. Bir de 7'de sıfırlanmış. Tamam hocam. Bu f'in türevinin işaret tablosudur. Süper hocam. E hadi yapalım. 7'den sonra ifadem x eksenin üstünde kaldığı için artı. 7 ile eksi 1 arası altta kaldığı için eksi. Eksi 1 ile eksi 4 arası x eksenin üstünde kaldığı için artı. Eksi 4'ten sonra da eksidir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın bir daha söylüyorum. Bana hemen fx artan mıdır? Fx azalan mıdır? Fx ekstrem noktaları bulun dediği zaman türevinin grafiği verilmişse. Hocam hemen bana bunun işaret tablosunu oluşturalım. Hocam eksi 4'te sıfırlanmış, eksi 1'de sıfırlanmış, 4'te sıfırlanmış, bir de 7'de sıfırlanmış. Tamam. 7'den sonra pozitif olduğu için artı. 7 ile eksi 1 arası x eksenin altında kaldığı için eksi. Eksi 4'ten eksi 1 arası x eksenin üstünde kaldığı için artı, diğeri de eksidir. Tamam, bu f'in türevinin işaret tablosudur. E hocam fx'i gelin bulalım. Çünkü ben fx'lerde çok iyi biliyorum. Fx'lerde soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artan, azalan, artan, azalan, artan. Çok iyi biliyorum. E ben türevinin grafiğini biliyorsam, grafikler arkadaşlar soldan çizilmeye başlanır. Nasıl? Eksi demek azalan. Artı demek artan. Eksi azalan, yine azalan, artı yine artan. Doğru mudur arkadaşlar? Evet hocam doğru. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Bu da fx'in grafiğidir. Arkadaşlar bu işaret tablosu. Eksi demek azalan, artan, azalan, azalan, artan. O zaman bu fx'in grafiği ise artan olduğu aralık. Hemen sana yazayım. Artan olduğu aralık. Dur. Eksi 4'ten eksi 1 aralık. Bakın artmış. Başka. Hocam 7'den sonsuza kadar. Pardon, sonsuza her zaman açık ki. İşte bu artan olduğu aralık vardır. Olay anlaşıldı mı? Fx'in grafiğine göre. Arkadaşlar türevinin grafiği verildiği zaman bunun işaret tablosunu oluşturdunuz mu? Sonra fx'in grafiğini çizelim dedik. Eksi, azalan, artı, artan, azalan, azalan, artan. O zaman şu artı artan olduğu için bir de türevinde arkadaşlar pozitif olan yerler artan diye. Tamam hocam anladık. Eksi 4'ten eksi 1 arası artmış. Bir de 7'den sonsuza kadar artmış. E bana azalan olduğu aralığı söyleyin. E hocam azalan olduğu aralıklarda soldan sağa aşağı doğru iniyorsa azalan. Eksi sonsuz ile eksi 4 aralığı. Başka. Bir de hocam eksi 1 ile 7 aralığı. Evet. Bunlar da azalan olduğu aralıklardır. E hocam ekstrem noktalar. Bütün tepelikler ve çukurluklar. İşte bunlar ekstremumdur. O zaman ekstrem noktalar arkadaşlar hangileridir? Bakın hemen söyleyin. Eksi 4. Başka? Eksi 1. Başka? 7. Bitti. Eksi 4 maksimum nokta mı? Minimum nokta mı? Minimum nokta. Eksi 1 maksimum nokta. 7 minimum nokta. 4 ekstrem nokta değildir. Olay anlaşıldı mı? Çünkü bütün tepelikler ve çukurluklar birer ekstrem noktadır. Minimum, maksimum, minimum.
Hocam bana maksimum değerini söyleyin dediği zaman. Bu maksimum ya. Arkadaşlar maksimum değeri f eksi 1'dir. Maksimum değeri f eksi 1'dir. Önüne f koyduğunuz zaman değer oluyor diye. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Ne yaptık arkadaşlar? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Bu fx'in grafiği olsa idi. Hocam bu fx'in grafiği soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artan, azalan, artan, azalan, artan. Tepelikler maksimum, çukurluklar minimumdur. Hocam türevinin grafiği verildiği zaman, bir saniye. Hemen türevinin işaret tablosunu oluşturalım. Hocam hadi buyurun bir daha anlatın. Bir daha özet geçelim. Burayı da siliyorum. Tamam hocam, tamam hocam. Hadi hocam, hadi hocam. Tam anladım gibi. Evet, anladıysanız arkadaşlar bu kısmı geçin. Çünkü bir daha tekrar edeceğim. Ama anlamayanlar bir daha izlesinler. Hocam hemen bunun işaret tablosunu oluşturalım. Hadi. Eksi 4'te sıfırlanmış, eksi 1'de sıfırlanmış, 4'te ve 7'de. Bu bizim işaret tablomuz. Ya da x eksenin üstünde ve altında göre bizim sınırlarımız oluyor. Birinci sınırımız yani dönüm noktası şu eksi 4. Al sana eksi 4. Sonra eksi 1. Al sana eksi 1. 4 çift katlı kök çünkü teğet geçmiş. Bir de arkadaşlar 7'miz. Olay anlaşıldı mı? Bu f'in türevinin işaret tablosudur. Hocam eksi 4'e kadar x eksenin altına kaldığı için eksi. Eksi 4'ten eksi 1 arasında artı. Eksi 1'den 4'e kadar eksi. 4'ten 7 arasında yine eksi. Ve artı diye devam ediyor. Bu türevinin işaret tablosu. Hocam fx'in grafiğini çizelim. Fx'in grafiği arkadaşlar soldan sağa. Eksi azalan. Artı artan. Eksi azalan. Yine azalan. Ve artan. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Bu da fx'in grafiği. Tamam. Hadi aşağı doğru iniyorsa azalan, yukarı doğru çıkıyorsa artan değil miydi? O zaman artan olduğu aralıklar. Eksi 4'ten eksi 1 aralığı. Başka. 7'den sonsuz aralığı. Azalan olduğu aralık. Hocam azalan olduğu aralıklar eksi 1'den 7 aralığı. Bir de eksi sonsuzdan eksi 4 aralığı. Kafamıza yatmayan bir yer var mı arkadaşlar? Bana ekstra mum noktaları söyleyin desem. Ekstra mum noktalar tabii ki yerel. Önemli de yerel olur veya olmaz. Ekstra mum noktalar işte. Bazen kitaplarda yerel diye önüne koyuyorlar. Bazen koymuyorlar. Hadi yerel ekstra mum noktaları hangilerdir? Tepelik, çukurluk, tepelik. Yani eksi 4, eksi 1 ve 7. Hangisi maksimum, hangisi minimumdur? Hocam belli işte minimum, maksimum, minimum. Bana yerel minimum değerleri söyleyin desem f eksi 4 ve f 7. Bunlar değerdir. Bu eksi 1 maksimum noktaysa önüne f'i koyarsam f eksi 1 de maksimum değer oluyor. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Şimdi geldik, size dedik ya bir tek sıralama yapabiliriz. Arkadaşlar adam diyor ki bana bunları sırala. Şimdi bakın, eksi 4, eksi 3, eksi 2. Eksi 4, eksi 3, eksi 2 hepsi de şu aralıkta mı? Evet hocam. Eksi 4, eksi 3, eksi 2 hepsi de şu aralıkta. Arkadaşlar bu ifadem sürekli artmıyor mu? Evet. Sürekli artıyorsa, sağa doğru gittikçe değer büyüyor. Yani f eksi 2, f eksi 3'ten, f eksi 3'te, f eksi 4'ten büyüktür. Çünkü sürekli artıyor. Arkadaşlar grafik sürekli artıyor ha. Sürekli artıyorsa, eksi 4 mü daha büyük bir yere gider? Eksi 3 mü daha büyük bir yere gider? Yoksa eksi 2 mi daha büyük bir yere gider? Sürekli artıyor bu. Yani hep ileri gittikçe değer büyür. Geldik buraya. 3'ü, 4'ü ve 6 f'leri bana sırala demiş. Tamam 3, 4, 6 nerede? Hocam 3, 4, 6 hepsi de şu aralıkta. Süper. Hangi aralıkta? Azalan aralıkta. Wow, sürekli azalıyormuş. Oğlum sürekli azalıyorsa o zaman bu en küçüktür. Çünkü sürekli azalıyor ha. Bakın bahsettiği değerler 3, 4, 6. 3, 4, 6 hepsi de şu aralığın içinde. Tam da bu aralıkta fonksiyonum ne oluyordu? Azalıyordu. Oğlum sürekli azalıyorsan bugünün yarından daha iyidir. Çünkü sürekli baş aşağı iniyorsun. O zaman f3 mü büyüktür, f4 mü büyüktür, f6 mı büyüktür? Tabii ki f3 daha büyüktür.
Ama bu artan olsaydı, bunların hepsi artan olsaydı, o zaman F6 daha büyük olurdu. Olay anlaşıldı mı? F-2, F4, F8'i sıralamış. -2 nerede? -2 şurada bir yerde. Evet, şu arada. F4 nerede? Orası da şurada. Bir saniye. Birini artandan, birini azalandan isteyemez. İsteyemez. Arkadaşlar, sıralama yapabilmemiz için ya hepsini azalan içerisinde vermesi lazım. Ya hepsini artanın içinde vermesi lazım. Ya hepsini azalanın içinde vermesi lazım. Ya da hepsini artanın içinde vermesi lazım. Birini buradan, birini buradan, birini buradan. Olmaz. Ben bu sıralamayı sana yapamam. İzle. Burayı siliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, altıncı soru olarak ekstra sana bir soru yazacağım. Dedim ki F 8, F 9 ve F 10'u bana sırala. Arkadaşlar, bu 8, 9, 10 hepsi de şu araya mı giriyor? Evet hocam, hepsi de şu araya giriyor. Çünkü 7'den sonra 8, 9, 10. Arkadaşlar, şu aralıkta fonksiyonu ne olmuş? Bakın, 7'den sonra mal sürekli ne oluyor? Artıyor. E sürekli artıyorsa kim daha büyüktür? F10 F9'dan, F9 da F8'den büyüktür. Haberiniz olsun. Çünkü mal sürekli artıyor. Yani şunu demek istiyorum. Sırala dediği zaman bile ya hepsini azalandan istemesi lazım. Ya hepsini artandan, azalandan, artandan. Birini buradan, birini buradan. Olmaz. Olay anlaşıldı mı? Şimdi bunlarla alakalı arkadaşlar birkaç tane daha soru çözelim. Yola devam. Evet arkadaşlar, muhteşem iki tane soru. Buradan başlayalım. F'in türevinin grafiği verilmiş. Dikkat ediniz mi arkadaşlar? -8'den 7 arası, -8'den 7 arası. Diyor ki F'in türevinin grafiği vermiş. Buna göre Fx'in artan olduğu aralık, azalan olduğu aralık, ekstrem noktaları bulun diyor arkadaşlar. F'in türevinin grafiği mi verilmiş? Bana hemen bunun işaret tablosunu oluşturur musunuz? Tabii ki hocam, oluştururum. E hadi buyurun. Hadi. Bizim burada bir -6'mız var. Al sana -6. Sonra arkadaşlar 4'ümüz var. Al sana 4. Başka arkadaşlar 2'miz var. Al sana 2. Sonra 3'ümüz var. Al sana 3. 5'imiz var. Al sana 5. Tamam. Arkadaşlar, bunlar 7 ile -8 dahil değil ya. Adam yerine koymayın. Tamam hocam. Bu bizim F'in türevinin işaret tablosu. E hadi işaretleri bulalım. -8'den 4'e kadar x eksenin üstünde kaldığı için 4'e kadar pozitif arkadaşlar. Evet, pozitif. -8'den 4'e kadar, ya -8'den -6'ya kadar pozitif. Bu arada da pozitif, pozitif. 4'ten 2 arası x eksenin altına kaldığı için negatif. 2'den 3 arası pozitif. 3'ten 5 arası pozitif. 5'ten sonra negatif. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi geldik fx'in grafiğini oluşturmaya. Artı demek artan. Yine artan. Dur. Ben bir defadan kökledim. Durun bir saniye. Tamam. Artan, yine artan. Eksi, azalan. Tamam hocam. Artan, artan ve azalan. Doğru mudur? Evet hocam, doğrudur. Şimdi ekstrem nokta mı? Ekstrem nokta mı? Ekstrem nokta mı? Evet hocam. Kaç tane ekstrem nokta var? 4 bir ekstrem noktadır. 2 bir ekstrem noktadır. Bir de arkadaşlar 5 bir ekstremum noktadır. Bitti, bu kadar. Tepelik ve çukurluklar ekstremum. Fx'in grafiği belliyse, soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artandır. Demek ki 4'e kadar artmış. O zaman artan olduğu aralıklar 4'e kadar. -8 ile 4 arası. -8 diyorum. 8'i yan çiziyorum ya. Çünkü -8'den başlıyorduk ya. -8'den 4'e kadar artan. 4'ten 2 arası azalan. Evet. Sonra 2'den 5'e kadar artan. Doğru mu arkadaşlar? Sonra 5'ten azalan. Görüyor musunuz? Aşağı doğru iniyor. Nereye kadar? 7'ye kadar. Burada bir problem var mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Demek ki türevinin grafiği verildiği zaman hemen bana bunun işaret tablosunu oluşturun. Oluşturduk. Sonra fx'in grafiğini çizerim. Artı, artan, artı, artan, azalan, artan, artan, azalan. Tepelik, çukurluk, tepelik. O zaman bana bunun minimum değerini bulunuz desem. Minimum değeri.
ri. Arkadaşlar minimum değeri, bu minimum nokta değil mi ikisi? O zaman bu f2 minimum değeridir. E hocam maksimum değerlerini bulun desem. Maksimum değerleri. İki tane bizim maksimum noktamız var. Biri 4'tü. O zaman maksimum değerleri bir f4'tür. Bir de f5'tir. Burada bir problem var mı arkadaşlar? Adam dedi ki bana f mesela eksi kaç olsun? 7. F eksi 6 ve f eksi 5'i bana sırala dedi. Hemen sıralayalım arkadaşlar. Eksi 7, eksi 6, eksi 5. Hepsi şu araya girmiyor mu? Evet. E şu arada mal hep ne oluyor? Mal hep durun durun durun. Bu 4 değil ya. Ben ne diyorum, bu 4 ya. Bu eksi 4 ya. Özür ya. Burası nasıl 4 ediyor arkadaşlar? Allah aşkına niye bana hatırlatmıyor? Hocam bu ne 4 ya? Bu eksi 4 ya. Allah'ım eksi 4, eksi 4 dur. Ben de diyorum ki 4 ya. Eksi 4. Gerçi siz köfteyi çapmışsınızdır da. Eksi 4'ten 2 arası azala. Şu 4'leri eksi 4 yaptık arkadaşlar. Sıfırın sol tarafı nasıl 4 oluyor? Eksi 4 tabii ki. Allah'ım yarabbi ya. Hiç de benim, hiç de bana ikaz etmiyorsunuz. Gerçi çoğunuz bağırıyorsunuzdur da. Evet, o zaman ne oldu? F eksi 4. Tamam. Şurası da eksi 4. Eksi 4 arkadaşlar maksimum, minimum, maksimum. Bütün 4'lerin yerine eksi 4 yazdık. Tamam hocam. Bana bunları sırala dedi. Arkadaşlar bunların hepsi şu araya girmiyor mu? Evet hocam. E sürekli artıyor. E sürekli artıyorsa en büyük, küçük, en küçük. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Çözümünde bu şekilde yapmış olduk. E hadi hocam. Devam edelim. Soldaki sorumuza bakalım. Burayı siliyorum. Benim burayla bir işim kalmadı zaten. Hocam. Yine bize neyi vermişler? Yine bize f'in türevinin grafiğini vermişler. Hocam. Hiç konuşma. Bana bunun işaret tablosunu bulunuz. Çift katlı kök mü? Evet hocam. Bu f'in türevinin işaret tablosu. Hadi. Sol tarafı da pozitif, sağ tarafı da pozitif. Pozitife pozitif. Şimdi geldik f(x)'in grafiğini çizmeye. Artı artan yine artı. Bu hep artıyor. O zaman artan olduğu aralık bütün reel sayılır. Azalan olduğu aralık boş mu? Azalan olduğu aralık yok ki arkadaşlar. Ekstremum noktaları, bir saniye burada ekstremum nokta yok ki. Tepelik veya çukurluk yok ki. Sürekli artıyor. O zaman ekstremum noktaları yoktur. Bana bunları sırala diyor. Arkadaşlar bu daima artan değil mi? Oğlum daima artıyorsa işte sana sırala. Sürekli artıyor ya F3. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Şurası 3. Şurası 0 olsun. Şurası da eksi 2 olsun. F3 mü daha büyük bir yere gider? F0 mı daha büyük bir yere gider? F eksi 2 mi daha büyük bir yere gider? Tabii ki F3 daha büyük bir yere gider. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. E hadi ne duruyoruz? Birkaç tane daha soru çözelim. Yola devam. Evet arkadaşlar muhteşem iki tane soru. f(x)'in grafiğini vermiş. F'in türevinin grafiğini vermiş. Ne yapacağız? Bir buradan başlayalım. Diyor ki f(x) eksi 5'ten 5 aralığında grafiği verilmiş bize. Artan olduğu aralıklar. Arkadaşlar f(x)'in grafiği verildiği zaman soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artan, aşağı doğru iniyorsa azalan, yukarı doğru çıkıyorsa artan değil miydi? O zaman artan olduğu aralıklar eksi 5'ten eksi 3 aralığı. Doğru mudur? Bir de arkadaşlar 3 ile 5 aralığı. Evet. Bitti. E, azalan olduğu aralıklar eksi 3 ile 3 aralığı. Bakın azalıyor. Olay anlaşıldı. Hocam ekstrem noktalar. Bütün tepelik ve çukurluklar. Mesela eksi 5 bir ekstrem noktadır. Sonra eksi 3 bir ekstrem noktadır. Hocam 3 bir ekstrem noktadır. Ve 5 bir ekstrem noktadır. Hocam bunlar boş olsaydı o zaman ekstrem nokta değildir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Hangileri maksimum hangileri minimum? Maksimum, minimum, maksimum, minimum. Ha mutlak maksimum noktası eksi 3'tür. Çünkü en zirvesi o. Mutlak minimum noktası da 3'tür. Olay anlaşıldı mı? Yazalım. Mutlak maksimum noktası hocam eksi 3'tür.
O zaman mutlak maksimum değeri hocam f eksi 3'tür. Olay anlaşıldı. Mutlak minimum noktası 3'tür. Ama mutlak minimum değeri f 3'tür. Hadi. Geldik buraya. Hocam f'in türevi verilmiş. Hocam hiç konuşma. Hiç konuşma. Nasıl hiç konuşma? Hocam hemen bana bunun işaret tablosunu çizin. Hemen. Hadi. Hocam sıfırda. Evet o bir köktür. Eksi 5'ten 0 arası x eksen üstünde olduğu için pozitif. Sıfırla 5 arası da negatif. Evet bakın x eksenin altında. Bu f'in türevinin işaret tablosu. Hocam fx'in grafiği soldan sağa. Yukarı pozitif demek artan azalan. Süper. O zaman bu bir ekstra mıdır? Bu arttığı için artan oldu aralıklar sıfıra kadar. Yani eksi 5'ten sıfıra kadar. Azalan oldu aralık azalıyor. Nereye kadar arkadaşlar? Sınırımız 5'te. Evet. Sıfırdan 5'e kadar. Olay anlaşıldı mı? Ekstrem nokta görmüyor musun? Sırala diyor. Hemen sıralayalım. Eksi 4, eksi 2, eksi 1. Hepsi de şu aralıkta mı? Artan aralıkta mı? Evet hocam. Artan oldu aralıktaysa sürekli artıyorsa eksi 2, 0, 1. Birini buradan, birini buradan, birini buradan. Olmaz ki. Bana bunu sıralayamazsınız. Olay anlaşıldı mı? En pozitif tam sayıymış. Allah razı olsun. Fx gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyonmuş. Diyor ki yerel ekstrem noktası yoktur demiş. Arkadaşlar yerel ekstrem nokta yoksa benim bildiğim türevini alacaksınız. Sıfıra eşleyecektik. Tamam türevini sıfıra eşlediğin zaman eğer bu bir çift katlı kökse. Çünkü arkadaşlar türevini sıfıra eşleyince bu bir çift katlı kök olduğu zaman artıya artı. Bu daima artan ekstrem nokta yoktur. Ya da eksiye eksi. Azalan daima ekstrem noktası yoktur. Yani şunu demek istiyorum. Türevin alt sıfıra eşlediğin zaman bunun çift katlı kök olması lazım. Çift katlı kök olacak ki ekstrem nokta olmasın. Arkadaşlar türevin alt sıfıra eşlediğiniz zaman eğer türevini aldığınız ifade tek katlı bir kök çıkarsa mesela türevini aldık. Hocam valla x eksi 4'e x artı 2 çıktı. Arkadaşlar kökleri nedir? Bir eksi 2'ye bir 4'tür. Hocam artı, eksi, artı, artan, azalan, artan. İki tane ekstrem nokta var. Ama yok hocam türevini aldım. Üstü 2 oldu. Sıfıra işledim. Hocam x 2 çıktı. Doğru işte x 4 çıktı. Doğrudur ama 4 çift katlı köktür. Artıya artı. Bu daima artandır. Olay anlaşıldı mı? Hadi hocam anladık gibi. Hadi anladıysak hemen sorumuzu çözelim. O zaman ben diyorum ki şu ifade, şu ifadeye eşit olmalı. Yani şu a eksi 8 olursa eğer. Şunu iki parantezine alır mısınız? Daha fx'i buluyorum ha. İki parantezinde x eksi 4 çarpı x eksi 4 üzeri 2n artı 1. Şey 2n pardon. Daha çarpmadım. Tamam. Şunları bir çarpalım. Üstünde gözükmeyen 1 var. Sen fx'in ne olur? 2 çarpı x eksi 4 üzeri 2n artı 1 olur. Şimdi bana bunun türevini alıp sıfıra eşler misiniz? Hadi 2n artı 1 öne düştü. 2 çarpı 2n artı 1 içindekine el vurma. Üstünü bir azalt sıfıra işte. Tamam. Burayı sıfıra işlediniz. 4 çıktı. Üstü çift olduğu için çift katlı kök. Artıya artı. Bu daima artandır. Burada ekstrem nokta yoktur. Yani şunu demek istiyorum. Bunların çarpımının üstünün tek olması lazım ki türevi üstü çift olsun. Çünkü üstünü biraz azaltacağız. O zaman bununla bunun birbirine eşit olması lazım. O zaman iki parantezinde, çünkü burada 2x var, burada bir tane x var. O zaman iki parantezini aldığın zaman eksi 4'ü verecekse a'nın eksi 8 olması lazım. Arkadaşlar a'ya eksi 8 dersem iki parantezinde şu x eksi 4 üzeri 2n artı 1 olur. Türevini alınca üstü çift olur. Sıfıra eşlediğin zaman kökü 4 çıkar ama çift katlı kök. Bu da artı, bu da artı. Bu daima artandır. Ve ekstrem noktası yoktur. Olay anlaşıldı mı? Yani a eksi 8'dir. Buyurun geldik bizim bu sorumuza.
Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi 1 3 aralığında bir tane ekstremum varmış. Arkadaşlar 1 ile 3 aralığında şöyle bir tane ekstremum noktası varmış. Evet. O zaman ben diyorum ki bu eğer bizim fx'imiz ise, o zaman ben diyorum ki şu 1'de fonksiyonum artarken 3'te fonksiyonum ne olacak? Azalacak. Ya da belki de arkadaşlar şurası bizim 1 noktası, şurası bizim 3 noktası. 1 ile 3 arasında evet bir tane ekstra nokta var. Şu azalırken şu artıyor. Dikkat ettiniz mi? Yani şunu demek istiyorum. Eğer bu bir ekstra nokta ikisinin arasındaysa, onun sol tarafında artıyorsa sağ tarafı azalır. Sol tarafı azalıyorsa sağ tarafı artar. He, o zaman şöyle bir yorum yapabilir miyiz arkadaşlar? Bu artan, azalan, yani f'in türevi 1 çarpı f'in türevi 3 sıfırdan küçüktür. Arkadaşlar eğer 3, yani bu 1 ile 3 arasında bir tane k noktası olsun. F'in türevi k'nın sıfır olduğunu biliyorum. K'dan önce artıyor. K'dan sonra azalıyor. O zaman biri artan biri azalansa türevleri çarpımı neye eşittir? Sıfırdan küçüktür. Negatiftir. Tamam. Bana şunun türevini alır mısınız? Hocam tabii ki alırım. Hadi bakalım. 3x kare artı 4x artı a. Bu türevi. Tamam 1 ile 3'ün çarpımları sıfırdan küçükmüş. 1 yazalım. 7 artı a. 3 yazalım. 3'ün karesi 9. 3'ten çarptım 27. 27 12 daha 39 mu olur? 39 artı a sıfırdan küçük olacak. Hocam bundan sonrası kolay. Bir kökümüz eksi 7, bir kökümüz eksi 39 çıkar. Eksi 39'a eksi 7. Evet, Allah Allah. Artı, eksi, artı. Ben sıfırdan küçüğüm dediği için şu aralık. Eksi 7 ile eksi 39 arasında hangi değerler var? Eksi 8, eksi 9, nokta, 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 nokta. Eksi 38. Arkadaşlar, eksi 38, yani eksileri boş verin ya. 38'den 8 çıktı. 30, bir de fazlası, terim sayısı 31 tanedir. Kaç tane A tam sayısı vardır? 31 tane A tam sayısı vardır. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? 1 ile 3 arası eğer bir ekstremum noktaysa, o zaman 1 ile 3 arası bir değer bizi sıfıra götürür. Onun sol tarafında artansa sağ tarafı azalan olması lazım. Artanlık türev sıfırdan büyüktür. Azalanlık türev sıfırdan küçüktür. O zaman türevleri çarpımı neye eşittir? Hocam bir şey eşit değil ama negatif olduğunu çok iyi biliyorum. O zaman f'in türevi 1 çarpı f'in türevi 3'ün sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Geldik sağdaki sorumuza. Ne diyor? Fonksiyonun x eksenini kaç noktada keser diyor. Arkadaşlar ABC'de negatif reel sayılarmış. Tamam ben bunun ekstrem noktalarını bulayım. Bakalım kaç tane ekstrem nokta var. Bir türevini alır mısınız arkadaşlar? Türevi 5 yöne düştü. 5 a x üzeri 4. 3 öne düştü. 3 b x kare. Bir de artı c. Hocam a, b, c, d hepsi negatifmiş. Bu x'leri 4 zaten pozitif. X kare de pozitif. O zaman şurası a negatifse negatif. B negatifse negatif. C negatifse negatif. Türevi sıfırdan küçük çıktı. O zaman türevi sıfırdan küçükse arkadaşlar bu daima azalan. Daima azalansa x eksenini sizce kaç noktada keser? Bir noktada keser. Çünkü sürekli azalıyor. Sürekli azalan bir fonksiyon x eksenini kaç noktada keser? Hocam anladık tamam güzel. Sürekli artsaydı yine arkadaşlar x eksenini her zaman bir noktada keserdi. Olay anlaşıldı mı? Güzel bir soruydu. Ha, ABC'de pozitif olsaydı bunların hepsi o zaman artı olurdu. O zaman türevi sıfırdan büyük olurdu. O zaman sürekli artan. Sürekli artıyorsa x eksenini yine kaç nokta keser? Yine bir nokta keser. Geldik buraya. Hocam. Ne diyor? Fx'i bize vermiş. Tamam. Diyor ki dur. Şu fx'in ben deltasını merak ettim. Hani x eksenini kesiyor mu, kesmiyor mu? Bunu birlikte böyle bir irdeleyelim arkadaşlar. Fx'in bana bir deltasını bulur musunuz? B kare eksi 4 ac. Hocam b kare pozitif. A çarpı c'yi adam bize negatif vermiş. O zaman eksiyle çarpınca burası ne olur arkadaşlar? Bu da pozitif olur.
delta sıfırdan büyük çıktı. E hocam nereden delta aklınıza geldi? Arkadaşlar bu AC'yi B kare eksi 4 AC. AC'yi eğer sıfırdan küçük vermişse dedim ki delta'yı bir kullanayım. Hele bir deltasına bakalım. Hani delta sıfırdan küçükse x eksenini kesmez. Delta sıfırdan büyükse x eksenini iki nokta keser. Delta sıfıra eşitse x eksenine teğet geçerdi, hatırlayın. E delta sıfırdan büyük çıktı. O zaman delta sıfırdan büyük çıktıysa arkadaşlar izleyin. X eksenini iki nokta kesecek. Bakın iki nokta kesti. Grafiğim ya şöyle bir şeydir. Ya da grafiğim. Onu da üstte çizeyim arkadaşlar. Şimdi delta sıfırdan büyük ya. Ya grafiğim şöyle bir şeydir. Ya da grafiğim şöyle bir şeydir. Çok iyi biliyorum. E tamam, benden ne istiyorsun? Mutlak değer. Mutlak değerde altını kırt 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 kesip tık 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 bunu yukarıya katlamıyor muydunuz? Evet. Şu alt tarafını kırt 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 kesip şu alt tarafı şu şekilde yukarıya katlamıyor muydunuz? Evet. E kaç tane ekstrem nokta vardır? Sayalım. 1, 2, 3. Sayalım. 1, 2, 3. Kaç tane ekstrem noktası var? Kaç tane tepelik ve çukurluk var? 3 tane. Bu da 3 tane. Bu da 3 tane. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Ne yaptım? AC'yi gördüğüm gibi. Dedim bir saniye la. La bu B kare eksi 4 AC. Bunun bir deltasına bakayım. Çünkü bu ikinci dereceden bir denklem. B kare eksi 4 AC. B karesi de pozitif. 4 AC. Evet arkadaşlar. 4 AC. 4 AC. 4 AC. Evet, evet, evet. A çarpı C sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. O zaman eksi 4 AC de pozitif olur. E hocam B'yi vermemiş. B sıfır olsun. Sonuçta 4 AC, eksi 4 AC'nin pozitif olduğunu biliyorum. Delta sıfırdan her halükarda sıfırdan büyük çıkacak. Hocam delta sıfırdan büyükse o zaman x eksenini kesecek. Hem de iki noktada. Ya grafiğim şöyle bir şeydir ya da grafiğim şöyle bir şeydir. E tamam, komplesinin mutlak değeri alt tarafı kırt kesip şu şekilde yukarı katlamıyor musunuz? Alt tarafı kırt kesip şöyle yukarıya katlamıyor musunuz? Allah aşkına bunun kaç tane ekstremum var? Sayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, şimdi sıra max min problemlerindeyiz. Ne oluyor bu max min problemleri? Çözümünü nasıl yapacağız? Birlikte böyle bir irdeleyelim. Bir soruda n geçiyorsa... N'den kastımız ne? İşte en büyük değeri kaçtır? En küçük değeri kaçtır? En yakın noktası nedir? En az hangi değeri alır gibi bir ifade görürseniz o soru bir max min problem sorusudur. Haberiniz olsun. Peki ne yapacağım? Hocam tamam anladım. Bir soruda işte soruya baktık. İşte en büyük değeri kaçtır? En büyük değeri kaçtır? En küçük değeri kaçtır? İşte bunlar birer max min problemidir. Tamam hocam. Ne yapacağım? Bakalım bir. İstenen tek bilinmeyene çevirin. Arkadaşlar birinci kuralımız bu. İsteneni tek bilinmeyene çevireceğiz. Tamam. Türevini al. Sıfıra işte. Bitti. Bulduğun kökleri tabloda göster. Niye arkadaşlar? Çünkü bazen biz iki tane değer buluyoruz. Türevini al sıfıra işlediğimiz zaman. Hocam iki değer buldum da hangisi en büyük hangisi en küçük yapar? Onu da tablo yardımıyla buluyoruz. Olay anlaşıldı mı? Zaten tek bir değer bulursanız tabloya göstermeye gerek yok. Ama iki tane değer, üç tane değer bulduğunuz zaman tabloyu mecburen gösteriyoruz. E hadi hocam buyurun. En büyük değer kaçtır? Direkt bunun en büyük değerini mi istiyorsun? E tek bilinmeyen işte. Türevini al sıfıra işte. Ben sana demedim mi? İstenen tek bilinmeyene çevir. İstenen tek bilinmeyen. Tamam, türevini al sıfıra işte. Bitti, bu kadar. Hadi bana bunun türevini al sıfıra işler misiniz? Hocam türevini alalım sıfıra işleyelim. Şunun türevi nedir? Eksi 2x artı 10 sıfırdan. X'i ne buldum? X'i 5 buldum. Hadi tabloda gösterelim yine. Arkadaşlar şu x kareninde ne var? Eksi var. Ya da bakın türevini aldık. Eksi. Eksi artı. Grafikler soldan başlanırdı çizilmeye. Artı demek artan, eksi demek azalan. Sen benden ne istiyorsun? En büyük. Bakın bu bir tepelik oldu. Zaten bu 5 bize en büyük değer yapan noktasıdır. Tamam. Benden x'i istemiyor. Değeri istiyor. Değer demek arkadaşlar fx demektir. Hadi 5'i yerine yazalım. Soru bitmiştir. Yani y eşittir. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 25 olur. Artı 50 artı 3. Cevap ne oldu? Cevap 28 oldu. Şıklardan 28'i bulurum ve işaretlerim. Hocam ne yaptık? Dedim ki ne isteniyorsa onu tek bilmeyene çevirin. Tamam, zaten tek bilmeyen. Bu ifadenin en büyük değerini istiyorum. Türevini sıfıra eşitleyin.
Eksi 2x artı 10 sıfırdan x'i 5 buldum. Bulduğum 5'i pat diye yerine yapıştır. İşte en büyük değerini bulmuş olursunuz. Değer demek arkadaşlar bulduğunuz noktayı yerine yazmak demektir. Hocam geldik buraya. Tamam, en büyük değerini mi istiyorsun? Türevini al sıfıra eşler misiniz? Bana bunun türevini alıp sıfıra eşleyin. Hadi. 3 öne düştü. 3'ler birbirini götürdü. X kare. 2 öne düştü. Eksi 4x. Eksi 5 eşittir sıfırdan. Çarpanlarını ayıralım. Eksi 5'e artı 1. Valla hocam x bir 5 çıktı. Bir de eksi 1 çıktı. Hangisi acaba en büyük yapıyor? Hangisi en küçük yapıyor? İki tane değer bulduk ya. Hadi bunu sayı doğrusuna gösterelim. Kaça kaç bulmuştuk? Eksi 1'e 5. Hadi x kare, x küpünde ne var? Artı var. Artı, eksi, artı. Grafikler soldan başlanırdı çizilmeye. Hatırlayın bir. Artı demek artan, azalan, artan. Süper. Bu en büyük değer yapar. Şurası da en küçük değerini yapar. Sen benden ne istiyorsun? En büyük değerini istiyorsun. Ha, demek ki eksi 1 yazacakmışım. Adam bizden f eksi 1 istiyor. Soru bitmiştir. Ha, en küçük değerini isteseydim. O zaman en küçük yapan neresi arkadaşlar? 5 noktası. Adam benden f5'i isteyecekti. Demek ki neymiş? En büyük değeri. En büyük değeri. Bu f eksi 1'dir. En küçük değeri de f5'tir. Soru bitti. E hadi eksi 1 yazalım. En büyük değerini istiyorsunuz. Eksi 1'in küpe eksi 1. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 2 oldu. Artı 5. Artı 1. Güzel. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 4 mü oldu? Evet. 5'ten 2 çıktı. 3. 3. 1 daha 4. 3 kere 4. 12. 1 çıktı. Cevap 11 bölü 3'tür. Şıklardan 11 bölü 3'ü bulursunuz ve işaretlersiniz. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Geldik buraya. Burada arkadaşlar konuyu böyle bir özetleyeceğiz. En küçük değeri kaçtır? Hocam biz buna K diyelim. Tamam, yani K'yı istiyor bizden. K'nın nesini istiyor? En küçük. Yani minimum değerini istiyor. E tamam. Arkadaşlar ben sana dedim ki isteneni tek bilinmeyene çevirin. Tamam, burada iki tane bilinmeyen var ama. Evet, iki tane bilinmeyenimiz ne? Biri x, biri de y. İki bilinmeyen var. E bunu tek bilinmeyene çevirelim. Hocam. Şu eksi y'yi karşıya, 6'yı da bu tarafa atarsam. Y neye eşit olur? X eksi 6'ya. A bunu tutalım, a buradaki y yerine yazalım. Soru bitti. O zaman k neye eşit olur? 2x artı x eksi 6'nın karesi. Yani x kare eksi 12x artı 36. Güzel. Bunu düzenleyelim. Hadi. X kare başa yazalım. Şu x'ini topladık. Eksi 10x artı 36. K'yı buldum. K'nın nesini istiyorsun benden? En küçük değerini istiyorsun. Türevini al sıfır eşler misiniz? Bakın. Tek bilmeyene çevir. Çevirdim. Türevini al sıfır eşti. Bana bunu türevini al sıfır eşler misiniz? Bu ne oldu? 2x eksi 10 sıfırdan x'i ne buldum? X'i 5 buldum. A bu buldum 5'i. A burada. K'yı istiyor diye. Biz buna K demiştik ya. Son halinde x yerine 5 yazın, soru biter. E hocam 5 bize acaba en büyük mü yapıyor? En küçük mü yapıyor? Yapar. Merak etme. Şu 5 değil mi? E ikisi nerede bu? En son K'ya bakalım. X kalemde ne var? Artı var. Burada ne var? Artı var. Artı, eksi. Eksi demek azalan, artı demek artan. Şu 5 bizi ne yapıyor arkadaşlar? En küçük değeri yapıyor zaten, merak etme. Yani 5 yazdığın zaman en küçük değer oluyor. Çünkü bakın minimum. Ondan dolayı sen en küçüğünü istiyor. Bu soruda en büyüğünü isteyemez. Olay anlaşıldı mı? Adam soruya göre çözümünü yapıyor. Diyor ki ya en büyük isterim ya da en küçük isterim. E 5 bizi ne yapıyor? En küçük minimum nokta olduğu için en küçük değeri kaçtır diyor. E hadi 5'i şurada yerine yazar mısınız? K'yı bulduk işte. Hadi bazıları diyor ki hocam x'e de 5 yazarım. Y'si eksi 1 olur. Diyor yerine yazarım. O da olur. Ya da k'yı istemiyor mu? A burada x'e de 5 yazın. 25 eksi 50 artı 36. Eksi 25 artı 11 mi oldu arkadaşlar? K 11 olur. Şıklardan 11'i bulurum ve işaretler. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Bunu biraz daha aşağı çekeyim. Adam bizden K'yı istiyordu. Biz x'i 5 bulduk. 5 yazar mısınız? 25 eksi 50 artı 36'dan işte K'yı bulduk. Artı 11. Şıklardan 11'i bulurum ve işaretlerim. Ne duruyoruz?
Devam mı? Hocam tabii ki devam. Haydi. Evet arkadaşlar buyurun. Bir ürün maliyeti x lira, satış fiyatı da y liraymış. Bana böyle bir bağıntı da vermiş. Allah razı olsun. Bu ürünün bir tanesinde elde edilen kar. Arkadaşlar kar demek satıştan maliyeti çıkarmayacak mıyız? Evet. Satış eksi maliyet. Bize arkadaşlar karı verir. Yani kar eşittir. Satışımız ne? Y. Y eksi x. Süper. A karı bulduk. E hocam benden bu karın nesi isteniyor? Hocam vallahi en az olması isteniyor. E tamam burada kaç tane bilmeyen var? İki tane bilmeyen var. Olmaz. Bunu tek bilmeyen çevirelim. Türev alıp sıfır eşitleyelim. Hadi. Bana bunu tek bilmeyen çevirir misiniz? Tabii ki çeviririm hocam. Şu y'yi silerim. Yerine a bunu yazarım işte. Belli. Yani 3x kare eksi 11x artı 16. Süper. E hadi. Sonuç ne çıktı arkadaşlar? 3x kare. Evet. Eksi 12x artı 16. Tamam. İşte karımız tek bilmeyen oldu. Bana bunun türevini al sıfıra eşitler misiniz? Türevini al sıfıra eşitle. Türev ne oldu arkadaşlar? 6x eksi 12 sıfırdan x'i ne buldum? X'i 2 buldum. Adam x'i istemiyor ki. Alışı, işte maliyeti ya da satışı istemiyor ki. Direkt karı istiyor. E tamam. Karımız neydi arkadaşlar? Karımız a şu değil miydi? Hadi x yerine 2 yazalım. Karı bulalım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12 mi oldu? Eksi 2 kere 12 24 artı 16. Soru bitmiştir. Cevap 8 mi çıkıyor arkadaşlar? Evet cevap 8 çıktı. Şu ikisinin toplamı 24. Pardon. İkisinin toplamı 28. Cevap 4 çıktı ya. Cevap kaç çıktı? Ona bile şaşırdık Allah'ım yarabbi. Cevap 4 çıkıyor arkadaşlar. Cevap karı bulduk. 12'den 24 çıktı. Eksi 12. 16'dan topladık. 4 oldu. Allah'ım. Buraya kadar gel. Sonra işlem hatası yap. Ayva yedik. İşte işlemleri her zaman kontrol edin arkadaşlar. Cevap 4'tür. Geldik buraya. Banyo, mutfak, oturma odası. ABC'de dikdörtgen çevresi 144 metreymiş. Süper. Bana burada bir denklem vermiş. Dur. Ben BK'ya X desem. BK dediği arkadaşlar şurası X olursa KC 3X'miş. Şurası da 3X'miş. Tamam hocam. Sen benden ne istiyorsun? Oturma odasının en geniş alanda olmasını istiyorsun. Yani şunu istiyor. E tamam ben buraya Y diyelim. Arkadaşlar şurası da komple Y değil mi? Şurası X'e X, 3X'e 3X. E bunun çevresi 144 değil miydi? Hadi çevreyi toplayalım. 4X. 4X de burada var. Hocam 8X artı 2Y. Eşittir 144'e. 2'ye bölelim. 4x artı y 72. Bu bir kenarda kalsın. Sen benden ne istiyordun kardeşim? Oturma odasının en genişli alanlı olması isteniyor. Şunun alanını arkadaşlar nasıl bulursunuz? Hocam y çarpı 3x ya da 3x çarpı y. Süper. İşte alan budur. Alanda kaç tane bilinmeyen var? Hocam 2 tane bilinmeyen var. Olmaz. Bana bunu tek bilmeyene çevirir misiniz? Tabii ki çeviririm. Şu 4x'i karşıya atar mısınız? Y niye eşit olur arkadaşlar? Y'yi sildim. 72 eksi 4x oldu. Tamam. Alan ne çıktı arkadaşlar? 3x'i dağıtalım. 3'ten 72'nin çarpımı kaç olur? 216 mı? Evet. Eksi 12 x kare. 3x'i 4x'ten çarptım. Süper. Şimdi bana bunun türevini alıp sıfıra eşitleyeceksiniz. Hadi. Türevi ne olur? 216 eksi 24x sıfırdan. 24x 216'dan. 216'yı 24'e bölelim mi arkadaşlar? Kaç defa var? 9 defa mı var? 9 kere 4, 36. Elde var 3, 18. Evet, 216. 9 defa varmış. X buradan kaç çıktı arkadaşlar? X buradan 9 çıktı. Soru benden ne istiyor? BK. BK dediği zaten X'i istiyor. Cevap 9'dur. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın. X'e 3X'i kendisi tam bize vermiş. X'e X, 3X'e 3X. Süper. Y ise Y. Bu bir dikdörtgenmiş arkadaşlar. Tabii ki bunların dik olduğunu söyleyelim. Bunlar da dik. Şimdi öyle dedik hocam belki de eğridir. Bunlar arkadaşlar dikdörtgenler.
O şekilde. Keşke başta da söyleseydim ama söyledik zaten belliydi. Şimdi buraya y dedim. Şuraya da y dedim. 2y artı 8x eşittir 144'ten. 4x artı y'yi buldum. 72. Şimdi benden oturma odasını mı istiyorsun? Y çarpı 3x'i istiyorsun. Burada kaç tane bilinmeyen var? 2 tane bilinmeyen var. Olmaz ki. Bunu tek bilinmeyene çevirip türevden 0'a eşitleyeceksiniz. Hocam burada y belli. 72 eksi 4x. Tamam işte tek bilinmeyen oldu. Türevden 0'a eşitledim. Geldik buraya. 2019 yılında cirosu bak 35 milyon olan bir şirketin ay yıl sonraki cirosunu bize denkleminde vermiş. Tamam. Bu şirketin cirosu hangi yılda en küçük değerini alır? Arkadaşlar türevini alıp sıfır eşitler misiniz? Cironun en küçük olması isteniyor. Tamam işte tek bilmeyen var. A türevini alıp sıfır eşitler. Hadi türev alalım. 6a kare türev alalım. Eksi 24a. Eksi 24a eşittir sıfırdan a parantezine. Hatta 6a parantezinde a eksi 4 sıfırdan a ya sıfırdır. Ya da A 4'tür. A iki tane değer buldum. Hemen sayı doğrusuna gösterelim. 0'a 4. A karenin ne var? Artı var. Ya da A küpünde ne var? Artı var. Artı, eksi, artı. Arkadaşlar hemen bunun grafiğini çizelim. Artı, artan, azalan, artan. Sen benden ne istiyorsun? En küçük. En küçük yapan neymiş arkadaşlar? 4'müş. Bu 0 da en büyük değermiş. Tamam. A'mız ne çıktı arkadaşlar? 4 oldu. A yani 4 yıl sonra hani A yıl sonra demiştim ya. Şimdi yıl 2019. O zaman 4 yıl sonra bu şirketin cirosu en küçük değerini mi alıyor? En küçük değerini alıyor. Tamam yani 2023 yılı evet. 2023 yılında arkadaşlar şirketimizin hedefi 2023 yılında en küçük değerini alıyormuş. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Hadi. Ne duruyoruz? Yola devam. Evet arkadaşlar, buyurun. Diyor ki 8 eş dikdörtgen varmış burada. Güzel. Diyor ki AB uzunluğu da 20'ymiş. Tamam. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şuraya x diyelim, x diyelim. Yüksekliğimiz de y olsun. O zaman burası da y olur. X olur, x olur, x olur. Şurası da y olur. Şu AB uzunluğu 20 birim ise söyleyin bana. Y artı 5x eşittir 20'den. Y'yi ne bulduk? 20 eksi 5x. Bu bir kenarda kalsın. Tamam hocam kalsın. Bir tane dikdörtgen alanı en çok kaçtır diyor. Benden bir tane dikdörtgen alanını mı istiyorsunuz arkadaşlar? Alan neye eşittir? X çarpı Y'ye eşittir. İki bilmeyen var. Olmaz. Bunu tek bilmeyen çevirip türevini alıp sıfır eşitler misiniz? Hocam tabii ki yaparım. Y'yi silerim. Yerine avunu yazarım. Onu sana boşuna mı buldum? Yani 20-5x yazalım. 20-5x. Hadi çarpalım. Ne oldu arkadaşlar? Bu 20x-5x kare. Türevinden 0 eşittir. Hadi türevi. 20-10x 0'dan x'i ne buldum? X'i 2 buldum. Adam benden ne istiyor? Ha, alan nedir diyor. Ha, alanımız buydu ya arkadaşlar. Hadi x'e 2 yazalım. Soru bitmiştir. Ya da x'imiz eğer 2 ise y'miz de 10 mu oldu? Evet. X 2 y 10. Bir tanesinin alanını mı istiyorsunuz? 20'dir. Ya da x'i 2 buldunuz. X'e 2 yazar mısınız? Alan eşittir. 2 kere 20 40 eksi 20. Alan ne çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Soru bitmiştir. Nasıl bir soruydu? Güzel. Tam konu kavratıcı bir soruydu. Buyurun arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi taralı alanın en büyük olması için A kaç olmalıdır? Tamam. Hemen bulalım. A'nın gittiği yer. Şurada X yerine A yazar mısınız? Hocam A kare. Tamam. Sen benden taralı alanı mı istiyorsun? Taralı alan eşittir. Taban çarpı yükseklik. Taban arkadaşlar bakın unutmayın. Şurası A. Şurası B ise şu uzunluk A eksi B'dir. Her zaman sağdakinden soldaki çıkarılır. Bunu unutmayın. Evet. Uzunluk B eksi A değildir. A eksi B'dir. Her zaman sağdaki daha büyük olduğu için sağdakinden soldakini çıkarıyorsunuz. O zaman şu uzunluk şu A'dan eksi 6'yı çıkardım. Tabanımız A artı 6 olur. Çarpı yüksekliğimiz de A kare. Tamam soru bitmiştir.
Bana bunun türevini alt sıfır eşler misiniz? E hocam bunu bir dağıtalım. Tamam dağıtalım işte. Taralı alan eşittir. Dağıtın hadi. A küp artı 6 A kare. Tamam türevini alıp sıfır eşleyelim. Taralı alanın türevini alıp sıfır eşleyeceğim. Türev alır mısınız? 3 A kare artı 12 A sıfırdan. Valla hocam 3 A parantezine alayım. A artı 4 sıfırdan. A ya sıfırdır ya da eksi 4'tür. Valla hocam A'nın sıfır olması imkansız. A içeride bir yerde. O zaman A arkadaşlar eksi 4'tür. Belli zaten. A eksi 4 ise sen benden ne istiyorsun? Kaç olmalıdır diyorsun. Ya da bazılarda diyor ki hocam sıfıra 4'ü buldum ya. Sıfıra eksi 4'ü bulduk ya. Bakın sıfıra eksi 4. A karenin de artı olduğu için artı eksi artı. Artan azalan artan. Sen benden ne istiyorsun? En büyüğünü istiyorsun. E en büyük yapan nedir arkadaşlar? Eksi 4. Demek sıfır ne yapıyormuş? En küçük yapıyormuş. Olay anlaşıldı mı? Güzel. A'ya eksi 4 yazdım. Tabanımız 2 birim. Yüksekliğimiz 4 birim. Alanımız da 8 olur. Ha pardon. A kaç olmalıdır diyor. Ha bu alan. A kaç olmalıdır? A eksi 4 olmalıdır. Ha alanı isterse alan da 8 olmalıdır. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Buyurun geldik sağdaki sorumuza. Nasıl? Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Burayı siliyorum. Yani sorulan arkadaş bir sıkıntımız kalmadı. Çünkü bunun çözümünü arkadaşlar geniş yere yapmak istiyorum. Rahat rahat. Hatta sileyim sonra şey yapayım. Evet arkadaşlar. Sildik. Elimizde böyle bir değdirelim. Tamam. Ne diyor arkadaşlar? İki tane eşkenar üçgenim varmış. Şeklin komplesinin çevresi 10 birimmiş. Diyor alanı en az kaç birim? Yani şu şeklin komplesinin alanı en az kaç birim karedir diyor. Şimdi A diyelim. A diyelim. Tamamı A. B. B. Şurası B ise şuraya ne kalır? A eksi B kalır. Doğru mu arkadaşlar? Tamamı A birim diye. Şurası da B birim ya. O zaman A eksi B olur burası. Haberiniz olsun. Tamam. Şeklin çevresi arkadaşlar neymiş? Olmuş. Bana hepsini bir toplar mısınız? A, 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 3A. Şu B'lerden bir tanesi bir tanesini götürür. Yani buraya yazalım isterseniz. 3A eksi, 3A artı B neye eşittir? 11 mi? Bu bir kenarda kalsın. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Hocam bizden alanı en az kaç birim karedir? Ha alanı istiyor. Bir eşkenar üçgen alan nasıl bulunurdu arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4 artı B kare kök 3 bölü 4. Bunun alanı A kare kök 3 bölü 4. Bunun alanı B kare kök 3 bölü 4. Benden A bunu istiyor. Tamam hocam. E burada kaç tane bilinmeyen var? Burada iki tane bilinmeyen var. Biri A biri B. Olmaz ki. Şu 3 A'yı karşıya sallarsan. B neye eşit olur? Hocam valla B 10 eksi 3 A olur. Tamam ben yerine onu yazalım. Hadi. Alan eşittir. Şunu kök 3 bölü 4. Kök 3 bölü 4 parantezine alayım. Tamam aldık hocam. Burada bir A kare kalır. Artı ben B'yi zaten buldum. Ne buldum? 10 eksi 3 A. 10 eksi 3 A'nın karesi. İşte sana tek bilmeyen oldu. Arkadaşlar B'yi bulduk. 10 eksi 3 A. A bunu A burada B yerine yazdım. O zaman 10 eksi 3 A'nın karesi. Zaten kök 3 bölü 4 parantezini almıştım. Süper. Yani alan ne çıktı arkadaşlar? Kök 3 bölü 4 parantezinde. Şunu bir açar mısınız? Karesi 3. Birincinin karesi 100. Birincinin ikincinin çarpımının 2 katı eksi 60 A. Evet. İkincinin karesi 9 A kare. A kare de burada var. 10 A kare. Eksi 60 A artı 100 olur. Evet hocam. 9 A kare. A kare daha 10 A kare. Birincinin ikincinin çarpımının 2 katı. Eksi 60'a. İkincinin karesi yani onun karesi 100. Onu da yazdım. Tamam bana bunun türevini alıp sıfır eşler misiniz? Senin kök 3 bölü 4'te işin yok ki. Bana aşı ifadenin türevini alıp sıfır eşleyin işte. Hadi türev alalım. Söyleyin. 20A eksi 60 sıfırdan A'yı ne buldum? A'yı 3 buldum. E A'ya 3 yazınca B ne olur? B'de 1 olur. Adam alanı istemiyor muydu? Alan A kare kök 3 bölü 4 artı B kare kök 3 bölü 4 değil miydi? Evet hocam. E tamam. A'yı 3, B'yi de 1 bulunca 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 topladınız. Cevap 10 kök 3 bölü 4'tür.
O da 5 kök 3 bölü 2'dir. Haberiniz olsun. Nasıl arkadaşlar? Umarım anlaşılmıştır. A, A, komplesi A, B, B, B. Burası A eksi B olur. Çevresini buldum. 3 A, B'lerden bir tanesi bir tanesini götürdü. Artı B ondan. Adam benden bunu istiyor. B'yi buldum. 10 eksi 3 A yerine yazdım. Ah. Türevini aldım. Sıfıra işledim. Soru bitti. Haydi. Evet arkadaşlar. Buyurun. Diyor ki kökleri x1 ve x2'ymiş. Allah razı olsun. Benden şu ifade toplamı A'nın hangi değeri için en küçük değerini alır diyor. Arkadaşlar hadi buna biz K diyelim yine her zamanki gibi. Aa, K eşittir neye eşitmiş? X1'in karesi, X2'nin karesine. Kaç bilmeyen var? 2 bilmeyen var. Olmaz. Bunu tek bilmeyeni çevireceğiz. E hocam X1'in karesi artı X2'nin karesi ben formülünü biliyorum. Neydi? X1 artı X2'nin karesi eksi 2X1 X2'dir. Çok güzel çarpanlarımadan ben bunu biliyorum. E tamam. X1 artı X2 kökler toplamı. Eksi B bölü A demek değil midir? Yani A artı 1. X1 çarpı X2 C bölü A'dan yani 2A artı 4. Süper. Yani K'yı bulduk. Hadi açılım yapalım. Birincinin karesi A kare. Birincinin ikincinin çarpımının 2 katı. 2A. Şunu da arkadaşlar böyle bir dağıtınca eksi 4A da buradan gelir. Ne olur? Eksi 2A olur. Evet. Birincinin ikincinin çarpımının 2 katı 2A. Şu eksi 2'yi de dağıttım. Eksi 4A da buradan gelecek. Toplamı eksi 2A. İkincinin karesi 1. Bunlar çarptık. Eksi 8'den ne oldu? Eksi 7 oldu. Süper. K'yı buldum işte. Tek bilmeyen türevini alıp sıfıra işler misiniz? Hocam bunun türevini alalım. 2A eksi 2 sıfırdan A'yı ne buldum? A'yı 1 buldum. Soru bitti. A hangi değeri için en küçük değerini alır? 1 değeri için en küçük değerini alır. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Bazen ben bunu değiştirebilirim. Şöyle değiştirebilirim arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle yapabilirdim. X1'in karesi çarpı X2. X1 çarpı X2'nin karesi. Toplamı A'nın hangi değeri için en küçük değerini alır? Farklı bir soru çıktı sana. Buyurun arkadaşlar. Şimdi hocam biz buna yine K diyelim. Yani K eşittir. X1 çarpı X2 parantezinde X1 artı X2 olur. E hocam X1 çarpı X2 C bölü A'dan ne oldu? 2A artı 4. X1 artı X2 de eksi B bölü A'dan A artı 1. Çarpalım. K'yı bulalım. 2A'yı 2 A ile çarptım. 2A kare. 2A'yı 1 ile çarptım. 2A. 4'ü A ile çarptım. 4A. Toplamı ne oldu? 6A ve artı 4. Arkadaşlar teker teker çarptım. Fışt 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 fışt. Böyle bir şey elde ettim. Bana bunun türevini al sıfıra eşler misiniz? Türevini al sıfıra eşle. Hadi türevini alalım. 4A artı 6 sıfırdan A'yı ne buldum? Eksi 3 bölü 2 buldum. A'nın hangi değeri için en küçük değerini alır? Eksi 3 bölü 2 için en küçük değerini alır. Bu da sana ikinci sorunun çözümü olsun. Nasıl? Olay bu. Hadi buyur. Geldik bizim bu sorumuza. Tarla alan en çok kaçtır diyor. Şu tarla alan dikdörtgeni benden istiyor. Bu bir dikdörtgen arkadaşlar. Aa. Benden bunun en çok olması isteniyor. Uyarı yazalım arkadaşlar. Uyarımız şu. Üçgenin içerisinde dikdörtgen. Dikdörtgenin içerisinde üçgen varsa taralı alanlar en çok kaç olur diye bir soru gördüğün zaman bulundukları şeklin yarısı olurlar. En çok. Yani şu bulunduğu üçgenin şeklinin yarısını bulursanız soru biter. E hocam şunun denklem belli. 4 eksi x. X'e 0 yazdım. Y'si 4. Y'ye 0 yazdım. X'i 4. Süper. X'e 0 yazdım. Y'si 2. Y'ye 0 yazdım. X'i eksi 2. Bir de bunları birbirine eşleyelim. Kesim noktalarını bulalım arkadaşlar. Ya maksat kesim noktalarını bulacağım ki yüksekliğini bulayım arkadaşlar. Birbirine eşledik. 4 eksi x eşittir. X artı 2'den. X'i kaç bulduk? 1 mi bulduk? Evet 2x 2'den x 1 çıktı. Tamam x'e 1 yazalım herhangi bir denklemde. Şunun arkadaşlar x'imiz 1'miş. X'e 1 yazdık. Y'si kaç çıktı? Y'si de 3 çıktı. Tamam bana bu üçgen alanını bulur musunuz? Şu üçgenin alanı taban kaç birim? 6 birim. Yükseklik kaç birim? 3 birim bölü 2'den cevap ne oldu? 9 oldu. Üçgen alanı 9. E tamam da bu dikdörtgen bulunduğu şeklin yarısı değil miydi? O zaman cevap 9 bölü 2'dir. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne yaptım?
X'e 0 yazdım, Y'yi buldum. Y'ye 0 yazdım, X'i buldum. Şunun X ve Y'yi kestiği noktaları bulduk. Şu denklemimizde X'im belli. 4 eksi X. X'e 0 yazdım, Y'si 4. Y'ye 0 yazdım, X'imiz 4. X'ini birbirine eşitledim. Kesim noktalarını buldum. Kesim noktası demek X'imiz 1'miş. 1'i burada da yazabilirsiniz, burada da yazabilirsiniz. Gittiği yer 3'müş. Yüksekliğimiz 3. Tabanımız 6. Soru bitti. Bu birinci çözüm yöntemi. Bu pratik çözüm yöntemimiz. Hocam cevabı 9/2 bulduk zaten. Tamam. Şimdi geldik ikinci çözüm yöntemimize. Evet, evet, evet. Şimdi ikinci çözüm yöntemini arkadaşlar nasıl yapacağız? Onu da size göstereyim. Hocam ben bunu türevden çözerim. Nasıl türevden çözeriz? Hocam buraya x diyelim. X'in gittiği yer y değil mi? Tabii şu denklemimizin ismi ne? 4 eksi x. Şurası arkadaşlar 4 eksi x oldu. Doğru mudur? Evet hocam. Tamam. Şimdi ben bu x'e ne yazarsam şu denklemde sonucu 4 eksi x bulurum. Eksi x artı 2 yazarsam. Demek ki şurası neymiş arkadaşlar? Eksi x artı 2. Evet. Eksi x artı 2 yazan arkadaşlar 4 eksi x oldu işte. Bak gittiği yer 4 eksi x. Bir daha anlatayım mı? Bakın bir daha anlatıyorum. Buraya x dedim. X'in gittiği yer şu denklem olduğu için arkadaşlar şu denklemin ismi ne? Y'si 4 eksi x'miş. Demek ki gittiği yer 4 eksi x. Şimdi geldik şu denkleme. Şu denklemimizin şu eğrinin ismi de x artı 2'ymiş. O zaman ben dedim ki ne yazarsam bizi 4 eksi x'e götürür. Hocam ne yazalım? Şuraya a diyelim. Tamam. A'nın gittiği yer 4 eksi x değil mi? X'e a yazdım. Y'ye de 4 eksi x yazdım. A buradan kaç çıktı? 2 eksi x çıktı. Demek ki şurası 2 eksi x'miş. Süper. Hadi alanı bulalım. Taralı alan, taban. X'ten 2 eksi x'i çıkardım. 2x eksi 2 oldu. Evet 2x eksi 2 çarpı yüksekliğimiz 4 eksi x. Bana bunun türevini 0 eşler misiniz? Hocam öncelikle bunu bir çarpalım yani. Fışt fışt. Yani alan eşittir. 2x'i 4'ten çarptım. 8x mi? Eksi 2x kare. Eksi 8 artı 2x. Tamam. Bana bunun türevini 0 eşleyeceksin. Önce bunu biraz düzenleyelim. Dur. Bu eksi x kare. Eksi 2x kare. Artı 10x. Eksi 8. A bunun türevini al 0 eşleyin. Ne oldu? Eksi 4x artı 10 sıfırdan. Evet. X'i burada ne buldum? X'i 5/2 buldum. X'imiz 5/2. Tamam. Alanı istiyorsun değil mi? X yerine 5/2 yazar mısınız? Hadi yazalım arkadaşlar. Alttaki uyarıyı artık silebilirim. İşte bu biraz daha uzun. Ama bulunduğu şeklin yarısıdır desek soru bitiyordu zaten. X'i 5/2 bulduk. Adam alanı istiyordu. 5/2'nin karesi 25/4. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 25/2. Çarptım arkadaşlar. 25. Eksi 8 mi oldu? Şurası ne oldu? 17 mi oldu? İlk kere 17. 34. Cevap 9/2 oldu. Zaten 9/2 bulmuştum. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi hocam bu bir parabol değil ama bak 3. dereceden kök demiş. Şimdi parabol olsa onun bir kolay yolu var. Onu bir sonraki tahta size göstereyim. Yani kök x, x kare dendiği zaman onun bir kolay yolu var. A'ya 2a diyorduk. Onu da biraz sonra size göstereceğim. Ama bu bir parabol değil. 3. dereceden küp arkadaşlar. Bu parabol değil. Diyor k'nın hangi değeri için en büyük değerini alır? Arkadaşlar k'ya biz k demeyelim. K'ya a küp diyelim. Niye a küp diyorum? A küp yazınca dışarıya kendisini a diye atsın diye daha kolay olur. Tamam. Sen benden buranın alanını mı istiyorsun? Alan eşittir. Taban yani 108 eksi a küp çarpı yükseklik a bölü 2. İşte bu sana alanı verir. Hadi bunu düzeltelim. Fışt fışt çarpalım. Söyleyin bana. 108'i bir de yani şöyle bir şey arkadaşlar çarptığınız zaman bu 108 a eksi a üzeri 4/2. Yani kısacası bölelim parçalayalım. Yani ne çıktı arkadaşlar? 54 a eksi 1/2 a üzeri 4. Evet bu daha kolay oldu. Tamam hocam. Şimdi bana bunu türevini al 0 eşleyeceksiniz. Hadi türevini alır mısınız? Hocam 54 eksi 4'ü öne düşürdüm. 2a küp eşittir 0'dan. Aa, 2a küp 54'ten. 2'yi 2'ye böldüm. A küp 27'den. A'yı 3 buldum. Benden k'yı istiyorsun. K'da a küp tane. Cevap ne oldu arkadaşlar? Cevap 27 oldu. Şıklardan
27'yi bulurum ve işaretlerim. Olay anlaşıldım arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Ne yaptım? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Kaya A küp dedim. A küpün gittiği yer A'dır. Alanı istiyorsun değil mi? Taralı alan hangi değeri için en büyük değerini alır diyorsun. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 108 eksi A küp çarpı A bölü 2. Bunu düzeltelim. Dağıttım, parçaladım. Türevini alıp sıfır eşledim. A'yı buldum. Adam kayı istiyordu. Cevap A küptür. Soru bitti. E bir de bunların parabolik olduğu zaman kısa yolunda size göstereyim. Ne duruyoruz? Devam. Evet arkadaşlar, şimdi geldik parabolün içerisinde üçgen verildiği zaman. Hocam parabol ne oluyor? Arkadaşlar kök x'ler bu bir paraboldur. Çünkü kare alınca x eşittir y kare olur. Bir tane kare varsa o bir paraboldur. Bu bir paraboldur. X kareler de bir paraboldur. Yani şu bir parabol, şu bir parabol. Hocam parabolün içerisinde üçgen varsa ya da parabolün içerisinde dörtgen varsa bu parabol şöyle de olabilir, şöyle de olabilir. Hiç önemli değildir arkadaşlar. Biz A'ya 2A modeli vardır diyoruz. Yani tepe noktasından başlamak kaydıyla ilk kenara kadar A, ilk kenardan ikinci kenara kadar da 2A modeli vardır. Tepe noktasından başlamak kaydıyla A'ya 2A modeli vardır, haberiniz olsun. Ha, bu dikdörtgeni şöyle de verebilirim. Sıkıntı değildir arkadaşlar. Bakın yine dikdörtgen. Yine A'ya 2A modeli vardır. Olay anlaşıldı mı? Zaten ben bunu da eskiden biliyordum. Şu tepe noktasından başlamak kaydıyla şöyle bir tane dikdörtgen çizdiğimiz zaman şişman olan yerin alanı 2A ise zayıf olan yerin alanı da A'dır. Bunu da unutmayalım. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? A'ya 2A modeli var. O zaman bu soru bitti. Nasıl bitti? Diyor ki K'nın hangi değeri için taralı alan en çok kaç olur? Arkadaşlar şu tepe noktası şurası A ise şurası 2A. E toplamı kaç oldu? 3A 36'dan A'yı ne buldum? A'yı 12 buldum. A dediği işte K. A birim uzaklıkta ya. Yani 12. Bitti. Bu birinci çözüm yöntemimiz. Hocam tamam A'ya 2A'yı öğrendim. Süper. Ben bunu profesyonel çözmek istiyorum. Yani ben bunu türevden çözmek istiyorum. Hay hay. Arkadaşlar A burayı siliyorum. A burayı siliyorum. Arkadaşlar K'ya biz A kare diyelim. Niye? Çünkü A kare dışarıya kendisine A diye çıkarsın diye. E süper. Hadi alanı mı istiyorsun? Taban yani 36 eksi A kare. Evet. Çarpı yükseklik bölü 2. İşte bu sana alanı verir. Hadi fışt fışt dağıtalım. 36 A. 2'ye böldüm. 18 A. Eksi A kare 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2 A kare diyorum ya. A küp. A bana bunun türevini alıp sıfıra eşler misiniz? Hadi 18. Eksi 3 öne düştü. 3 bölü 2 A kare. Doğru mudur? Evet hocam. Eşittir sıfırdan. Tamam. Bunu bu tarafa atalım. 3 bölü 2 A kare eşittir 18'den. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Şurada 1 kaldı. Şurada 6 kaldı. İşler dışar çarpımı yaptım. A kareyi ne buldum? A kareyi 12 buldum. Zaten soru bizden ne istiyor? K'nın hangi değeri? İşte A kare istiyor. Cevap 12'dir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. E hadi devam edelim. Demek ki parabolün içerisinde üçgen, parabolün içerisinde dörtgen gördüğünüz zaman tepe noktasından başlamak kaydıyla A'ya 2A modeli vardır. Haberiniz olsun. Şimdi geldik sağdaki sorumuza. Şimdi bu güzel bir soru arkadaşlar. Sağdaki soru katlamalı soru. Ama sana yeni nesil türev sorusu. Ne diyor arkadaşlar? Diyor ki bu bir dikdörtgen arkadaşlar. Şekil 1'deki bu bir dikdörtgen. Tamam hocam. Bu bir dikdörtgen. Tamam. Şu D noktasını alıyorlar. Şu AB üzerindeki bir noktaya katlıyorlar. Şu D noktasını alıyorlar. Şu AB üzerindeki bir noktaya katlıyorlar. Diyor ki D köşesi AB kenarı üzerindeki E noktasına getiriliyor. Diyor alan AF en çok kaçtır? Yani şuranın alanını istiyorum. Tamam hocam. Dur. Tamamı 6 birimse ben buraya x desem şurası ne olur? 6 eksi x olur. E burası burasına katlandığına göre demek burası da 6 eksi x'tir. Evet hocam. Arkadaşlar şurası eğer 6 eksi x şurası da x'e sen şurayı katladığınız zaman şu şuraya gelecek. Yani şurası 6 eksi x olacak. Yani şurası şurasına eşit oldu. E güzel. Ben buraya da A desem bir sıkıntı olur mu? Hocam ne sıkıntısı olacak? Adam benden ne istiyor? Alan AF. Alan AF normalde A çarpı X bölü 2'dir.
Evet, a çarpı x bölü 2. Ama hocam burada iki tane bilinmeyen var. Bunu tek bilmeyene çevirelim. Hadi buyurun çevirelim. Burada bana Pisagor bağıntısını uygular mısınız? A kare artı x kare eşittir 6 eksi x'in karesine. Doğru mudur arkadaşlar? Evet hocam, doğrudur. Hadi açılım yapalım. A kare artı x kare eşittir 36 eksi 12 x artı x kare. Tamam, şu x kare x kareyi mi götürdü? A kare 36 eksi 12 x'ten a ne olur? Kök içinde 36 eksi 12 x olur. Ne yaptım arkadaşlar? A kare artı x kare eşittir 6 eksi x'in karesi. Birincinin karesi 36, birincinin ikinci çarpımı 2 katı eksi 12 x artı x kare. X kare x kareyi götürdü. A kareyi buldum. Kök içine aldım. A'yı da 36 eksi 12 x buldum. Şimdi sen benden alanı mı istiyordun? Alan a çarpı x bölü 2 değil midir? Evet. A çarpı x bölü 2. Tamam. A belli zaten. Yani x çarpı a yerine bunu yazıyorum. 36 eksi 12 x bölü 2. Hocam şimdi bunun türevini alıp sıfıra eşleyeceğiz. Biraz da cin gibi olun da. Şimdi arkadaşlar burada çarpmaya göre türev almak mantıklı, yoksa x'i içeriye çekip sadece köke göre türev almak mı daha mantıklı? Tabii ki x'i içeri çekmemiz daha mantıklı. X içeriye x kare diye girir. Daha biz alanı buluyoruz ha. Yani kök içinde 36 eksi x kare eksi 12 x küp olur. Evet, x kare diye girdi. Çarptım, 12 x küp oldu. Bölü 2. Bana bunun türevini al, sıfıra eşleyin. Ben sana bunu 1000 defa daha önce söyledim. Köklü sayılarda türev alınıp sıfıra eşitlenecekse bir tek kökün içinin türevini almamız yeterlidir. Nasıl yani? Arkadaşlar y eşittir kök içinde fx olsun. Bana bunun türevini al, sıfıra eşleyemeyecek misiniz? Hocam bunun türevi nasıl alınır? 1 bölü 2 çarpı aynı şeyi yazmıyor musunuz? Çarpı içinin türevi eşittir sıfırdan. İçler dışlardan bu gitti zaten. O zaman bir tek içinin türevini alıp sıfıra eşitlememiz yeterliymiş. Doğru değil mi? O zaman bir tek içinin türevini alıp sıfıra eşitlememiz yeterliyse bir tek içinin türevini alıp sıfıra eşitleyelim arkadaşlar. Türevini alıp sıfıra eşitlemek gibi bir şey. Hadi iki öne düştü. 72x eksi 36 x kare eşittir sıfırdan. Evet. Karşıya attım. X'lerden bir tanesi gitsin. Yani x'i 2 buldum. Çünkü 36 x eşittir 72'den x 2 çıktı. Adam x'i istemiyor ki. Adam senden alanı istiyor. X'i istemiyor ki. Hadi. Alan eşittir kök içinde 2'nin karesi 4. 4'ü 36 ile çarptık. 144 mi oldu arkadaşlar? 144 eksi 2'nin küpü 8. 8'den 12'yi çarptım. 96 mı oldu? Bölü 2. 144'ten 96 çıktı. Kaç çıktı ya? 48. Evet, 48. 48 çıktı. İnşallah işlem hatası yapmadım. Bölü 2. 48'de 16 çarpı 3'ten 16 dışarıya 4 diye çıkar. 2'ye böldüm. Cevap 2 kök 3'tür. Nasıl arkadaşlar? Olay anlaşıldı mı? Ne yaptım? Şunu katladık. Şurasına dedim ki x olsun. Şu tamamı 6 birimse 6 eksi x olur. Bu 6 eksi x burasına eşittir zaten katlandığı için. Tamam, alanı istiyorsun. A çarpı x bölü 2 istiyorsun. Tamam da bana burada Pisagor bağıntısını uygulayıp a'yı x türünden buldunuz mu? Yerine yazdım. X'i içeriye aldım. Süper, alanı buldum. Bunun türevini sıfıra eşitlemeyecek misin? O zaman içinin türevini alıp sıfıra eşitlememiz yeterliydi. Tamam hocam, içinin türevini alalım. 72x eksi 36 x kare sıfırdan x'i 2 buldum. Evet. Hocam x'i nasıl bulduk? X'i nasıl mı buldum? Öğrenci buraya kadar geliyor. Arkadaşlar 72x eşittir 36 x kareden x'lerden bir tanesi gitti. Zaten x'in sıfır olması imkansızdır. Ya da hocam x'i farzen bir sıfır çıkacak. Bir de x'im 2 çıkacak. İzleyin beni. 2'ye sıfır. Derecesi büyük olan eksi artı eksi. Allah'ım yarabbi, ben de diyorum ki niye çıkmadı? Tamam. Şimdi arkadaşlar x karendeki eksi olduğu için eksi artı eksi. Eksi azalan, artan azalan. Sen benden ne istiyorsun? Alanını en çok istiyorsun. Alanını en çok yapan nedir arkadaşlar? 2 yazmamızdır. Bu en küçük yapandır. En büyük de 2 yaptığına göre. O zaman x yerine demek ki 2 yazacakmışım. X'e 2 yazdım. Cevap 2 kök 3 oldu. Soru bitti. Allah'ım yarabbi. Ben de diyorum ki ne yapıyorum? Evet arkadaşlar, bu parabol sorusunu çözelim. Bir tane daha size parabol sorusu çözeceğim. Sonra çeyrek çember. Sonra da
kutu oluşturma. E hadi ne duruyoruz? Buyurun. Diyor ki parabol üzerinden alınan bir noktanın, arkadaşlar herhangi bir nokta alacakmışız. Şöyle bir nokta alacakmışız. Bunun alınan bir noktanın koordinatlar toplamı en az kaçtır diyor. Tamam, koordinatlar dediği birisi x, birisi de y. Adam bizden istediği ne? X artı y istiyor. Tamam hocam. X artı y kaç bilmeyen ne? 2 bilmeyen. Bana bunu tek bilmeyene çevirir misiniz? Hocam y'yi sildim. Yerine a şunu yazdım. Var mı bir sıkıntı? Hocam ne sıkıntı olacak? X kare eksi 6x. Hadi düzgün toplayalım. Ne oldu arkadaşlar toplamı? X kare eksi 6x. X'ten topladık ne oldu? Eksi 5x mi oldu? Tamam hocam. Bu ifade buna eşitmiş. Değil mi arkadaşlar? X kare eksi 5x. Tamam, bana bunu türen of sıfır eşler misiniz? Hocam 2x eksi 5 sıfırdan x'i ne buldum? Hocam 5 bölü 2 buldum. Tamam. Hadi x'i 5 bölü 2 mi buldunuz? İsterseniz x'e 5 bölü 2 yazıp y'yi bulursunuz. Toplamını isterseniz zaten x artı y bu demek değil miydi? Arkadaşlar türevden önceki son durakta yerine yazmanız soruyu bitirir. Çünkü türevini alıp sıfıra eşledim. X'i 5 bölü 2 buldum. Adam benden ne istiyor? X artı y istiyor. İşte bu. Bunu istiyor. Hadi. 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4 eksi. 5 bölü 2'yi 5'ten çarptım. 25 bölü 2 mi oldu arkadaşlar? Şurayı bir 2 ile genişletelim. Cevap ne oldu? Eksi 25 bölü 4 olur. Şıklardan eksi 25 bölü 4'ü bulup işaretlerim. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu. Kolay bu. Hocam bu 5 bölü 2 gerçekten de bu ifadeyi en az mı yapıyor? Bakalım bir arkadaşlar. Türevini alıp sıfır eşlediniz. Kaç bulduk? 5 bölü 2 mi bulduk? İşaret ne? Artı eksi. Grafikler soldan başlanır. Eksi demek azalan, artı demek artan. Burası arkadaşlar dip nokta olmadı mı? Demek ki en küçük değer yapan nokta 5 bölü 2 noktasıymış. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Nasıl arkadaşlar? Umarım anlaşıldı değil mi? Hadi burayı siliyorum. Bir tane daha size parabol sorusu çözeyim. Çünkü parabol popüler bir konu arkadaşlar. Sileyim. Şimdi. Hemen bir tane parabolumuzu çizelim. Bu parabolumuzun ismi y eşittir 10 eksi x kare olsun. Bollar aşağı doğru ya. Tamam. Bu da y eşittir 4 doğrusu olsun. Bunun içerisinde şöyle bir tane dikdörtgen versin bize. Diyor ki dikdörtgen alanı ne olsun arkadaşlar? En fazla kaçtır? Taralı alan en fazla kaçtır? Sorumuz da bu. Tamam hocam. X'e 0 yazdık. Y'yi kaç bulduk? Y'yi 10 buldum. Şurasını arkadaşlar kaç bulduk? 10. Tamam hocam. Hani ben söyledim ya. Parabolun içerisinde bir dikdörtgen ya da bir üçgen varsa. Tepe noktasından başlama kaydıyla. İlk kenara kadar A. Diğerde 2A modeli yok mu? A'ya 2A modeli. Hatırladık değil mi? A'ya 2A. Bu 3A. Ondan 4 çıktı. Çünkü bu y'dir 4 doğrusu arkadaşlar. Burası 6 birim değil mi? 3A 6 ise A'yı kaç bulduk? Hocam A'yı 2 buldum. Demek ki A 2'ymiş. Ondan 2 birim çıktı. Şu yüksekliğimiz kaç birimmiş arkadaşlar? 8 birimmiş. Güzel. Burası da 2A'ydı. O zaman şu kenarımızın uzunluğu kaç birimdir? Evet A'yı biz 2 bulmuştuk. Şu kenarın da uzunluğu 4 birimdir. Doğru mu arkadaşlar? Tabii ki doğrudur. Şimdi ben şurayı merak ediyorum. Y'si 8 ya. Bunun acaba x'i nedir? Tamam. Y'ye 8 yazalım. Şurada y'ye 8 yazalım. 8 eşittir 10 eksi x kareden. Karşıya bu tarafa atalım. X kare 2'den. X ya kök 2'dir. Ya da eksi kök 2'dir. Demek ki burası ya kök 2'ymiş. Şurası da ya da eksi kök 2'ymiş. Adam benden alanı istemiyor mu? Alan taban çarpı yükseklik. Taralı alan eşittir. Tabanımız 2 kök 2. Çarpı yüksekliğimiz de 4'tü. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? 8 kök 2. Soru bitmiştir.
Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Bakın hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Bu parabolumuzun ismi. Şurası bizim x eksenimiz zaten. Şu da bizim y eksenimiz. Tamam hocam. Şimdi bu da y eşittir 4 doğrusu. Ben dedim ki tepe noktasından başlamak kaydıyla. Eğer parabolün içerisinde dikdörtgen veya üçgen varsa tepe noktasından ilk kenara kadar a 2a modeli vardır. A'ya 2a. Ağırlık merkezi gibi düşünüyoruz. Hocam toplam 3a. Ondan 4 çıktı. Şu arası 6 birim olduğunu biliyorum. 3a 6 ise a'yı 2 buldum. A2 ise şu yüksekliğimiz 2a'ydı. Yani 4 birim. A2 ise ondan 2 çıktı. Şurası 8. Y'si 8 ise acaba x'i nedir? Y'ye 8 yazdım. X'i buldum. 2 işte kök 2'ye eksi kök 2. Kök 2'ye eksi kök 2. Tabanımız 2 kök 2. Yüksekliğimiz de 4. Alan çıktı ortaya. Nasıl arkadaşlar? Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. Aa, burayı siliyorum. Biraz geniş olsun maksat. Aha. Şimdi arkadaşlar izleyin beni. İzle, 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 izle. Evet, evet, evet. Hadi ne yaptınız? İsterseniz bir durdurun bakalım. Bana bu soruyu bir çözmeye çalışın. Soru ne diyor arkadaşlar? Bu bir çeyrek çembermiş. R'si yani yarı çapı da 4 birimmiş. Diyor dikdörtgen alanı en çok kaçtır? Şimdi yarı çapımız kaç birimdi? 4 birimdi. Ben şuraya x desem yüksekliğimiz ne olur Pisagor bağıntısından? Kök içinde 16 eksi x karedir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Hipotenüsün karesi eksi diğer kenarın karesi ama kök içinde. 16 eksi x kare kök içinde. Tamam. Adam benden dikdörtgen alanını mı istiyor? Alanın formülü neydi arkadaşlar? Alan eşittir. Taban çarpı yükseklik. X çarpı kök içinde 16 eksi x kare. Şu x'i içeri alalım. Yani alan ne eşittir? X kare diye girir. Yani 16 x kare eksi x bölü 4. Doğru mu arkadaşlar? Hadi tek bilmeyen var mı? Bana bunun türevini al sıfıra eşitler misiniz? Hocam köklü sayılarda türev şöyle alınırdı. 1 bölü 2 çarpı aynı şeyi yazardık. Hatırladık değil mi? 16 x kare x bölü 4 çarpı içinin türevi. 32 x eksi 4 x küp. Neye eşitmiş? Sıfıra. Hatta içler dışlar çarpımdan mı gitti? O zaman ben burayı sıfıra işlediğim zaman x ne çıkar? Ben bunu bir x parantezine alayım. Hatta 4 x parantezine alayım. 8 eksi kaç oldu arkadaşlar? X kare mi oldu? Evet. Eşittir sıfıra. Tamam. X bir sıfır çıkar. X bir. Söyleyin bana. Kök 2 işte 2 kök 2. Bir de x1 eksi 2 kök 2 çıkar. Evet. Eksi 2 kök 2. Şimdi bir defa x uzunluksa sıfır olmaz. X uzunluksa eksi kök 2 de olmaz. O zaman x hangi değer aldı arkadaşlar? 2 kök 2 aldı. X 2 kök 2 ise 2 kök 2 4. Şurası da 2 kök 2'dir. Pisagor bağıntısından. Adam alanı istiyor. Alan 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. Kaç çıktı arkadaşlar? 8 mi çıktı? Soru bitmiştir. Evet. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Güzel. Bakıyorum, inceliyorum. Hani bir hata yaptık mı? Şimdi hızlı bir şekilde bir daha özet geçiyorum. O merkezde bir çeyrek çemberim varmış. Diyor ki R'si 4'müş. Tam yarı çapı 4 birim. Ben şu uzunluğa x dedim. Yani şu uzunluğa şu dikdörtgenin enine x birim dedim. O zaman yüksekliğimiz 16 eksi x kare ama kök içinde. Tamam alan x'in çarpımı. X'i içeriye aldım. Bunun türevini alıp sıfıra eşitledik. Çünkü ben de alanın en çok istiyorum. Şimdi türevini al sıfıra eşitlediğin zaman 1 bölü 2 çarpı. Geç bu işleri. Yani işler dışlar çarpımından gidecek. İçinin türevi 32 x eksi 4 x küp. Bu gitti zaten işler dışlar çarpımından. Şunu da 4 x parantezinde 8 eksi x kare. Hocam x ya sıfırdır ya 2 kök 2'dir ya da eksi 2 kök 2'dir. Arkadaşlar x uzunluksa sıfır da olmaz. Eksi 2 kök 2 de olmaz. X bir tek burada ne çıkar? 2 kök 2 çıkar. X'e 2 kök 2 yazdım. Yükseklik de 2 kök 2'dir. Alan istiyor. Alan 2 kök 2 çarpı 2 kök 2'den. Cevap 8'dir. Soru bitmiştir. Vallahi güzel bir soru arkadaşlar.
Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geldik sağdaki sorumuza. Şimdi sağdaki sorumuz ne diyor arkadaşlar? Sileyim artık. Ben buna bir işim kalmadı. Bunu da tane tane çözelim. Ve yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Ne diyor? Arkadaşlar bir tane bizim şöyle. Bizim bir tane şeyimiz varmış. Dikdörtgenimiz varmış. Diyor ki dikdörtgenin köşelerinden eş kareler kesilerek. Yani şöyle köşelerinden eş kareler kesiyormuşum. Bakın kesiyorum. Tamam keselim hocam. Keselim. Eş kareler ama. Sonra diyor ki üstü açık ve en büyük hacimli kutu yapılacak. Katlanıyor. Katlanıyor. Düzgün katlamadık ama siz artık katlarsınız. Katlanıyor. Katlanıyor. Gerçekten de üstü açık bir kutu yapıldı. Gördünüz mü? Diyor ki yapılacak kutunun yüksekliği nedir diyor. Tamam hemen bulalım. İzleyin beni. Şimdi bak. Şu köşelerinden x birime x birim. Şu köşelerinden x birime x birim. Şu köşelerinden x'e x. Şu köşelerinden x'e x keselim. Ve üstü açık bir kutu yapılacakmış. Tamam hocam yapalım. Kutuyu nasıl yapacağız? Anladınız işte. Yani kutu yapılacak. Katladınız kutu yaptınız. O zaman kutumuzun eni toplam 2 birimse x sağdan x soldan gitti. 2 eksi 2x. Kutumuzun da kutuyu çizebilecek miyim bilmiyorum. Ama çizmeye çalışalım arkadaşlar. İşte kutumuz böyle bir kutu. Neyse. Yani kutu çizmekte işte böyle bir kutu yapılıyor. Anladınız işte. 2 eksi 2x derinliği toplam bir birimde x sağdan x soldan yani 1 eksi 2x yüksekliğimiz de zaten x. Evet yüksekliğimiz de x. Tamam. Ne diyor? En büyük hacimli. Arkadaşlar bunun hacmi nedir? Taban alan çarpı yükseklik. Yani 2 eksi 2x çarpı 1 eksi 2x çarpı x. İşte bu sana hacim ver. Bunu düzenleyelim. Hadi teker teker bu ikisini bir çarpalım. Hadi. Fışt fışt. Söyleyin bana. 2 eksi 4x fışt. Eksi 2x fışt. Artı 4x kare. Tamam yani 2 eksi 6x artı 4x kare. Bir de bunu x'e çarpalım. Yani hacim ne oldu? 2x 6x kare artı 4x küp. Süper. Şimdi bana bunun türevini alıp sıfır eşleyeceksiniz. İşte hacimin çünkü en büyük olmasını istiyorum. Hadi türevini alıp sıfır eşleyelim. Bunun türevi ne? 2. Türevi 12x. Türevi 12. Evet x ne oldu? Kare. Eşittir sıfırdan. Herkesi bir 2'ye bölelim. Yani 6x kare eksi 6x artı 1 eşittir sıfıra. Güzel. Şimdi bu ifade çarpandan ayrılmıyor. O zaman delta'dan gidelim. Delta b kare eksi 4 a çarpı c değil mi? Evet hocam 36'dan 24 çıktı. Delta'sı 12 mi oldu? Güzel. O zaman birinci kökümüz. Eksi b yani 6. Eksi kök delta 2 kök 3 bölü 2 a yani 12. Yani 3 eksi kök 3 bölü 6. Diğer kökte 3 artı kök 3 bölü 6'dır. Doğru değil mi? Süper. Tamam hocam. Bir kökümüz 3 eksi kök 3 bölü 6. Diğer kökümüz de 3 artı kök 3 bölü 6. İşaret. Dur. Artı eksi artı. Artı demek. Artan, azalan, artan. Benden ne istiyorsun? En büyük hacimli. En büyük değer burası. Burası en küçük değer arkadaşlar. En büyük hacimli olması için. Adam diyor ki yükseklik ne olmalıdır? Yani x ne olmalıdır? Tamam x zaten. Ne olmalıymış arkadaşlar? X'imiz 3 eksi kök 3 bölü 6 olmalıymış. Bazı arkadaşlarımız hocam bunları 3 eksi kök 3 bölü 6 diğer kökümüz de 3 artı kök 3 bölü 6 hocam diyor bu daha büyük ya 3 artı hocam diyor cevap budur. Değil işte arkadaşlar. Bakın. Artı eksi artı. Artan, azalan, artan. En büyük olduğu değeri nerede alıyormuş?
3 eksi kök 3 bölü 6 alıyormuş. Bu bulduğumuz en küçük değerini aldığı noktadır. Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Diyor ki dikdörtgenin köşelerinden eş kareler kesiliyormuş. Ve katlanarak üstü açık ve en büyük hacimli kutu yapılıyormuş. Tamam, kutumuz da böyle. Bunun tabanı toplam 2 birimdi. X sağdan x soldan 2 eksi 2x. Derinliği 1 eksi 2x. E yükseklik de zaten kıvrılan yerler yukarı doğru katlanacak ya. Yüksekliğimiz de x. Hacim 3'ün çarpımı. Düzgün çarptım. Türevini alıp 0'a eşitledim. Hocam denklemi buldum. E bu çarpandan ayrılmıyor. Delta b kare eksi 4ac'den delta'yı 12 bulduk. Bakın burada hem eşitsizlik var, hem ikinci dereceden denklem var. Burada her şey var. Yani burada 3-4 tane konu var. Hocam tamam. Delta'nın formülü b kare eksi 4ac. Yani delta'yı 12 buldum. Delta'yı 12 bulduktan sonra birinci kökümüz eksi b eksi kök delta bölü 2a değil miydi? Diğer kök de bunun artılısı. Doğru değil mi? X1 virgül X2. Hadi eksi b dedi yani 6. Eksi kök delta dedi kök 12 yani 2 kök 3 bölü 2a. E a'sı hani 6 idi. 2a 12 olur. 2'ye 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 böldüm. 3 eksi kök 3 bölü 6. E diğer kökümüz de bu x1'imiz olsun. Ah. Bunun eşleniği 3 artı kök 3 bölü 6. E hangisi büyük yapar? Bu büyük diye. Bu büyük yapmaz yani, kusura bakmayın. Sayı doğrusunda şu ikisini de gösterdim. 3 eksi kök 3 bölü 6. 3 artı kök 3 bölü 6. İşaretimiz ne? Artı. Eksi artı. Artan, azalan, artan. Bu en büyük değer yapar. Bu en küçük değer yapar. Bu nokta. E, en büyük yapan x'i istiyor. Yükseklik nedir diyor. Cevap tabii ki budur. Ve bitmiştir. Hadi nedir diyoruz? Yola devam. Türevin fiziksel yorumu ne oluyor? Arkadaşlar türevin fiziksel yorumunun çıkış noktası şudur. Bir hareketlinin bir andaki, mesela t1 zamandaki anlık hızının türev yardımıyla bulunmasına biz arkadaşlar türevin fiziksel yorumu diyeceğiz. Şimdiye kadar sınavda geldi mi arkadaşlar? Sınavda şimdiye kadar gelmedi. Popüler bir konu değildir. Ama müfredatta olduğu için mecburen anlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir hareketin t zamanda aldığı yol ft ile gösterelim. Tamam hocam. t1t zaman aralığındaki ortalama hızı ve ortalama eşittir. ft eksi ft1 bölü t eksi t1'dir. Zaten bu türevin çıkış noktasıydı. Hatırlayın arkadaşlar. Türevin tanımında size bunu anlatmıştım. Ben dedim ki t t1'e yaklaştıkça, arkadaşlar ben bu dedim ya t1 virgül t zaman aralığında. Ben bu t'yi t1'e yaklaştıracağım. Tamam yaklaştıralım hocam. T t1 aralığı kapanarak. Evet kapanır arkadaşlar, yaklaştırırsanız t t1'e çok yaklaşır. Hatta t1 zamanı olur. Tamam hocam. Kapanarak t1 olur. Ve t1 andaki anlık hızı bulunur. Anlık hızı arkadaşlar nasıl bulunuyor? Limit t giderken t1'e. İşte t'yi t1'e yaklaştırıyoruz. Ft eksi ft1 bölü t eksi t1. E bu hocam türevin tanımıydı. Eşittir f'in türevi t1'dir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ha, yolun türevi bana hızı verecek. Hızın türevi bana ivmeyi verecek. Arkadaşlar yolu st ile göstersem, hızı vt ile göstersem, ivmeyi de at ile göstersem. Arkadaşlar bunlar hepsi zamana bağlı. Dikkat ettiniz mi? Evet hocam bunların hepsi zamana bağlı. Tamam. O zaman yolun türevi bana hızı veriyor. Yolun türevi bana hızı veriyor. Hızın türevi bana ivmeyi verir. Hızın türevi bana ivmeyi verir. O zaman yolun 1, 2, ikinci türevi bana arkadaşlar ivmeyi verir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam anlaşıldı. Demek ki zamana bağlı yol, hız, ivme. Bunlar verilip veya birisi istendiği zaman hocam yolun türevi bana hızı veriyor. Tamam hocam yolun türevi bana hızı veriyor. Hızın türevi bana ivmeyi veriyor. O zaman yolun ikinci türevi bana hocam ivmeyi verir, haberiniz olsun. Tamam hocam anladık. Uyarı. Fx fonksiyonunun AB aralığındaki değişim oranı ya da değişim hızı arkadaşlar formülü budur. Fb eksi fa bölü b eksi a'dır. Tamam hocam bunu da anladık. Şimdi geldik grafikleri okumaya.
Biz dedi ki arkadaşlar fonksiyonların grafiklerini nasıl okuyacağız? Arkadaşlar bize böyle bir fonksiyon verdi. Dedi bana fx'i oluşturun. Bana fx'i nasıl oluşturursunuz? Hocam önde mutlaka bizim bir tane a çarpanımız var. X'i nerede kesmiş? Eksi 3'te. O zaman eksi 3 bir kökse bir çarpanımız x artı 3'tür. Evet bunların zıttıdır arkadaşlar. Eğer bir kökümüz artı 1 ise bir çarpanımız x eksi 1'dir. Bir kökümüz 4 ise bir çarpanımız x eksi 4'tür. Teğet geçtiği için karedir. Olay anlaşıldı mı? Evet hocam anlaşıldı. Bir de grafiğin sağına bakın. En sağ x eksenin üstünde mi altında mı? Hocam x eksenin üstünde. O zaman şuradaki a da %100 pozitiftir. Ona dikkat edin. Geldik buraya. Hocam kökleri eksi 4, eksi 3, 4 ve 5. Süper. Hadi bana bunun denklemini oluşturun desem. A çarpı söyle x artı 4'ün kendisi. Çünkü niye kesmiş? Teğet geçmiyor. Hocam bir çarpanımız x artı 3'tür. Bir çarpanımız x eksi 4'tür. Çünkü her zaman bunların zıttını alıyordum. Ama teğet geçtiği için karesi. Bir çarpanımız da x eksi 5'tir. Teğet geçtiği için karesi. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ha, hocam dördüncü kuvvet, altıncı kuvvet olabilir mi? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Sadece çift kuvvet olduğunu bilirim. Yeterlidir. Tamam hocam bunu da anladık. Şimdi geldik şuraya. En sağına bakın. X eksenin altında mı üstünde mi? Hocam altında. O zaman şuradaki A %100 negatiftir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mesela bu soruda bize dese ki eğer 1, 2, 4. dereceden derse 1, 1 kare. Bu soru 6. dereceden derse bu x artı 4'ün birinci kuvveti. Bu x artı 3'ün birinci kuvveti. Karesi karesi. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Ne duruyoruz? Sorularımıza giriş yapalım mı? Tabii ki hocam sorularımıza giriş yapalım. Haydi. Evet arkadaşlar. Hadi buyurun. Diyor ki fonksiyonun 1-4 aralığındaki değişim oranı, değişim hızı kaçtır diyor. Zaten size bunun formülünü göstermiştim. Evet arkadaşlar. Değişim oranı veya değişim hızı f4 eksi f1 bölü 4 eksi 1'di. Soru bitti arkadaşlar. Hadi f4'ü bulalım. X sene 4 yazar mısınız? Hocam 4'ün küpü 64. Dur. Hemen burada yazalım. f4 eşittir. 4'ün küpü 64. Eksi. 4'ün karesi 16. 2 ile çarptım. 32 mi? Artı 4 artı 1. Kaç çıktı arkadaşlar? Şurası 32. 32, 5 daha 37 mi? Evet. Şurasını 37 bulduk. Şimdi geldik F1'i bulmaya. Hocam hemen F1'i bulayım. 1'in küpü 1. Eksi 2. Artı 1. Artı 1. Bu 2 eksi 2'yi götürdü. O da 1 kaldı. Süper. 37'den 1 çıktı. 36 bölü 3'ten cevap 12'dir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Demek ki değişim oranı arkadaşlar ya da değişim hızı formülümüz f4 eksi f1 bölü 4 eksi 1'di. Geldik alttaki sorumuza. Ne diyor? Dördüncü dereceden. Bunlar arkadaşlar birer kök. O zaman bunlar birer kökse senin fx'in nasıl bir şeydir? A çarpı. Evet söyle. Hocam x artı 1 çarpı. Söyle. X eksi 1 çarpı. X eksi 4. Hocam 3 tane x oldu. Bu dördüncü dereceden de. Bu teğet geçtiği için şurası arkadaşlar karedir. Soru bitmiştir. Hocam 0 yazınca bizi nereye götürür? Eksi 16'ya. Hocam biz fx'e eksi 16 diyelim. Evet şu x'e de 0 diyelim. Amacım a'yı bulmak. A altta kaldığı için %100 negatif çıkacak. Hadi. Eksi 16 eşittir. 1'in karesi 1. Şurada bir eksi 1 var. Eksi 4'ten çarptım. 4a. Tamam. A kaç çıktı arkadaşlar? A eksi 4 çıktı. İşte fx'i bulduk. Eksi 4 çarpı x artı 1'in karesi. Evet. X eksi 1 çarpı x eksi 4. İşte fx'i bulmuş olduk. F1'i ister, F3'ü ister, F5'i ister. X yerine istediğinizi yazın, istediğinizi bulun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Hadi hocam geldik bizim bu sorumuza. Bir hareketlinin t saniyede aldığı yolun adam bize fonksiyon olarak ifade etmiş. Tamam. Bu hareketin 1-4 saniyeler arasındaki ortalama hızı ve ortalama f4 eksi f1 bölü 4 eksi 1 değil miydi?
Evet hocam. İşte değişim hızı, değişim oranı hemen hemen aynısı. Evet hocam. Hadi F4'ü bulalım. F4'ü bulalım. 4'ün küpü. Önce şu F4'ü bulalım. F4 eşittir. 4'ün küpü 64. Eksi 4 kere 5 20. Artı 2. Kaç oldu arkadaşlar burası? 44, 40. Yanlış olmasın. Maksat 44. 2 daha. Hocam 46. Eksi. F1'i de bulalım. Hocam x yerine 1 yazınca eksi 2 mi kaldı? Evet hocam. Eksine eksinin çarpımı artı 2 olur. Bölü 3. 48 bölü 3 cevap ne oldu? Hocam cevap 16 oldu. Şıklardan 16'yı bulurum ve işaretlerim. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? F4 eksi F1 bölü 4 eksi 1'dir. F4 4'ün küpü 64 eksi 20 artı 2. Evet 46. F1'i buldum. 1, 2 daha 3, 5 çıktı. Eksi 2. Eksine eksinin çarpımı artı 2'den 48 olur. Soru bitti. 2 saniyede aldığı yol. Dur. Zaten bu aldığı yolun denklemi değil miydi? Evet hocam. Adam bizden F2 istiyor işte. 5 saniyede aldığı yol. T yerine 5 yazın. Arkadaşlar sen bu yolun denklemi ha. Tamam hocam. F2 istiyormuş. X yerine şey T yerine 2 yazalım. 2'nin küpü 8. Eksi 10 artı 2. Kaç çıktı arkadaşlar? 0 çıktı. Cevap 0'dır. Hızını isterse. Dur. Yolun yani F'nin türevi sana neyi verirdi? Hızı verdi. Evet. Benden 3. saniyeyi mi istiyorsun? Tamam. T yerine 3 yazacağız. Yani yolun türevini alırsan sana hızı verir. Yolun 2 defa türevini alırsan sana ivmeyi verir. Olay anlaşıldı mı? Benden hızı istiyor. Evet hocam hızı istiyor. O zaman bir defa türevini alıp yerine 3 yazacaksınız. Hadi türev alır mısınız? Evet. Hocam 3 öne düştü. 3t kare eksi 5. Tamam yerine 3 yazalım. 3'ün karesi 9. 3'ten çarptım 27. 5 çıktı. Cevap 22'dir. Soru bitmiştir. Kaçıncı saniyede ivmesi 60'tır diyor. Dur. Yolun 2 defa türevini alırsam sana ivmeyi vermez mi? Hocam yolun bir defa türevini almıştım şuydu. Bunun bir daha türevini alalım. Evet 6t eşittir neye? 60'a. Tamam t kaç çıktı? Kaçıncı saniyede? İşte 10. saniyede. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Burası 2 idi. Şurası 3'tü. Şurası da 4'tü. Hadi geldik sağdaki sorumuza. Arkadaşlar bu konunun en sıkıntılı yerlerinden bir tanesi budur. En sıkıntılı yeri. Şimdi ben burayı siliyorum arkadaşlar. Nasıl en sıkıntılı yeri? Şimdi biraz da böyle bir özet geçeyim. Yani bu sıkıntılı yerleri nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Şimdi çevrenin artış hızı, değişim hızı. Evet arkadaşlar bunlar türevden akıldır. Evet artış hızı, değişim hızı. Bunlar arkadaşlar türevdir. Şimdi ben sana dedim ki bana işte alanın sen a kare olduğunu biliyorsun. Çünkü burada bir alandan bahsediyor. Evet hocam bana bunun türevini alır mısınız? Neye bağlı? Zamana bağlı. Zamana bağlı türevini alır mısınız? Hocam tabii ki alırım. Hadi A'nın türevi dA bölü dt'dir. İşte bakın A'nın türevini aldım zamana bağlı. Eşittir. Şunun türevini aldım. 2 öne düştü. Çarpı A olduğu gibi yazılır. Çarpı A'nın türevi. Neye göre? Zamana bağlı. Yani dA bölü dt. Evet, A'nın türevi. Arkadaşlar fonksiyonları hatırlayalım. Y eşittir fx'in mesela 4. kuvvetin bana türevini al desem 4 öne düşer. Çarpı fx'in küpü bırakıyor musunuz? Yok hocam. Bir de içindekinin türevini alıyorsunuz. Evet, şu içindekinin türevini almadan nereye gidiyorsun? Buradaki içindeki dediğimiz A bir fonksiyon gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Tamam hocam. 2 öne düştü. 2A çarpı A'nın zamana bağlı türevi. Olay anlaşıldı mı? Güzel. Hocam mesela hacmin formülü A küp. Bana bunun zamana bağlı türevini alır mısınız? Hocam tabii ki alırım. Hadi.
Dedim ki D çarpı DT çarpı H. H'ın zamana bağlı türevi eşittir. 3 öne düştü. Üstünü bir azalt çarpı A'nın türevi. A'nın türevini bazıları böyle gösteriyor. Bazıları da diyor ki hocam DA bölü DT. Yani türevini aldım zamana göre. Kimin? A'nın. Bazıları da olaya bu şekilde bakıyor. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Demek ki biz zamana bağlı türevlerini bu şekilde yapıyoruz. Hocam şimdi geldik bizim sorumuza. Hadi. Diyor ki özel bir metalden yapılmış. Kare şeklindeki bir levhanın belirli bir ısı altında yüzey alanının değişim hızı. He. Yani alanın zamana bağlı türevi neymiş? 36'ymış. Evet, değişim hızı odur. Tamam. Bu levhanın alanı 36 olduğuna göre. Dur. Alanı 36'ymış. Tamam. Çevrenin artış hızı kaçtır diyor. Bizden istediği arkadaşlar şu. D çevre bölü DT'yi bizden istiyor. Evet. Çevrenin artış hızı demek arkadaşlar. Çevrenin zamana bağlı türevini istiyor. Süper. Tamam hocam. Hadi. Şimdi ben alanın formülünün A kare olduğunu biliyorum. Adam bana alanın türevine 36 dediği için. Arkadaşlar bana bunun türevini alır mısınız? Hocam tabii ki alırım. Hadi. DA bölü DT. Yani A'nın zamana bağlı türevi eşittir. İki öne düştü. A'yı olduğu gibi yazdım. Çarpı A'nın türevi. Ya da A'nın zamana bağlı türevi. Süper. Şimdi bize bunu vermiş. Kaç vermiş? 36. Arkadaşlar alanı eğer 36 ise A kaçtır? A 6'dır. Evet, A kare 36 değil mi? A 6. Tam A'ya 6 yazalım. Hadi. İlk kere 6. 12 çarpı DA bölü DT. 12'ye 12'ye bölelim. DA bölü DT neye eşittir? 3'e. Yani bir kenarın zamana bağlı türevi. Yani artış hızını biz 3 bulduk. Şimdi adam benden DC bölü DT'yi mi istiyordu? Evet hocam. Çevrenin artış hızı kaçtır diyor. Çevrenin formülü 4A değil midir? Evet. Hadi. Bana bunun türevini alır mısınız? Hocam hemen alayım. DC bölü DT. Yani çevrenin zamana bağlı türevi eşittir. 4A'nın türevi 4'tür ama A'nın da türevini almak zorundasınız. Bu bir fonksiyon gibi düşünün arkadaşlar. DA bölü DT. Tamam, 4A'nın türevi 4. E tamam da A'nın da türevini alacaksınız ya. DA bölü DT. Hocam adam bizden bunu istiyor. Tamam. E DA bölü DT'yi ben ne bulmuştum? 3 bulmuştum. 3 kere 4 cevap ne oldu? Hocam cevap 12 oldu. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bazı arkadaşlarımız da olayı şöyle çözüyorlar. Burayı siliyorum. Bakın izleyin. Bu bizim birinci yolumuzdu. Evet. Hocam diyorlar. Şimdi geldik ikinci yolumuza. Sanki bu yol daha kolay arkadaşlar. Siz de yorumlara gelin. Hocam ikinci yol daha kolay mıydı yoksa birinci yol daha kolay mıydı? Şu artış hızı, değişim hızının sorusu diye. Şimdi arkadaşlar. Yüzey alanın değişim hızı, yani alanın zamana bağlı türevi neymiş? 36'ymış. Değişim hızı demek arkadaşlar türev demektir. Tamam hocam. Alan 36'ymış. Alan 36. Alanın formülü neydi? A kareydi. Demek ki A neye eşitmiş? 6'ya. Onu bir kenarda bırakalım. Sen benden ne istiyorsun? Diyor ki çevrenin artış hızı. Benden çevrenin türevini istiyor. Soru bu değil mi arkadaşlar? Evet, tamam. Şimdi alanın türevi eğer 36 ise alan A kare demek değil midir? Hadi hocam, alanın türevini aldım. Tabii ki zamana bağlı. Hadi iki öne düştü. A olduğu gibi yazılır. Çarpı A'nın türevi. Hocam A'nın türevi kaçtı? 36'ydı. 2A. Vallahi hocam biz A'yı 6 bulmuştuk. 12. A'nın türevi. A'nın türevi buradan kaç çıkar? Yani A'nın zamana bağlı değişim hızı. O da 3 çıktı. Süper. Adam benden çevrenin türevini mi istiyorsun? Çevrenin formülü neydi? 4A'ydı. Kare ise arkadaşlar bu. Çevresi 4A. Hadi türevini alalım. Bana 4A'nın türevi 4 çarpı A'nın türevi değil midir? Evet hocam. 4'ü yazdım. A'nın türevi.
Tamam hocam. A'nın türevi kaçtı? A'nın türevi 3'tü. 3 kere 4. O zaman çevrenin türevi ne oldu arkadaşlar? Çevrenin türevi 12'dir. Soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Buna benzer bir tane daha soru yazayım. Bir de güzel bir sorum var. Onu da çözeyim ve yolumuza devam. Evet arkadaşlar, son sayfaya geldik. Artık geçmiş olsun diyeyim. Buraya kadar eğer geldiyseniz helal olsun vallahi. Artık tam bir komandosunuz. Evet, son sayfamız, son iki sorumuz. Bunların da çözümünü yapayım ve türeve son noktayı koyalım. Evet, kahramanlar. Herolar. Hero kahraman demektir arkadaşlar. Aferin vallahi. Hadi, seviliyorsunuz. İnşallah herkes istediği yeri kazanır. İnşallah herkes hayal ettiği bölümü kazanır. İnşallah herkes istediği mesleği yapar diyeyim. Buraya kadar geldin ve daha yorum yapmadıysan lütfen artık bir yorum yapın ha. Hatta 3 tane yorum yapın ha. Videoyu beğenirseniz, beni mutlu edersiniz. Ha, abone olmayan arkadaşlarımız lütfen artık abone olun ya. Tamam? Hadi buyur. Diyor ki özel bir metreden yapılmış bir kenarı 6 santim olan bir küpün. Arkadaşlar bir küpümüz varmış. Tamam hocam. Bir kenarın artış hızı, yani kenarın türevi. Bir kenar arkadaşlar A birim olsun. Zamana bağlı türevi. Neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3'müş. Eşittir 1 bölü 3 diyelim. Tamam hocam. Küpün hacmi. Arkadaşlar hacmin formülü neydi? A küptü. Diyor ki hacmin değişim hızı. Ha, hacmin bizden türevini istiyor. Hadi buyurun türevini alalım. Hacmin türevi eşittir. 3 öne düştü. Üstünü bir azalttım. Çarpı A'nın türevi. Doğru değil mi arkadaşlar? Dedim ya size daha önceden. Y eşittir fx'in mesela 5. kuvvetinin bana türevini alın desem. 5 öne düşer. Fx'e karışma. Üstünü bir azalt çarpı. Fx'in türevi değil mi? İşte aynı mantık. 3 öne düştü. A'ya karışma. Üstünü bir azalt çarpı. A'nın türevi. Süper. Zaten benden hacmin değişim hızı. Yani hacmin türevini istiyordu zamana bağlı. Hocam A zaten belliydi. Bir kenarı 6 santimdi. A 6 ise ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 6'nın karesi 36 çarpı A'nın türevi. Yani 1 bölü 3. 3, 3'ü götürdüm. Cevap 36'dır. Bitmiştir. Buyurun. Geldik bizim bu sorumuza. Bir kalasımız varmış. Kalasımızın arkadaşlar yüksekliği 15 santimmiş. Öyle diyor. 15 metre uzunluğundaki bir kalas. Şekil 1'deki gibi durmaktaymış. Sonra alt ucunu tutuyorlar. Şu şekilde arkadaşlar kaydırıyorlar. Alt ucu kayınca bu da aşağı doğru kayacak zaten biliyorsunuz. Tamam, kalasın alt ucu 30 metre bölü saniye sabit hızla. He, kayıyormuş. Kaç metre kaymış? 9 metre çekiliyormuş. O zaman ben buraya x desem, ben buraya y desem tamamı da eğer 15 birimse. Ben neyi biliyorum? X kare artı y karenin 225 olduğunu çok iyi biliyorum. Evet hocam, ama x'imiz 9 olarak bize verilmiş. Tamam, o zaman y'miz de 12'dir. 9, 12, 15 düzey üçgeni var ya, bunlar bir kenarda kalsınlar. Tamam hocam, kalasın alt ucu 30 metre bölü saniye sabit hızla. Arkadaşlar bu x, alt kalası x birim çekiyorsunuz ya. Evet hocam, o bir yol, yol gibi düşünün. Yolun türevi sana neyi verir? Hızı verir. E tamam işte 9 metre bölü saniye, işte 30 metre bölü saniye sabit hızla diyor. Ha, şu x'in türevi neye eşitmiş? 30'a. Benden ne istiyorsun sen? Üst ucu saniyede kaç metre hızla aşağı doğru kayar. Ha, benden y'nin türevini istiyor. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? E hadi buyurun türevini alalım. Hocam 2 öne düştü. X'e karışma. Üstünü bir azalt 1'dir. Çarpı x'in türevi. 2 öne düştü. Y'ye karışma. Çarpı y'nin türevi. Eşittir neye? 0'a. Hocam 2'yi yazdım. X. X neredeydi o? X, 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 x. X'imiz 9'du. X'in türevi o da 30'du. Artı 2. Y. Y, 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 y. Y'miz 12'ydi. Zaten benden y'nin türevini istiyor işte 0'dan. Şunları çarpın arkadaşlar. Kaç çıkıyor? 540 mı? 540'a karşı yaptım. Şurası da 24. Yani 24 y'nin türevi eşittir eksi 540'a. 540. Hocam hocam 12'ye böldüm 2. 12'ye böldüm 45 mi? Evet hocam. Yani y'nin türevi
üst ucu saniyede kaç metre hızla aşağı doğru kayar diyor. Hadi y'nin türevi, yani yolun türevi sana hızı verir ya. Y'nin türevi neye eşittir? Eksi 45 bölü 2 verir. E hocam hız eksi olmaz. E niye ben eksi buldum? Arkadaşlar yönden dolayı aşağı doğru kayıyor ya. Negatif yönlü kaydığı için biz eksi bulduk. Cevap 45 bölü 2'dir. Geçmiş olsun. Bu şekilde çözümünü yapmış olduk. Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Arkadaşlar bu kayıyormuş. Yani bunu çekiyorsunuz. Bu da aşağı mecburen kayacak. Bu x olsun, bu y olsun. Zaten galasımızın uzunluğu 15'tir. X kare artı y kare 225 olarak ben biliyorum. Şimdi diyor ki alt ucu 30 metre bölü saniye sabit hızdan. Alt ucunu tuttuk 30 metre bölü saniye sabit hızdan kaydırdım. Arkadaşlar o zaman x'in türevi, çünkü yolun türevi sana hızı verir. Eşittir 30'a. Adam diyor ki üst ucu saniyede kaç metre bölü hızdan aşağı doğru kayar. Yani benden yolun y'nin türevini istiyor. Tamam hocam. 2x çarpı x'in türevi, 2y çarpı y'nin türevi eşittir sıfırdan. Yerlerini yazdım, y'nin türevini buldum. Soru bitmiştir. Hadi. Dediğim gibi abone olanlar, abone olmayanlar abone olsunlar. Tamam. Hadi görüşürüz.